bu akşam bilim konuşacağız. Ama bilim konuşurken yani kalkıp size fizik falan ölçecek halimiz yok. Tarihinden bahsedeceğiz, bilim tarihinden bahsedeceğiz. Bilime yön veren önemli isimleri ele alacağız. Bunların bilimi nasıl popüler hale getirdiğinden söz edeceğiz. Cehal Hoca her zamanki gibi kendine göre yeni, bize göre eski zamanlardan başlayacak. Çünkü Celal Bey için eski demek 250 milyon yıl demek. Yeni demek 50 milyon yıl demek. 100 yıl falan onun için dün gibi oluyor. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şükür kavuşturana. Allah elhak öyle. Neredesin ya? Vallahi ben evimde çalışıyorum. Daha da bir gidip geliyorum. Amerika'ya gittim geldim falan. Evet. Güzel Almanya'ya gittin galiba. Almanya'ya gittim, Amerika'ya gittim. Amerika'da malum Venüs'ü yapıyor. Venüs'ü yapıyorsunuz. Venüs'ü yapıyor. O bayağı çok güzel. Ne yapıyorsunuz Venüs'ü? Efendim Venüs'ün yüzeyinde bugüne kadar tahmin edilenin çok üzerinde yatay hareketler var. Dolayısıyla gezegenin bütün davranışı bugüne kadar zannettiğimizden çok değişik. Onu belgeliyoruz. Nasıl görüyorsunuz Venüs yüzeyini? O atmosferde nasıl görüyorsunuz? O atmosferin içerisinde radar dalgalarıyla bakıyorsun. Hava fotoğrafı gibi gayet güzel çıkıyor. Tabii 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 gayet güzel görüyoruz. Yapıları. Yani atmosferin yoğunluğu, radarın... Ama bize mani olmuyor. Mani olmuyor. Bize mani olmuyor. Gayet güzel görüyoruz. Geç Ruslar bir alet indirmiş zaten. İndirdilerdi. Birkaç saatte yaşadı o alet. Malum analiz dahi yaptı. Venera. Onun hakkında da koca bir kitap çıktı. Ama bizim yaptığımız yüzeydeki yapıları inceliyoruz. Bir bunu NASA için mi yapıyorsun, bir üniversite için mi? Bunu kendimiz için yapıyoruz. Nasıl yani bunu yapanlar... Sean Solomon, Lamont-Doherty Earth Observatory'nin direktörü Columbia Üniversitesi'nde. İki tane genç var. Bunlar Sean'un postdoktorlarıydı. Postdoktora yani araştırma öğrencileriydi. Geldiler benimle bir müddet çalıştılar İTÜ'de. Şimdi birisi North Carolina'da, birisi Georgia'da öğretim üyesi oldular. North Carolina hangisinde? Ne bileyim ben. Uydurma üniversitelerinden bir tanesinde işte. Orada bunlar öğretim üyesi. İki tane çok akıllı çocuk. Biri İrlandalı, biri Alman. Onlarla beraber bir ekibimiz var. Biz Merkür'ü de bu ekiple beraber yaptık. Ama Merkür'ü NASA istemiş sizden. Siparişti. Hayır. Bu NASA'nın gönderdiği verilerle. Bir gönderdiği bir sonda. Meşhur Messenger sondası. Evet. Biz onun verilerini inceledik ve tabii NASA'nın programı dahilinde böyle bir şey yapıldıydı. Venüs öyle değil. Şimdi Venüs için yeni bir program açılsın istiyoruz. Yani yeni bir sonda gönderilsin istiyoruz ama Amerika'nın parası azaldı. İstediğiniz şey tabii kolay bir şey. $1 milyar falan. O civarda bir şey tabii yani fazla pahalı bir şey istemiyoruz ama... ya burada üniversite 2000 liraya kitap alamıyoruz. Evet, evet ama ne yapalım abi yani bizim... Niyetimiz Venüs'ü anlamak. Nasıl davranıyor, ne yapıyor? Peki Venüs'ü anlayınca başınız göğe mi edecek? Evet. Venüs'ü anlayınca işte dünyanın ilk zamanlarına benziyor mu, benzemiyor mu? İlk zamanlarına mı yoksa dünyanın sonraki zamanlarına mı benziyor? Efendim, yüzeyi dünyanın sonraki zamanlarına benziyor olabilir. Yani dünyada böyle bir iklim felaketi olursa sonumuz Venüs. Gibi Venüs. Sonumuz Venüs. Ama Venüs'ün bugünkü davranışı acaba dünyanın bundan 3,5 milyar yıl önceki davranışına benziyor mu, benzemiyor mu ona bakmak istiyoruz. Peki acaba Güneş'e daha yakın olduğu için Güneş'ten daha yok, fazla... Yok, hayır, hiç alakası yok. Yani çekimiyle Güneş'e alakası yok. Merkür üzerinde öyle bir etki var ama Venüs'te mesela yok. Venüs'te yok. Venüs dünya boyutlarında bir şey zaten. Evet. Bizden biraz ufak galiba. Bizden çok az ufak. Evet, çok az, çok az ufak. Bu arada başın sağ olsun. Sorma, sorma. Evet, benim hocam vefat etti, Kevin Burke. Yarın Habertürk gazetesinde onu yazdım. Yaşayan en büyük iki jeologtan biri. Diğeri de diğer hocam John Dewey. O da 81 yaşına geldi. Ondan öğrendim. Zaten. Şimdi yaşayan en büyük iki jeologtan biri sen oldun o zaman. Peter Molnar, John Dewey bana attığı mesajda diyor ki... Kevin öldü diyor, kahroldu, bir devir kapandı diyor. Ben de Peter Molnar'a yazdım. Peter Molnar bu 2-3 sene evvel Crawford ödülünü alan jeofizikçi. Yani Nobel muadili ödülü alan jeofizikçi. Peter de bana cevap atmış. O devir daha kapanmadı diyor. Sen hayattasın diyor. Yavaş yavaş kapanıyor diyor. Falan ama çok üzüldüm. Kaç yaşındaydın? 89. 89 yaşındaydım. Ne dedi? Toprağı bol olsun mu dedim? Neden öyle bir şey denir? Yani ben öyle şeyler söylemem. Sen söylemezsin öyle şeyler. Kevin gitti. Kevin ama gitti. Eserleri kaldı. Düşünceleri kaldı. Çok büyük bir insanı kaybettik. Ama biliyorsun bilgi evrenin sınırlarında yaşamaya devam ediyor. Evet.
Onu soracağım ona, nasıl oluyor iş? Bu şu holografik prensibi bize bir anlatırsan. Dur ama daha hiç anlamıyorum. Dur daha bismillah, dur daha. Biliyorum ama yani abi hiç anlamadığım bir sen şey olduğu için candan rica edeceğim. Abi yani Y'den başladın. Abi neyin nesidir şunu bir anlatırsa. Evet Ece, ben bu arada biraz Can Kozcaz hocamızdan bahsedeyim. 2009-2012 arası CERN'de teori grubunda postdoc araştırma olarak çalışmış. Sonra İtalya'da SISSA'da yani ileri araştırma okulunda çalışmalarını sürdürmüş. Boğaziçi'nden önce 3 yıl Harvard Matematik bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmış. Harvard'da matematiğin en önemli ödüllerinden Fields ödülüne sahip Xing-Tun Yao'nun grubunda araştırmacı olarak görev almış. Big Bang teoride Sheldon'un çalıştığı teoriymiş bu. Big Bang teori biliyorsunuz bir dizi. Ve Big Bang teorideki başta geçmiş evlerinde arkadaki beyaz tabuda yer alan formüller Can Bey'in hazırladığı bir paper'dan, bir makaleden alınma. Yani televizyonda da kendisi yok ama dünya üzerinde bir dizide yazdığı kağıtlar. Biz orada jeologlara durmadan duruyorlar. O dizide evet. fark etmişimdir. Özellikle Sheldon bu konuda bayrak yaşıyor ne yazık ki. Big Bang Theory nasıl bir dizi? Big Bang Theory aslında fizikçilere dalga geçen bir dizi. Hatta benim son ofis arkadaşımdan bir tanesi zamanında Caltech'te postdoc. Ve Caltech'teki postdocların hayatını anlattığı için, onlarla biraz da makara yaptığı için hiç sevmiyorlardı. Ve bu yüzden hani sevenler ve sevmeyenler diye ayrılıyor. Ama çok sevenler var. Ama yine bilimi popülerize edemiyor tabii, bizi. Tabii. O açıdan ben... Caltech'te çekselerdi bari ya. Caltech mi izin vermedi bilmiyorum ama hoş olurdu Caltech'te çekselerdi. Onu onlar bilmiyorum. Caltech'te izin verdi. Oradan vardır Caltech'te. Bu arada bana yazdığın mektup bugün ne yazık ki senden izin aldım. O konuyu açmayalım. Yayınlayabilir miyim diye. Değerli izleyen, Cahil Hoca bana bir mektup yazdı bu Afrin Harekatı sona erdikten sonra. Ben de kendisini aradım, dedi ki bu mektubu yayınlayabilir miyim? Aa dedi, bayılırım tabii ki yayında dedi. Ama ben dedim ki pazar günü aç okul. Hah onu söyle. Ben dedim ki, pazar günü yayınlayacağım, aç okul yayınlayacağım dedim. Fakat köşemin daraltılmasına mı kurban gitti? Benim, hayır. Benim fazla yazmama kurban gitti. Neye kurban gitti? Konu tercihine kurban gitti. Neye tercih ettim seni? Elif Sakıçoğlu'na beni tercih ettin. Haksız mıyım? Bir şey diyemeyeceğim tabii abi, güzel kız yani. Gittik orada, ne yapalım? ama Boya'ya söyledim bugün. Dedim beni dedim bir güzel kıza sattı dedim. Ne de olsa biz senin talebiniz. Teşekkür ederim. Ya büyük bir zevkle seyrettim yani Elif Sakıçoğlu'nun resmini. Seyrettin mi? Senin yazında. Ben de o zaman bugün senin bana yazdığın mektubu burada okuyabilir miyim izinle? Abiciğim, patron sensin. Efendim, Afrin Harekatı bittiğinde Cehil Hoca bana bir mektup yolladı. Ben de mektubu gazeteye koyacak idim. Ancak bugün Elif Sakıçoğlu'na kurban gitti Cehil Hoca. Daha güzel olduğu için Cehil Hoca'nın mayolu resmini basmak isterdim köşeye ama. Yok abi, ne yapayım? evet. Aynen şöyle diyor. Bu sabah yani 18 Mart 2018 geçen hafta Afrin şehir merkezinin de ordumuz tarafından kontrol altına alındığını öğrendim. Bu bütün dünyaya mesajdır. İnsanlığın en büyük hastalıklarından biri haline gelen teröre karşı en etkin mücadele düzenli ordularla yapılır. Çapulcu çeteleriyle değil. Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Atatürk bunu yapmış. Başlangıçta güç kazanan çeteleri temizleyerek ülkenin selametini askere teslim etmiş ve kutsal mücadelesini bütün dünyaya parmak ısırtan muhteşem bir zaferle taçlandırmıştı. Buradan tekrar Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, muhalefet partilerimize ve halkımıza sesleniyorum. Ordu bu ülkenin en kıymetli varlığıdır. Onun üzerine titreyelim. Onu başına gelen felakette milletçe yalnız bıraktık. Bu büyük milli utancı bir derse çevirelim. Buna rağmen ordu o korkunç ihaneti yendi ve gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Bunun temeli askeri okullarımız, liselerimiz, harp okullarımız, astsubay okullarımız, teknik okullarımızdır. Bu okulları bugünkü orduyu yaratan eski yapısına, bu arada yapılan askeri dersleri arttırmak gibi bazı hayırlı işleri tutarak iade ederim. Sivillerden o okulların ruhunu anlamalarını beklemek haksızlık olur. Orduya asla müdahale etmeyelim. İçine sızmak isteyen hainler hangi esvaba bürünürlerse bürünsünler, ordu bunları temizler. Yeter ki müdahalelere engel koymayalım. Ordunun içinde askerlikten başka hiçbir öğreti, bir hiyerarşi olamaz. Askerlik de bir bilimdir.
o bilime ne kadar hakim olduğunu ordumuz bir kez daha ispat etmiştir. Onu ne kadar tebrik etsek azdır. Or genelinden erine kadar her birini ne kadar kucaklasak, bağrımıza bassak azdır. Onların üniformaları bayrağımızdan sonraki en kutsal sembolümüzdür. Afrin kahramanlarının kazandıkları şerefi ben hayatım boyunca aldığım ödüllerden kat be kat üstün görüyorum. Onlardan biri olabilmek için hepsini feda ederdim. Şehitlerimizin aziz hatıralarını hürmetle yad ederken gazilerimize acil şifa, diğer kahramanlara da hepsinde beraber tekrar kalbi tebriklerimi sunmak isterim. Celal Şengör. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne güzel yazmışsın. Sağ ol hayatım. Bu yazma işini biliyorsun. Vallahi abi bu benden kaynaklanmıyor. İlham aldığın kaynak güzel. Ordu güzel. Ordunun bana verdiği ilham çok mühim Fatih. Biliyorsun. Allah Allah ya. Senin bu kadar askerci olman çok enteresan. Aralarında büyüdüm be kardeşim. Yani bir de ben bunu sık sık söylüyorum, bir daha tekrar edeyim. Benim tahsil hayatımda, özellikle Amerika'da başarı kazanmamın en önemli nedeni neydi biliyor musun? Disiplindi. Çalışma disiplini. Hala da o. O çalışma disiplini ben bu adamlardan öğrendim ya. Yani askeriyede bir görev verildi mi zamanında yapılır. Zamanında bitmeyen iş değersizdir denir. Bir görev aldığın zaman görevin ne olduğunu tekrar edersin ki anladın mı anlamadın mı karşındaki anlasın. Görev bittiği zaman tekmil verirsin. Bitmiştir, şunu şunu yaptım veya şunu şunu yapamadım ki karşındaki bilsin. Bütün bunları ben orada öğrendim. Ve yani sivildeki laçkalığı ben anlayamıyorum ya. Hakikaten anlayamıyorum. Niye sende bir laçkalık var mı sivilsin? Ama işte diyelim benim kökim yani, orada. Tabir caizse eşek gibi çalışıyorsun. Ya abi benim kökim orada ama. Yani benim gözümün önünde ben hala İsmail Bahçavuş'umu görüyorum. Yurttan Bahçavuş'umu görüyorum. Ya ben burada çalışmazsam şimdi bir laf edecekler. Koyuncu Albay'ımı görüyorum. Ulan diye başlayacak diye ödüm patlıyor. Nur içinde yatsın. Değil mi? Masamda sen gördün. Canip Orhun Albay'ın resmi duruyor karşımda. Evet. F-86'sın önünde. Ama az uçaklar çalışmadan önce. Söyledim sana. Daha fazla istemiyorum. Moralim bozuluyor. Moralim bozuluyor. O günleri hatırlatmasınlar istiyorum. Çünkü hatırladığım zaman o günlere dönmek istiyorum. 13 yaşım. 13 yaşımla 18 yaşım arası ya. Düşünebiliyor musun? Her yaz, her gün. Ben 223. filoda daha sonra 24 maç kıtasındaydım. Her gün ya. Yani o günlerin zevkini can anlatmam mümkün değil sana. Hakikaten onun için yani bir tayyare sesi duyduğum zaman, bir hava üniforması gördüğüm zaman inanmazsın ya, kendimi çok iyi hissediyorum. O zaman haftaya ben hava üniforması giyeyim. Vallahi bile abi çok daha güzel program yaparız. Böyle evde canım sıkkın falan olduğu zaman Oya bana diyordu ki sen diyordu git bir harp okuluna git diyordu. Bir harp okuluna git diyordu. Ya burada bir uçak motor sesi taklit ediyor. Böyle bir şey olamaz yani. Ama dediğim gibi çok büyük faydası oldu canım bana. Çok büyük. İsmin çok önemli, katılıyorum. Hakikaten çok önemli. Yani bir çalışma disiplinini alabilmek. Yani ben babamdan yemediğim zılgıtı orada yedim. Yani hiç unutmuyorum. İlk ben işte 13 yaşında dedi Fatih gayet doğru olarak. Oraya ilk gittiğimde Ferda Öneş Yarbay'ın ilk lafı. Bana bak dedi, buraya geleceksen dedi ben çocuğum mocuğum öyle bir şey yok artık dedi. Sen dedi burada herkes neyse buradasın dedi. Burada dedi ceza da var, hapis de var, her şey de var dedi. Evet, evet, sağ ol Fatih. Çalışma disiplinini herhalde aksetmiş çünkü ben böyle bir şey. Şu program için sarf ettiği zamanı anlatamam yani. Abi görev bu. Bana görev verildiği zaman yapamıyorum. Gelip bildiğini anlatsan yetersin. Evde saatlerle çalışıyorsun. Evet. Evet. Bu öyle kolay iş değil. Komutan teftiş edecek. Komutanlar evet. Evde oturuyor teftiş. Abicim yani değil mi? Halkımız komutan durumunda. Teftiş ediyorlar bizi. Ben sana Şahin Kaya General'le bizim ilk eve gelişini anlattım değil mi? Şahin Kaya General telefon ediyor. Tesadüf Oya açıyor telefonu. Ben de karşısında Oya'nın oturuyorum abi, bu meşhur Tahsin Şahin Kaya. Tahsin Şahin Kaya titretirdi böyle. Şimdi Şahin Kaya General demiş ki Oya, bugün Sema ile size çaya geleceğiz. Oya'nın birden ben telaşlandığını gördüm. Tabii emredersiniz komutanım, şeref verirsiniz bilmem ne. Oya kapattı telefonu. Kardeşim telefonun kapanmasından pazar gününe kadar, pazar günü gelecekti komutan. Bizim ev çatıdan şeye yıkandı. Baştan aşağı.
falan. Bir Celalettin Paşa teftişe aradı. Geliyor. Teftişe geliyor. Tabii abi, hem de Şahin Kaya geliyor. Şey aradı, Celalettin Paşa ile konuşuyoruz o arada. Dedim komutanım dedim, oya dedim hayatının denetlemesini yiyor dedi pazar günü. Ben bir şey demeden Celalettin Paşa dedi ki, Şahin Kaya general mi geliyor dedi. Vallahi bildiğiniz komutanım dedim. Çok mu ciddi bir adam? Ya Fatih, bak gelirdi, şeyin büyük uzunluğu, çimin uzunluğu size çok saçma gelebilir. Havaalanında çimin uzunluğu. Gelir, bilmem nemden uzun çim görmeyeceğim. Çim görmeyeceğim ben. Bilmem neden? O rütüye girer olmaz. Neden? Çünkü o çimin içinden, o çimin içinden metal parçaları bilmem ne rüzgarla pistin üzerine geliyor. Şimdi buna Türk Hava Kuvvetleri'nde Yamaha denir. Yabancı malzeme hasarı. Böyle piste girerken koskocaman yazar Yamaha'ya dikkat diye. Concorde bu yüzden düştü. Evet, aynen söyleyecektim. Evet. Yani değil mi? Önden bütün, bütün askeri üslerde Türk, Amerikan ne kadar üs varsa çıkarken böyle bir metal vardır. Delikli bir metal vardır. Arabalar üstten tıngırdaya çıkar. Lastiklerinde taş maş varsa piste taşmaz. Kardeşim hiçbir şeyin girmemesi lazım o piste. Dolayısıyla o çimlerin belli bir boyda olması lazım ki göresin. Tabii. Şahin Kaya general fevkalade ciddiydi bu konuda. Binanın boyası. Çimler kısa mı olurdu, uzun mu olurdu? Kısa. Kısa olacak, göreceksin. Ne oldu ne bitti. Genelde harcılık gitti. Evet abi, yani mühim değil. Tabii komutan gelir söylerdi. Mesela sürat yapmayacaksın üst içerisinde. Çünkü sürat yaptığın zaman birisini ezebilirsin. Bilmem ne ola. Her bir üssün içindeki her bir yolun kendine has sürat şeyleri vardı. Tahtikleri vardı. Tahtikleri var. Bir keresinde Dingiloğlu general anlatıyor. Bir gün baktık diyor. Aa, bir araba gidiyor. Hava Kuvvetleri Komutanı şoför mahallinde önde bir asker koşuyor. Demişler ne oluyor ya? Şahin Kaya general şoföre. Şoför hızlı gidiyor. Birkaç kere ikaz etmiş. Oğlum yavaşla demiş. Çocuk anlamayınca geç arabanın önüne demiş. Kendisi geçmiş. 20 kilometre hızla gidiyor. 20 kilometre koşabilmek için bayağı koşmak lazım. Dolar gibi koşuyor önde. Arkadan araba geliyor. Şahin Kaya general kullanıyor. Şimdi o çocuğun bunu unutması mümkün değil. Meşhur Enver Akoğlu vardı. Enver Akoğlu, yani bu 40'larda benzer bir şey, yavaş git diyor şoföre. Şoför anlamıyor falan. İndikleri zaman şoför yandakilere dönmüş böyle yapmış. Hani yemedi, korktu süratten. Akoğlu general görüyor bunu. Girmiş içeri. Demiş şu falkonlardan birini hazırlayın. Bu iti de arkaya bağlayın. Uçak. Uçak. Akrobasi. Abi almış uçağı yukarıda. Bu şoför altı, üst falan. Tayyare yere indikten sonra Akoğlu general bakmış. Ha demiş. Askerlik ciddi bir disiplin. Gördüğünüz gibi bilim konuşuyoruz yani. Geyiğin dibine vuruyoruz. Evet abi. Ciddi bir disiplin. Kuvvetleri. Evet, akrobasi. Evet, evet kardeşim ya. Yani şakaya gelir tarafı yok ya, yani. Her şeyde fizik var tabii. Evet. Uçak. Havada uçuyorsun. Bernoulli prensibiyle uçuyorsun abi. Ne o prensip? Efendim. Yani Bernoulli prensibini bir boruda da gösterebilirdim ama. Bir uçak kanadı çizerek daha rahat gösterebilirsin. Şu alttan bir kanattır. Geçen havayla üstten geçen hava. Bravo. Değil mi? Şimdi bak hava buradan gelir. İkiye ayrılır. Yukarısı daha uzun mesafeye. Şöyle gider yukarıda. Değil mi? Şimdi yukarısı daha uzun mesafe, burada buluşmaları gerektiği için buradan geçen hava daha hızlı, daha hızlı geçer. Dolayısıyla basınç yukarı doğru düşürür. Bir basınç oluşur. Kanada yukarı çıkar. Bu kadar basit abicim. Ben onu ipersin. Ben biliyorum da izleyiciler de bilsinler. Evet abi, önemli bu. Yani uçak nasıl uçuyor, böyle uçuyor. Evet, ve onun için uçaktan korkmak aptallık. Peki helikopter nasıl uçuyor? Aynı şekilde. Vidalıyor. Havayı vidalıyor. Havayı vidalıyor. Onun için helikoptere müteharrik kanat, uçağa sabit kanat. Uçağa sabit kanat denir. Değil mi efendim? Evet. İkisi de tayyaredir. Ama sen de bilim fuarında bir uçak tayyare görmüştük, hatırlarsan. Müteharrik kanat ama kanada motor yok. Hızdan tahrik oluyordu. Aa evet 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 evet, evet 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 evet. Ultralight gibi bir şey ama kanatsız, bir yukarı bir kanat var.
ilerlemeye başlayınca kanat havayı kendisi alıp dönmeye başlıyor. Dönerken kaldırıyor. Ne diyorlardı ona? Aerokopter öyle bir şey diyorlar. Orada aerokopter diyorlar. Gyrokopter. Gyrokopter mi diyorlar? Ona benzer bir şey söylüyorlardı. Neyse, neyse konumuza ya. Şimdi biz konumuza gelelim. Evet, neden bahsedeceğiz bu akşam? Valla zaten haliniz bize dikte ettiniz. Estağfurullah, ben bu akşam Newton, Einstein ve Hawking. Hawking'in ölümü münasebetiyle. Evet, Hawking senin görüp tanıştığın bir adam. Evet, ama yani tanıştım dediğim işte şeye getirdiler. Yemekhaneye. Şeyin, yemekhane diye hakaret etme. Çok güzel bir odaydı Gonville'ın Keyes College'da. İşte fellowların yemek yediği odaya bir arabayla getirdiler. Bir insan harabesi. O gelince Brian Harlan rahmetli, ya gel bak seni tanıştırayım dedi. Gittik. Merhaba merhaba, hareket edemiyor adam tabii yani işte makinesi vasıtasıyla. Duydu işte ben İstanbul'dan geldim, Brian'la jeoloji yapıyoruz falan, çok memnun olduğunu söyledi. Hoş geldiniz dedi, teşekkür ederiz dedik, yerimiz oldu, bu kadar. Yani adamla fizik konuşacak halim yok zaten. O da o, garip yemeğini yedi işte sıvı halde herhalde, ona bakmadım pek. Ağzından mı yiyorum? Herhalde yani dikkat, ama hemşiresi besledi yani onu fark ediyordum oturduğum yerden. İlginç bir adamcağızdı. Yani ilginç dediğim gibi insan harabesi. Ama doktorların işte sen en fazla 2 sene yaşarsın dedikleri adam 50 sene yaşadı. O laftan sonra. Yani müthiş. O hastalık tartışılmaya başladı bundan sonra. Nasıl ya, müthiş bir yanlış irade. Teşhis mi falan diye. Şimdi. Müthiş, yok hayır canım. Yani adam hiçbir tarafını hareket ettiremiyordu ya. İşte benim hocam Kevin Myasthenia Gravis'ten öldü. O da epey yaşadı. Ama çok dikkat ediliyordu. Belli ilaçlar veriliyordu. Bilmem ne veriliyordu falan filan. Ama sonunda gitti adam. Yani ama bu mucize yani. 2 sene içerisinde ölmesi bekleyen adam. Evet. 50 sene yaşadı. Evet, evet, evet. Ama işte ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çalıştığı sürece kolay ölünmüyor abi. Öyle mi diyorsun? Evet. Bunun çalışması lazım. Çünkü o vücudu kontrol ediyor. Arkadaşlar da onu söylüyor. Yani bilime olan merakı, yeni bir şeyler keşfetme arzusu onu hayata tuttu. Evet. Hayata tuttu yani. Yani yakın arkadaşlar, yakın çalışma arkadaşları, evet, beraber araştırma yaptığı, makale yayınladığı insanların söylediği ortak şey onun bu bilime olan aşkı hayatının çok daha uzun, tahminlerinden çok daha uzun olmasını sağladı diye. Doğrudur. Doğrudur. Hadi biz yola çıkalım yavaş yavaş. Yola çıkalım efendim. Hawking'e doğru gelelim. Şimdi. Ne anlatacağız bu akşam? Şimdi biz hocam? Can'la konuştuk buraya gelmeden önce. Şimdi sen bize görev verdin. Dedin ki Newton, Einstein, Hawking. Ama sen oradan başlama. Sen daha geriye gidersin. Şimdi Malkan, daha geriye gitmek zorundayız. Nasıl biliyorum? Neden? Nasıl biliyorum? Çünkü gerek Newton'un yaptığı, gerekse Einstein'in değiştirdiğinde en önemli kavramlardan biri başvuru sistemleri. Yani İngilizcesi reference frame denilen başvuru sistemleri. Benim jeolojide, tektonikte özellikle öğrencilere anlatmakta en çok zorluk çektiğim şey bu. Başvuru sistemlerini anlatmak. Onun için biz Efes'e gideceğiz. Nereye gittik? Efes'e gittik. Abi, Efes. Efes'ten başlıyoruz. Neyse kurtulduk, millete de gidebilirdik. Yok, Efes'ten başlayacağız bu sefer. Fakat ondan önce şunu dinleyicilerimize anlatmamız lazım. Kepler'in, fakat ondan sonra büyük ölçüde Newton'un bizi kurtardığı, Galile'nin öncülük ettiği bir kavram var. İlk çağda mükemmel hareket, daha doğrusu doğal hareket daire zannediliyor. Şimdi ilk şeyi alalım. Bir, slide bir. Bir, ilk ne derler? Görsel, yansı. Görselimizi, yansımızı alalım. Bir. Değil mi? İlk evet, yansımızda. Şimdi bu Akdenizlerin mükemmel adettikleri şekiller bunlar. Tamam. Neden bunları mükemmel Akdeniz derken Mısır, Anadolu, evet, İtalya. İtalya, Yunanistan, Ege çevresi. Şimdi yıldızlara baktığın zaman yıldızlar sürekli dönüyorlar. Dünyanın dönüşünden ötürü hepsi dönüyor. Onlara baktığın zaman mükemmel daireler görüyorsun. Tamam. Onun vermiş olduğu bir ilhamla diyorlar ki mükemmel adettikleri şekiller. Doğanın mükemmeli yuvarlaktır. Yuvarlaktır. Dairedir, hayır, küredir. Bunu da ilk kayıtlarda bizim gördüğümüz, söyleyen, daha doğrusu bir teorem haline getiren Pitagor'dur. Bundan sonrasını alalım. Bir sonraki arkadaşlar. Şimdi bak bu Pitagor, bu aslında Sisamlı. Fakat Güney İtalya'ya hicret ediyor. Büyük Yunanistan denen Magna Grecia'ya.
orada Kroton şehrine gidiyor. Orada kendine bir grup kuruyor. Yani ekol dememek evet. lazım çünkü aynı zamanda dini özellikleri olan bir ekol bu. Bunun iddiası işte her şey sayıdır. Her şey matematiktir. Yani matematik doğa bilimlerinin başına onu yani biraz Can'la da burada konuşmak istiyoruz. Benim kanaatim fazla matematik fiziğin de canına okudu. Konuşuyoruz onu. Son zamanlarda. Yani fizik belli bir çıkmaz içinde gibi gözüküyor bugün. Acı mesela Lee Smolin'in falan kitabını okudum ben. Smolin'i biliyorsun. Lee Smolin'de tam tersi görüşlere sahibindeyiz. Çok hayır ama işte yani onu konuşalım. Tamam. Onu yani, konuşalım yani. Ben onu, de öğrenmek istiyorum. Evet. Fizikçi değilim ha. Ben de öğrenmek istiyorum. Lee Smolin genelde veya duruş olarak sicim kuramına, sicim evet. teoriye tamamen karşı. Evet. Ben de bir sicim kuramcısıyım. Hani, o da sicim kurama karşı. Hayır ben sicim kurumdan anlayan bir adam değilim. Ama benim hayır, karşı olduğum karşı şu. Diyor ki test edilebilir bir şey olmadığı için bilimsel değil. Matematiksel bir şey diyor. %100 katılıyorum. Şu an noktalı virgülle. Sicim teorisinin tahminleri yok değil. Var. Ama şu anda elimizde olan teknolojiyle bu tahminleri deneysel olarak gösterme şansımız yok. Bu yüzden şu andaki teknolojiyle yapabileceğimiz en iyisi direkt olmayan ama indirekt sicim teorisinin izlerini bulmaya çalışmak. Ve bununla ilgili de sende de daha sonra konuşuruz diye hocamla da konuştuk. Evet. Sende de bununla ilgili hani deneyici arkadaşlarımız belli bir açık kabı bırakıyorlar. Mesela ekstra boyutların gözlerini evet ya 9 tane evet. boyuta boyut. Çıkacak. 9 boyut. 10 mu? 10. Zamanla beraber 9 uzay boyutu çıkacak. Ama şunu söyleyeyim geçmeden önce sicim teorisini bence en önemli kılan ve benim araştırmalarımda kullandığım temel fikir de şu. Normalde fizikte ne yaparız? Eğer çözemediğimiz bir problem varsa ilk önce bunu idealleştiririz. Evet. En basit fizik problemi bir eğik düzlemdeki hareket eden cisim. Evet. Hiçbir sürtünme yoktur, hava direnci yoktur, sıcak hiçbir şey yoktur. Şimdi böyle bir sistem var mı? Yok. Yok. Ama bu sistemi ilk önce kurduğumuz zaman orada geliştirdiğimiz tekniklere tamam bunu yaptım şimdi üzerine sürtünme ekleyeyim. Üzerine şunu ekleyeyim. Bu bir küp olmasa bir küre olsun, yuvarlanmaya başlasın deyip yavaş yavaş gerçeğe yaklaştırmaya çalışıyoruz. Benim sicim teorisiyle çalışmamın sebeplerinden bir tanesi de bu. Doğada gördüğümüz, doğayı yönettiğine inandığımız kuramların ideal hali. Yani sürtünmesiz eğik düzen problemi. Eğer bunu anlarsak... Ondan sonra buradaki, de geliştirebilirim buradaki diyorsun. Buradaki öğrendiğimiz şeyleri nasıl geliştirebiliriz diye düşünüp belki doğayı daha iyi anlamamızı, daha derin bir şekilde bilgi sahibi olmamızı sağlayabiliriz. Evet. O yüzden sicim teorisi benim için çok kıymetli. Anladım. Artı. Şimdi ben şey soracağım sana. Mesela içeride de konuştuk ya işte tekillik. Bu tekillik mesela bir Big Bang'in başına tekillik singülariteyi koyuyoruz. O da bir matematik. Tabii. Formalizm aslında. Bunun doğada karşılığı var mı yok mu bilmiyoruz. İşte yapılan gözlemlere uyuyor bir sürü şey. Daha doğrusu onun çıkarımlarına uyuyor ama evet. Şimdi mesela bir enflasyon teorisini ilave etmek icap ediyor bazı şeyleri yapabilmek evet. için. Ama bu ne kadar ad hoc'tur değildir. Neyse geleceğiz. Bunlara gelelim. Geleceğiz evet. Yani seyircilerimizin şu tadı almalarını istiyorum. Doğa bilimlerinde fikir geliştirmek çok önemli. Fikir geliştireceksin, bunu test edeceksin. Fikir geliştireceksin, bunu test edeceksin. Uyduracaksın ve test edeceksin. Ve test edeceksin. Onun için... Uydurma Einstein, derken ya, tam olarak... Yaratacaksın. Yaratmak yani. Yaratacaksın. Yani. Einstein mesela sanat sıfır bilimi... Sıfır atıflı makale yazıyor adam ve... Evet. Fiziği değiştiriyor. Sanatla... Onun için Einstein sık sık diyor, sanatla bilim çok benziyor da... Çünkü uyduruyorsun bir şey, ondan sonra diyorsun ki... Şimdi tabiat buna ne kadar uyuyor? Olsa olsa böyledir diyorsun. Ne kadar uyuyor buna? Ondan sonra bakıyorsun uymayan tarafları olduğu zaman şunu şu kadar değiştireyim, şöyle yapayım. Ondan sonra teori senin de biraz önce söylediğin gibi oturuyor. Oturuyor. Şimdi Pitagor her şey matematiktir, her şey sayılardır diyor. Onun için o teoremlerinden bir tanesi de dairenin mükemmel olduğu. Bundan sonrakini alalım. Şimdi Pitagor'a göre mesela güneş sistemi böyle bir şey. Güneş dünyanın etrafında dünya ile beraber dönüyor fakat dünyanın da ortasında döndüğü bunlar garip bir şekilde merkezi bir ateş kabul ediyorlar.
Bunun da gözlemsel hiçbir tarafı yok. Ve bu ateşi niye göremiyoruz? Çünkü diyorlar bir karşı dünya var bizim önümüzde. Bu çok garip bir varsayım. Neden bu biliyor musun? Çünkü güneş dönüyor gibi gözüküyor. Sabit değil. Bunu izah edebilmek için, yani olayı kurtarabilmek için sabit ama görünmeyen bir şey farz ediyor. İşte bu bir bilimsel teori aslında. Ve bu yanlışlandı. Yanlışlanabildiği için bilimsel bu. Şimdi bundan sonrasını alalım. Şimdi Aristo bu eğitimden geçmiş bir adam. Platon biliyorsunuz iyi bir Pitagorcu. Platon aynı zamanda iyi bir geometrisyen. Yani her şeyin temeli geometridir diyor biliyorsun. Yazmış okulun üstüne. Matematik bilmeyen buradan girmesin diye. Hani geometri bilmeyen gelmesin buraya diye. Değil mi? Şimdi Aristo dolayısıyla bu daire teorisini bilen bir adam. Fakat diyor ki bakın diyor. Dünyamızın küre olduğunu nereden çıkartıyoruz? Çeşitli gözlemler var fakat en güzeli bir diyor ay tutulmasında dünyanın gölgesi vurduğu için nasıl vurursa vursun bir dairenin yayıdır diyor ayın üstüne düşen gölge. Dolayısıyla bu diyor küredir. Ondan sonra işte karşıdan gelen bir geminin önce direği gözükür sonra kendisi gözükür. Bütün bunları da bir araya koyulduğu zaman dünya küredir. Şimdi kürelik yuvarlaklık gene teyit gördü. Gene teyit gördü. Bundan sonrasını alalım. Tamam mı? Demek ki tüm ilk ve orta çağ boyunca doğal hareketin dairesel hareket olduğu zannediliyor. Şimdi buraya Galileo'ya geleceğiz. Galileo bunun böyle olmadığını gösterdi. Değil mi? İlk defa. Ondan sonrasını alalım. Şimdi ikinci temamız bizim burada. Ki bu programın ilk kısmında ben biraz konuşacağım. Ondan sonra Can hep konuşacak. Çünkü bu programın ana temalarından bir tanesi başvuru sistemlerinin önemi. Başvuru sistemini bilmeden bir değişimi tasvir etmek mümkün değildir. Bunu da ilk keşfeden bizim Efesli Heraklitos'tur. Tamam mı? Başvuru sistemlerinin gerekliliği. Milattan önce... Ne demiş bununla ilgili? Şimdi bunları göreceğiz sırayla. Tamam mı? Bir kere Heraklitos'un önce kendisini bir görelim. Gördüm. Değil mi? Aslında bak Heraklitos o Efesios. Yazıyor. Efesli Heraklitos. 535-475 aralarında yaşamış milattan evvel. Bundan sonrakini alalım. Tamam mı? Şimdi bir kere başvuru sistemi nedir? Bundan başlayalım. Tamam mı? Şimdi ben eksik bir şey söylersem sen atla tamam. İçine. Tamam mı? Başvuru sistemi özelliklerin ve veya yer ve veya durum değişikliklerinin tasvirinde karşılaştırma standardı olarak, keyfi olarak seçtiğimiz yer ve durumlar. Mihenk taşı. Mihenk taşıdır. Tamam. Keyfi olarak seçiyorsun. Bir örnek, bir otomobilin hızından bahsediyorsun. Diyorsun ki başvuru sistemini yer kabul ediyorsun otomobilin hızından bahsederken. Diyorum saatte 100 kilometre hız yapıyor dendiği zaman bu otomobilin yere nazaran 100 kilometre mesafe kat ettiğini ifade ediyor. Ama sen başvuru sistemini şoför alırsan sıfır. Otomobilin süratı sıfırdır. İyi ki sıfırdır yani yoksa 100 kilometre olsa şoföre nazaran şoför gider gürültü diye. Değil mi? Şoför otomobille birlikte hareket ediyor çünkü. Başvuru sistemi onun da hareket hızı yere göre ölçülüyor. Yer başvuru sistemi oluyor. İkinci örnek. Değil mi? Hidrojen sülfür, oksijen soluyan organizmalar için öldürücü. Şimdi sen dersen ki kardeşim hidrojen sülfür öldürücü bir gazdır. Kime nazaran? Bana. Hidrojen sülfürü çok seven bakteriler var. Karadeniz'in dibinde yaşıyorlar hala, bayılıyorlar. Oksijen de onları öldürüyor. Şimdi sen dersen ki oksijen hayat verir, enerji verir. Ama yani sen hidrojen sülfür solumak üzere organize olmuşsan seni öldürüyor. Değil mi? Mesela demir soluyan bakteriler var, iyi mi? Dolayısıyla bilmem ne zararlıdır. Kime ne zarar? Titanik'te keşfedilmedi mi? Ha? Denizin altında Titanik'te bulmadılar mı o demir soluyan bakterileri? Onu bilmiyorum. Yani benim bildiğim arkeende falan filan bunlar şey yapıldı. Şimdi bu laboratuvarlarda bizim dayan... Denizin 5000 metre dibinde demir soluyan bakteriler buldular. Titanik'i onlar yiyorlar. O yemek başka, solumak başka. Onu bilmiyorum. Yani. Neyse bundan sonrasını alalım. Şimdi tanıdığın bir çocuğu yıllar sonra gördüğünde aa boyun uzamış veya büyümüşsün diyorsun. Neye nazaran?
Çocukluğunu anlatalım. Çocukluğunu biliyorsun değil mi? Ama bir insanın ortalama boyunu baş sistemi, başvuru sistemi kabul edersen çocuğa şunu diyebilirsin. İri yarı bir adam olmuşsun. Evet. Çünkü ortalamaya göre ölçüyorsun. Amma iyi olmuşsun. Ha değil mi mesela? Burada başvuru sistemi dersen ki bu onun ortalamanın üstünde bir boyu olduğunu da gelir. Burada başvuru sistemi ortalama insan boyu. Bundan sonrasını alalım. Şimdi Heraklitos'un, bundan sonra göstereceğim cümlelerini aldım. Ben çünkü biliyorsunuz Heraklitos'un kitabı yok, kayıp. Bütün bildiklerimiz, bütün bildiklerimiz daha sonraki literatürde ona yapılan atıflar, ondan alınan direkt sitatlar. Değil mi? İşte ben Diels'in Krantz tarafından yapılan 6. baskı 1951'deki meşhur kitabı kullandım. Markovic'in Editio Maior'unu kullandım 1967'de. Kahn'ın 81'de yayınladığı, Mansfield'ın 87'de yayınladığı, Muravyev'in 2002'de ve Marciano'nun 2007'deki tercümelerini kullandı. Bunun hepsinin kütüphanede var. Hepsi var. Hepsi var. Yani benim Heraklitos hemen hemen komple. Ben bütün bu presokratikleri topluyorum. Çok mühim bunlar. Yani ben bir şey daha iddia edeceğim biraz sonra. Sen ne kadar katılacaksın bilmiyorum ama diyorum ki bu adamları anlamadan fiziğin gelişmesini, doğa bilimlerinin gelişmesini anlamak mümkün değil. Bu arada izleyicilere haber verelim. Değerli izleyiciler, Celal Hoca'nın kütüphanesinde bir gezi yaptık. YouTube kanalımızda yayında, YouTube'da Fatih Altay derseniz bulursunuz, Celal Şengör derseniz de herhalde çıkacak. Yayınlandı mı? Yarından itibaren yayınlanacak bildiğim kadarıyla. Tanıtımını yayınlamışlar şimdilik. Celal Hoca'nın kütüphanesi, Celal Hoca bize uzun uzun kütüphanesini gezdirdi, ne var ne yok anlattı, göreceksiniz. Sonra bir de sohbet yaptık. Sonra da sohbet. Evet, şimdi bundan sonrakini alayım. Tamam mı? Şimdi Aristo'nun Retorik diye bir kitabı var, onun başında diyor ki, aşağıdaki paragraf diyor, Heraklitos'un kitabının ilk paragrafı. Şimdi bakalım Heraklitos ne diyor burada? Ölümsüz olan Logos'a göre, bak Logos'u bilhassa Yunancasını kullandım, tercüme etmedim. Çünkü herkes şimdi merak ediyor, bu Logos nedir? İnsanlar ne onu duymadan önce ne de onu duyduktan sonra bir şey anlıyorlar diyor. Çünkü her şeyi bu Logos'un izah ettiği şekilde olmasına rağmen, her şeyi kökenine uygun bir şekilde anlatmama ve yorumlamama rağmen, onu duyanlar hiç duymamış gibi davranıyorlar. Diğerleri de nasıl uykuda gördüklerini unutuyorlarsa, uyanıkken yaptıklarının da farkında değiller. Şimdi ne demek istiyor bu adam burada? Biliyorsunuz Heraklitos'un bir sıfatı da şeydir, karanlık. Diyorlar lan herifin dediği dark diyor, tam belli değil ne diyorlar. Aslında çok belli. Yani Heraklitos Efeslilere o kadar kızmış ki aptal bunlar diye kitabını götürmüş Artemision tapınağına koymuş yayınlatmak yerine. Oraya koymuş kitabı. Ama şimdi demek ki Heraklitos'un bulduğu çok önemli bir şey var. Bu çok açık bir şey. Fakat millet bunu bir türlü anlamıyor. Şimdi klasikçiler olsun, daha sonra ilgili filozoflar olsun merak ediyorlar. Ne buldu bu adam, ne söylüyor? Bundan sonrasını alalım. Şimdi daha ilk baştan beri bu Logos ile neyi kastettiği bir tartışma konusu. Bazıları diyor ki bu Heraklitos'un her şeyin sürekli değiştiği fikri Logos'tur. İyi de be kardeşim, Anaximander falan da söylüyor şeyden, Heraklitos'tan önce. Dolayısıyla bu olamaz. Diğerlerine göre diyorlar ki ateş acaba Logos mudur? O da olmaz çünkü Pitagor'da buna benzer laflar var. Karl Popper diyor ki Heraklitos'un her şeyin bir süreç olduğunu, fark etmesinin Logos olduğunu ileri sürüyor. İyi de kardeşim, daha önce de var böyle şeyler. Yani her şeyin bir süreç olduğu doğru. Ama bu kadar heyecanlandırması Heraklitos'un, heyecanlanmasının altında başka bir şey var. Bir de şimdi herkes her şeyin bir süreç olduğu pek açık bir şey değil. Heraklitos diyor ki bu kadar açık bir şey ki diyor. Her görenin anlaması lazım ama buna rağmen aptallar anlamıyorlar diyor. Bundan sonrasını alalım. Şimdi ben Heraklitos'un bu eldeki cümlelerinin kitabının tamamını oluşturduğu gibi bir varsayımla işe başladım. Tamam mı? Şimdi bu varsayım içerisinde Efesli'nin kitabı kendi içinde tutarlı bir tez oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Bu soruya ben olumlu bir cevap bulduğumu zannediyorum. Bulduğum cevap şu. Herhangi bir durumun veya durumların değişmelerini tasvir edebilmek için uygun bir başvuru sistemi seçilmelidir. Buna rağmen her tasvir sadece bağlı değil, aynı zamanda mutlak olarak aynı kalır. Ama bu onların doğru olmalarını gerektirmiyor. Yani tasvirin, başvuru sistemin değişse bile tasvir ettiğin şey değişmiyor.
Ama senin tasvirin yanlış olabilir. O başka dava. Bundan sonrasını alalım. Şimdi Heraklitos'un kitabını baştan kurarken işte Diogenes Laertius da diyor ki bu diyor üç kısımdan oluşuyordu bu kitap. Kozmoloji, politika ve ilahiyat. Tabii ilahiyat derken burada bizim tek tanrılı dinleri falan anlamamak lazım. Bu bambaşka bir şey. Yani adam ilah, tanrı derken bütün kainatı düşünüyor. Bundan sonrasını alayım. Şimdi buradaki numaralar, başlarında numaralar var. Bunlar Dies Kranz'ın numaraları. Şimdi diyor ki bir kere şundan başlıyor Heraklitos. Düşünme yeteneği herkeste vardır. İyi kötü. İyi kötü aslında. Vardır, evet. Pek çok kişi şeyleri gerçek şekilleriyle anlamaz, görmez. Kendilerine öğretildiği zaman da öğrenmez. Ama onların ne olduğunu kendi kendine hayal eder. Yani diyor ki sen diyor bir sürü şeyi yanlış anlıyorsun. Çünkü kendi kafanda onu başka türlü kurgun. Algı farklılığı. Algı farklılığı var. Buna dikkat edelim diyor. Anlayışla konuşan genel olarak anlaşılana dayanmalıdır. Mesela bir şehrin yasalarına dayandığı gibi. Hatta daha da güçlü olarak. Bak bu çok ilginç. Heraklitos diyor ki bizler konuşurken ortak anlaştığımız şeyler var. Oradan başlayalım diyor. Bunu ilk defa Cancım Schrödinger fark etmiş. Bu adam diyor ortak bilgiden başlayalım diye başlıyor diyor. Hangi anlaştığımız şeyler. Kedisi olan Schrödinger fark etmiş. Kedisi olan Schrödinger. Evet bu meşhur. Meşhur Schrödinger University of London'a yani Londra Üniversitesi davet ediliyor. Bir konferans ver diyorlar, yazıyorlar, kuantumu anlatma diyorlar. Çünkü hiçbir şey anlamıyor diyorlar. Ama başka bir şey anlatıyorlar. Bu da peki diyor, doğa ve Yunanlılar diye bir konferans veriyor 1948 senesinde. 51 senesinde bu kitapçık olarak çıktı. Orada bu Heraklitos'un bu kısmını anlatıyor. Bu müthiş yani. Tamam mı? Bak, sağlıklı düşünmek büyük haslettir ve akıllı olmak doğru söylemekten, tabiatın kurallarına uymaktan geçer. Akıllının tanımı bu. Kimle konuştuysam hiçbirinin akıllı olmanın ayrı bir şey olduğunu anladıklarını görmedim. Ben değil logosu dinlerseniz her şeyin bir teklik olduğunu anlarsınız. Şimdi buradan şunu söylüyor. Bir kere bir epistemoloji. Nasıl? Yöntemimiz ne? Nasıl başlayacağız? Ortak var. Ortaktan bir başlayalım. Akıllı adamlarla konuşalım. Aptalları tanıyalım. Akıllılık meziyettir diyor. Herkeste yoktur. Herkeste düşünme vardır ama herkes akıllı değildir. Tamam mı? Bunlar çok önemli. Bundan sonrasını alalım. Tamam mı? Bak. Pek çoğunun öğretmeni Hesiod'dur. Bu Hesiod biliyorsunuz Yunan mitolojisini Homeros gibi ilk formüle eden yazarlardan biri. Milattan önce 7. yüzyıl. Onun en bilgili olduğuna kanidirler ama o daha günü geceyi anlamamıştı. Öyle ya onlar aslında birdir. Şimdi biliyorsun Hesiod geceyi ve gündüzü ayrı tanrılar olarak addediyor. Heraklitos diyor ki onların aynı şey. Güneş olmasa diğer tüm yıldızlara rağmen hep gece olur. Şimdi senin gece ve gündüz dediğin şey senin güneşe nazaran aldığın konumdur diyor. Başvuru kaynağı, başvuru sistemi. Akşam ile sabahın sınırları ayı ile ayıya karşı Zeus'un bekçileridir. Ayı dediği büyük ayıdan bahsediyor. Astronomik şeyler. Gece ile gündüzü diyor biz tam belirlemek istiyorsan astronomiyi kullan diyor. Heraklitos bazı günleri değerli, diğerlerini değersiz addettiği için Hesiod'u eleştiriyor. Çünkü bütün günlerin değeri aynıdır. Şimdi Hesiod günleri işte şu ayın günü şu verimlidir, bu ayında şu günde iyi iş yapılır falan diye ayırıyor. Hesiod diyor kardeşim bunlar bize bağlı. Heraklitos diyor bunlar bize bağlı diyor. Dolayısıyla bütün günler aynı ya diyor aslında. Bir güne iyi, bir güne kötü diyorsan neye nazaran onu söyle diyor. Bundan sonrasını alalım. Tanrı için her şey güzel, iyi ve hakkaniyetlidir. İnsanlar için ise bazı şeyleri hakkaniyetli, diğerlerini hakkaniyetsiz kabul ederler. Şimdi gene insanın hakkaniyetsiz bulduğunu diyor, Tanrı hakkaniyetli bulabilir. Çünkü başvuru sistemi değişik. Değil mi? Bir dairenin başıyla sonu aynıdır. Doğru. Nereden başladığına bakar. Aşağı inen yolla yukarı. Bir dairenin başı sonu var mı? Hayır. Soru diyor. Senin nereyi kabul ettiğine dair. Yani başvuru sistemin ne? Aşağı inen yolla yukarı çıkan yol aynıdır. Doğru.
Sen aşağıdan mı başlıyorsun? Çünkü sana bağlı. Böyle dönersen böyle. Değil mi? Şimdi baskının vidasının yolu hem kıvrık hem düzdür. Şimdi baskı makinesinin üzerindeki vidayı düşün. Değil mi? Bu diyor hem kıvrıktır. Böyle 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 gider ama baskı makinesi böyle iner. Dümdüz iner. Neye nazaran söylüyorsun? Baskının kendisine nazaran söylersen kıvrık. Eksene nazaran söylersen. Eksene nazaran düz. Değil mi? Güneşin genişliği bir ayak kadardır. İnanmıyorsan plajda uzat ayağını. Bak. Değil mi? Sana göre. Bazıları şuna inanırlar diyor. Güneş her gün yenidir. Bilmiyorsan öyle zannedersin. Her sabah doğuyor. Değil mi? Çöpe gidiyor, yenisi geliyor. Bundan sonrasını alalım. Yayın adı hayattır ama işi ölüm. Bak burada dilde oyun yapıyor. Yok. İkisi de V yani beta, yota, omikron, sigma yazılıyor. Ama aksanlar değişik. Şimdi Heraklitos bunu yazdığı zaman Yunanca'da henüz aksan yoktu. Ama biliyorlar ki yay, vios. Ama hayat, vios. İki değişik kelime. Kelime oyunu yapıyor. Nasıl anlarsan. İnsan ırkıyla karşılaştığında en güzel maymun bile çirkindir. Maymuna güzel diyeceğim. Kime nazaran kardeşim? Karşıdaki maymun için belki dilber o. Ama senin için çirkin. Ama Tanrı ile mukayese edildiğinde bir insan aklıyla, güzelliğiyle ve her şeyiyle bir maymun gibi kalır. Tanrı ile karşılaştırıldığında bir adam adamın karşısındaki çocuk gibi kalır. İnsanların fikirleri çocukların oyuncağıdır. Bundan sonrasını alalım. Şimdi bu benim görüşüme göre buradaki bu yöntemsel ifadeler Heraklitos'un kitabının ilk kısmında yer alıyor. Muhtemelen bunlardan sonra evrendeki her şeyin bir süreç olduğu fikrini ileri sürüyor. Bu süreçleri de anlayabilmek için, her şeyin değişim halinde olduğunu anlayabilmek için bir başvuru sistemine ihtiyaç olduğunu söylüyor. Onun için adam diyor ya anlayışla konuşan genel olarak anlaşılana dayanmalıdır. Önce diyor bir başvuru konusunda bir anlaşalım. Ortak ne? Ondan sonra diyor olayları tasvir etmeye başlayalım. Tamam mı? Bu ortak anlayışını yani bir ortak temel gerektiğini Heraklitos'un söylediğini ilk anlayan Erwin Schrödinger. Fizikçi. Avusturyalı. Klasikçilerin hiçbiri bunu anlamamış. Adam ne diyor? Çünkü Heraklitos bir fizikçi gibi düşünüyor. Klasikçiler buna hani filolojik olarak yok kelime neydi, bu kelimeyi de neyi ifade etti falan. Schrödinger bir bakıyor, hadi adam bunu söylüyor diyor. Değil mi? Heraklitos bize sadece bir kozmos modeli değil, bunu anlayabilmemiz için bir de epistemoloji veriyor bize. Yani bir bilgi bilimi veriyor. Nasıl yaklaşacağız buna? Değil mi? Bundan sonrasını alalım. Bu Heraklitos'un teorisi ilk izafiyet yani relativite teorisidir. Tamam mı? Bazı Heraklitos'un uzmanlarının sandığı gibi Hegel megelce dahil relativizm değil bu. Yani gerçek senin için başkadır benim için bu böyle değil. Heraklitos diyor ki gerçek bir tanedir. Ama bunun çeşitli tasvirleri olabilir o da senin başvuru sistemine bağlıdır. Gerçek değişmez. Kosmos yani evren mutlak. Ama bu tek içerisinde başvuru sistemlerine bağlı olarak muhtelif tasvirler mümkün. Bu değişik tasvirler olayların aynılığını ve sürekli değişken karakterini değiştirmiyor. Şöyle bir reklam arasına gidebilir miyim? Ha? Bir reklam arasına gidebilir miyim? Bir dakika. Bir sonrasını alalım. Tamam mı? Şimdi bak. Heraklitos'un kosmosu Newton'un evreni. Albert Einstein bu kuramda sadece neyin mutlak olduğunu değiştiriyor. Einstein diyor ki mutlak olan ışığın hızıdır. Buna nazaran diyor mekan ve zaman boyutları değişiyor diyor. Tamam mı? Bunu yani ışığın hızının sabit olduğunu Maxwell'e eşitliklerinden çıkartıyoruz. Değil mi? Poincaré fark etmiş bunun böyle olduğunu. Einstein'ın yaptığı diyor ki bunu kabul edelim buna göre bir fizik kuralım. O fiziği kurdun mu abi Newton fiziği pencereden dışarı gidiyor. Tamam mı? Heraklitos sayıların da mutlak bir tasvire imkan veremediklerini söylüyor. Onun için Pitagoras sahtekar diyor.
Şimdi reklam aranı verebiliriz. Şimdi reklam arası verelim ve herhalde dönüşte bugüne geliyoruz artık inşallah. Evet. Bugüne pek gelmiyoruz çünkü Galile var bilmem ne var. Bugün derken yani evet, sana evet. göre bugün. Evet, evet. Bu evet, sana evet. göre dün. Evet, evet abi. Ama Heraklitos'u anlamak çok mühim, fiziği anlayabilmek. Ama çok zor. Zor. Evet. Zor Schrödinger abi. Anlamış adamı 2000 sene ya sonra. Ya düşün, klasikçilerin hiçbir anlamamış adamın ne dediği 2000 ya. 2000 sene sonra Schrödinger adamı evet. sen bizden 5 dakikada anımızı evet, öğütüyorsun. Ayıp işte, denen bir şey var. Hayır abi, Schrödinger'i anlattıktan sonra anlaşılması kolay. Ama işte bir Schrödinger gerekiyordu ona. Sen okudun mu Schrödinger'i? Bir kısa ara vereceğim. Abi oku. Evet Zeyal Hocam, biraz yaklaşıyor muyuz bugünlere? Evet. Bundan sonrasını alalım. Şimdi geldik Kopernik'e. Evet. Şimdi 1000 sene, 1500 sene ilerledik. Sıçradık. Şimdi Kopernik ne diyor? Efendim, Ptolemaios'a göre dünya kainatı merkezinde her şeyin etrafında dönüyordu. Bu diyor, ben hesaplarda kolaylık yaptığı nedeniyle güneşi ortaya aldım, daha kolay yapılıyor diyor. Bu aslında Pitagorcuların bazıları bunu söylemiş, Sisamlı Aristarchos bunu söylemiş. Fakat Kopernik'in elinde daha iyi gözlem var. Bak, çok önemli bir şey ki eminim Can onun üzerinde ısrarla duracak. Teknoloji gelişmeden abi, tabii. bilimde bazı gelişmeler olamıyor, yapamıyorsun. Çünkü gözlem yapamıyorsun. Tabii. Teknolojinin gelişmesiyle. İşte, evet. Can Bey'in de söylediği gibi, evet. sicim teorisi bugün tamam ama... Evet. Yani yarın, inşallah ben... günün birinde onun... çıkarımlarını test edebilecek bir teknolojimiz. Ama şu anda olan işte bu yer çekimi dalgaları, çekimsel dalgalarını en son evet. keşfettiler 2 sene önce. Evet. Einstein'ın büyük... inanılmaz bir şey ya. Yani onu Einstein'a gelince anlatacaksın tabii, değil mi? O müthiş bir tabii. şey. Ölçebildikleri şey. İnanılmaz. Evet. Yani tabii Kopernik henüz dairenin hala evrendeki en mükemmel şekil olduğu fikrini muhafaza ediyor. Şimdi bunu ilk değiştiren Kepler. Bundan sonrasını alalım. Bunu daha önce gösterdiydik seyircilerimize. Tamam mı? Doğal hareketin dairesel değil düz çizgisel olduğunu ise ilk fark eden Galileo. Tamam mı? Galileo şimdi deney yapıyor. Bak, bundan sonrasını alalım. Tamam mı? Şimdi bu Kopernik'in kitabı. Galileo bunu okuyor. Tamam mı? Çok mantıklı geliyor. Bundan sonrasını alalım. İşte bu ortada güneş, Kopernik'e göre güneş sistemi. Tamam mı? Bundan sonrasını alalım. Yan tarafta Ptolemaios var. Bunun doğru olmadığı, her şeyin dünya etrafında dönmediğini Galileo nasıl ispat ediyor? Şimdi ona bakalım. Bundan sonrasını alalım. Bunu dediğim gibi gösterdiydik seyircilerimize. Fakat tekrar bakalım. Şimdi Ptolemaios bazı gezegenlerin hareketlerini izah edebilmek için onu dairenin da üzerinde daireler varsaymak zorunda kalıyor. Bunlara episikliler deniyor. Daire üstü daireler. Kopernik'te bunlara gerek kalmıyor. Bundan sonrasını alalım. Şimdi Tycho Brahe, bu Danimarkalı bir adam, bu çok detaylı gözlem yapıyor. Gezegenleri tek 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 uzun tablolar halinde hareketlerini izliyor. Ondan sonra Praga geliyor çünkü krallar arası açılıyor. Praga geliyor. Bundan sonrasını alalım. Prag'da gözlemlerde. Bu arada Galileo teleskopu geliştiriyor. Bundan sonrasına bakın. İşte bu şu orijinali Galileo'nun teleskopu. Bu da daha sonra yapılmış bir kopyası. Ama bundan alıyor. Dürbün ya. Dürbünle bakıyor. Bundan sonrasını alalım. Bakıyor ki bir kere ayın yüzü Aristo'nun dediği gibi mükemmel değil. Bir sürü krater var bilmiyor, denizler zannediyor onları. Ama bak bunu gösteriyor ya diyor, mükemmel değil evren. Bu da bir kardinal. Kardinalin kafasından da şu teleskopunu bunun kafasına geçirsem diye geçiyor. Çünkü dogmaları yıkmaya başlıyor Galileo. Diyor ki görün diyor. Gözlem yapın. Palavrayla olmaz bilim. Bundan sonrasını alalım. Bak diyor, Jüpiter'in etrafında dönen aylar var. Şimdi bu kutsal kitaplara ters değil mi? Galileo diyor ki Bellarmino'ya. Bellarmino kardinal ve arkadaşı Galileo. Kardeşim lütfen gel bak diyor. O da bakmam diyor. Bakmam diyor.
bakarsam yoldan çıkarım. Orada herkesin arasında şunu, onun içinde şeytan var diyor. Ama baş başa kaldıkları zaman bana bak diyor. Oradan baktığım an diyor, benim şu sırtımdaki cübbenin anlamı kalmıyor diyor. Bellarmino bunu bilecek kadar akıllı bir adam. Onun için kusura bakma diyor, seni mahkeme edeceğim. Çünkü diyor sen diyor dini yıkıyorsun. Galileo diyor ki ben bir şey yapmıyorum, gel bak diyor. Hayır. Bundan sonrasını alalım. Ve mahkemeye çıkartılıyor Galileo. Engizisyon'un karşısına. Ve meşhurdur, onun doğru olup olmadığını bilmiyoruz ya. Çıkarken ne demiş? E pur semuo. Ve gene de hareket ediyor demiş dünya için. Evet, bundan sonrasını alalım. Şimdi Kepler'e gelelim. Bu çok önemli bizim için. Kepler... Tek P midir, çift P midir? Tek P. Kepler, bu Alman. Kepler, Tycho Brahe, Kepler'in patronu başlangıçta. Onun gözlemlerini kullanarak diyor ki, yahu diyor bu gezegenlerin yörüngeleri daire değil. Elips. Bundan sonrasını alalım. İşte bu Astronomia Nova, yeni astronomi. Tamam mı? 1609'da yayınlıyor. Burada ilk iki kuralını koyuyor Kepler. Bundan sonrasını alalım. Tamam mı? İki Kepler yasası. Bir, her gezegen odaklarının birinde Güneş'in bulunduğu elips şeklinde bir yörünge üzerinde hareket eder. Bak bu ta ilk çağdan beri gelen bir bilgiyi naksediyor. O doğru değil diyor. Yörüngeler daire değil. 2000 yıllık bilgiyi çöpe atıyor. Çöpe atıyor. Doğal hareket daire değildir. Zaten Galile'de yaptığı deneylerle bunu ispat ediyor. Doğal hareket doğrusaldır. Tamam mı? İki, gezegeni Güneş'e birleştiren yarıçap vektörü eşit zamanlarda eşit alanlar tarar. Bundan sonrasını alalım. Burada gösteriyor bunun ne demek olduğunu. İşte bu. Tamam mı? Yarıçap vektörü eşit zamanlarda eşit alan tarıyor. Bu şu demek. Gezegenin elips etrafında dönerken hızı sabit değil. Yavaşlıyor, hızlanıyor, yavaşlıyor, hızlanıyor. İvme değişiyor. Şimdi bu niye böyle? Kepler'in bunu tasvir edecek... Matematik bilgisi yok. Matematik bilgisi yok değil. O matematik... O matematik henüz yok. O matematik henüz geliştirilmemiş. Bundan sonrasını alalım. İşte bu. Bak, oklar, değil mi? İçeri doğru bakan ok ivmeyi, dışarı doğru bakan yeşil ok hızı gösteriyor. Şuna bak. Nasıl değişiyor? Şimdi bu şu demek. Bu gezegenin hareketini sen tasvir edebilmek için sürekli değişen değişkenlerin matematiğine ihtiyacın var. Bu matematiği de... Yani 2 artı 2 4'ten olmuyor. Bu matematiği de Newton buluyor. 23 yaşında. Kaç yaşındasın sen? 39. Teşekkür ederim. 23 yaşında. Sen de 64 yaşındasın. Evet. Bundan sonrasını alalım. Burada üçüncü kuralını koyuyor Kepler. Bu kitabında Harmonices Mundi. Yani kainatın uyumluluğu. Mundi kainat mı, dünya mı? Kainat. Kainatı burada onu kastediyor. The world. Bundan sonrasını alalım. Bak, burada bir gezegenin yörüngesel periyodunun karesi yörüngenin uzun ekseninin yarısının kübüyle doğru orantılıdır. Yani bütün gezegenler için bu geçerlidir. Tamam mı? Burada periyot, yani bir devrimi tamamlaması. Bir devrimi tamamlama süresi. O zamanın karesi. Zamanın karesi eksenin yarısının kübüyle doğru orantılı. Ve bütün gezegenler için bu geçerli. Burada diyor ki Kepler, müthiş bir düzen var burada diyor. Ama o düzenin kaynağını bulamıyor. Hatta diyor ki bir çekim var diyor. Ama o çekimi tasvir edemiyor. Şimdi beni gidip çevirmeyeceksin değil mi öyle? Evet. Hayır, çevirmeyeceğim tekrar seni. Bir kere çevirdim Fatih'i. Çekimin ne olduğunu gösterebilirim. Burada dans ediyor. Ben döndü etrafı. Bundan sonrasını alalım. İşte bu adam. Sir Isaac Newton. Felaket bir karakter. Berbat bir. Kötü bir adam. Ama dahi. Müthiş bir herif. Bundan sonrasını alalım. Bu meşhur kitabı. Birinci ve bu kitabında... Bundan sonrasını alalım. Bak Alexander Pope ne diyor? Tabiat ve tabiatın
kuralları gecenin karanlığında gizliydi. Tanrı Newton'a ol dedi. Her şey aydınlandı. Şimdi kardeşim 300 yıl millet diyor ki bütün sorunlar çözüldü. Anladık kainatı. Tamam. Ondan sonrasını alalım. Şimdi buradan sonra müsaade edersen Can'cığım top sende. Tamam. Çünkü 300 sene boyunca Newton'un doğru olduğu zannediliyor. Benim şimdi Can'dan istirhamım biraz... Can önce bize bir Newton anlat. Hayır. Hayır, Newton'u anlatabilirim. Tamam. Fakat Newton'dan Maxwell'e gelelim. Tamam. Onu önce bir Newton'un matematiğini anlatsın ama bize. Olmaz mı? Olur. Beğenmedim. Bir de... Hayır, hayır, çok iyi bir fikir. Newton'un matematiğini anlatmak çok da kolay değil. Hayır, ne buldu yani? Matematiğe getirdiği yenilik neydi Newton'un? Evet. Matematiğe getirdiği yenilik... mümkün olduğunca küçük zamanlar içindeki değişimleri ifade edebilecek matematiği keşfetti. Tabii sadece Newton değildi bunu yapan. Tabii Leibniz aynı zamanda Leibniz vardı, evet. Ve anladığım kadarıyla zaten Newton'un biraz da şöhretinin bu kadar kötü olması nedeninden bir tanesi de kapışıyorlar. Leibniz'le kapıştı kavga ve oradaki ne kadar adil davrandığı diye. Evet. Royal Society'ye diyorlar ki, Royal Society bu konuda bir rapor yazsın diyorlar. Newton kendisi yazıyor kerata. Newton'un getirdiği, Newton şunu anlıyor. İstersen şöyle diyorum. O matematik nedir? Yani Leibniz'in de Newton'un da bulduğu matematik nedir? Kalkülüs dediğimiz matematik. Onun matematiği buldu. Diferansiyellerin matematiğini buldu. Ondan önce şunu da eklemek istiyorum. Bu Kepler'in biraz önce gösterdiğimiz ilişkisi deneysel bir gözlem. Yani bakıyorsunuz, veri topluyorsunuz. Bu veriyi de organize edip biraz numeroloji yaparak nasıl bir aralarında bağlantı olduğunu buluyorsunuz. Newton'un getirdiği en önemli katkılardan bir tanesi bunu ilk prensipler diyebileceğim şekilde belli bir prensip ortaya koyup o prensiple üretebilmesi. Yani oradaki deneysel olarak gözlemlenmiş bir eşitliği Newton en basit prensiplerden belli bir matematiği de keşfederek bulmayı sağlıyor. Bu bir anlamda teorik fiziğin başlangıcı. Yani ilk teorik fizikçi, ilk kuramsal fizikçi diyebileceğimiz insan tarihte Newton. Onun dışında Newton'un yaptığı fizikçilerin hala hayali olan ki Einstein'ın en büyük hayallerinden bir tanesiydi. Fizik yani doğada gördüğümüz ve doğayı anlatan fiziği birleştirme. Tek bir teoremde. Hawking'in de hayali oydu. Tabii. Hepimizin hayali o. Yani sicim teorinin de hayali o. Evet. Hani hatta bir görsel var biraz sonra gösteririz belki. Hani zaman işte tarih içinde ve aynı zamanda gözlemlenme süreçlerine göre kuvvetler bir şekilde veya etkileşmeler birleşiyor. Ta ki şu anda geldiğimiz noktaya kadar ki sicim teorisi şu andaki en kuvvetli aday teorisi bunları birleştirebileceğini iddia eden. Ama Newton şunu yapıyor. Diyor ki bir elmayı çok bilinen örnektir. Bir elmayı düşmesini sağlayan mekanizmayla ayı dünyanın etrafında yörüngede tutan mekanizma aynıdır. Aynı. Yani bu aslında göklerle yerleri birleştiren ilk kuram. İlk birleştirme kuramı. Bu neden kuramı. Önemli? Çünkü unutmayalım Aristo ne diyor? Ayın ötesinde başka kurallar var. Ayın altında başka kurallar var. Newton diyor ki bu böyle değil. Bütün kainatı bir kural idare ediyor. Ve dahiyane bir fikri var. Hani diyor ki tamamen mükemmel bir kül olduğunu düşünelim. Bir tane dağ olduğunu düşünelim. O dağın tepesindesiniz ve disimler atıyorsunuz. Ne kadar hızlı atarsanız o kadar uzağa gider. Diyor ki burada bir düşüş var. Burada bir şey var. Dinamik var. Daha sonra şey fark ediyor. Yani ben o kadar hızlı atabilirim ki bu düşme mesafesi uzadıkça tekrar kürenin etrafına bana geri gelebilir. Ve öyle bir hızla atabilirim ki düşmez. Dünyanın etrafına dönmeye başlar. Ve aslında ay dünyanın etrafında devamlı düşüyor. Ama hızı öyle yerinde bir hız ki, öyle ayarlanmış bir hız ki o yüzden ayla hiçbir zaman dünya çarpışmıyor ama yörüngede kalıyor. Ya da işte ki ucuların atılması işte. Aynen. Tabii. Bu açıdan hani Newton'un getirdiği felsefe olarak hani matematiğinin dışında bunları matematiksel olarak anlatmanın dışında felsefi olarak da getirdiği çok büyük bir yenilik var.
Tabii onlar, artı Newton sadece şeyle de yani bu yer çekimiyle falan da ilgili. Yani optik yapıyor, optik de yapıyor. Ne yapıyor ve hatta bununla ilgili de optik hani ışık parçacık mıdır değil midir, dalga olduğunu iddia edenler var ama Newton... O zaman da var mı dalga olduğunu iddia edenler? O zaman yok. İlk defa Huygens'e çıkıyor. Huygens'e çıkıyor. Daha sonra. Daha sonra çıkıyor. Huygens, tabii. Fakat Newton'un bütün bu yaptıkları abi 30 yaşına kadar, ondan sonra bilim yapmıyor. Einstein teorisini hangi yıl, hangi kaç yaşına çıkardı? 1905, 1879 doğumlu, 26 yaşında. Ama işte 1909'da genel göreceli başlıyor, 16'da başlıyor. 1905 özel görecek başlıyor. Özel, 1916 genel görecelik. Orada tamamlıyor. Evet. 9'da da var bununla ilgili. Öyle mi adımları? 1909'da da var, 1916'da da asıl hani teoriyi bitirmiş. Esas 1909'da. Ama ondan sonra Einstein çalışmaya devam ediyor ve diyor ki ben diyor bütün o zamanki bilinen fiziği birleştirmeye çalışacağım. Ama ne yazık ki bunu... Başaramıyor çünkü çok temel hataları da var. Şöyle ki hiçbir zaman kuantum mekaniğine inanmıyor. Evet. Bohr'la ve diğer bilim insanlarıyla... Didişip duruyorlar. Ki bu didişme aslında çok yararlı bir didişme. Şu anda bile insanların üzerine düşündüğü ve bilimin de gelişmesini sağlayan birçok yeni fikirde o didişmeler sırasında çıkıyor. Ve işin esprili tarafı da Einstein'ın mesela Bohr'un önüne koyduğu birçok paradoks gibi gözüken şeyi Bohr, Einstein'in kuramını kullanarak ikna ediyor Einstein. Diyor ki bir dakika sen böyle demiştin özel görecelikte. Senin teorini kullanarak ben senin bana koyduğun paradoksu çözebilirim. Ve bir şekilde birçok kere Bohr Einstein'i yeniyor. Ama tabii bu yeterli değil Einstein'ın. Hatta meşhur lafı vardır. Hani Tanrı zar atmaz diye bu deterministik olmamasıyla ilgili duyduğu rahatsızlığı ifade etmek açısından. Deterministik ki, ne demek? Deterministik eski Türkçe'de muayyencilik diye bilinen, belirli şeyler yapılırsa belirli sonuçlar çıkar. Kaçınılmaz olarak. Kuantum mekaniği diyor ki bu kadar kesin bilmiyoruz. Determinizm kesinlik getiriyor. Kuantum ihtimal hesabı. Belirsizlik getiriyor. Yani, hayır ihtimal, belirsizliği getiren başka bir adam. Şöyle söyleyeyim. Şöyle de söyleyeyim. Mesela eğer siz bugün buradaki bütün veriyi toplayabilseniz, yani her parçanın, her gördüğünüz şeyin konumunu ve hızını söyleyebilseniz, Newton der ki size bundan sonraki yarın ne olacağını, bir hafta sonra ne olacağını kesinlikle ben tahmin edebilirim. Geçmişi de. Nereden geldiğinde, hani bana yeterince güçlü bir bilgisayar verirseniz ya da yeterince benim eğer hesap gücüm varsa geçmişten geleceğe bütün yol, bütün şey bellidir. Kuantum mekaniği şöyle bir şey getiriyor. Diyor ki bu doğru değil. Ben bir deney yaptığım zaman burada olası görebileceğim, gözlemleyebileceğim durumlar vardır. Bunların olasılıkları deterministik olarak ilerler. Ama deney yaptığım zaman hangi sonucu elde edeceğimi söyleyemem. Yani size ancak şunu diyeyim. Mesela bir zar attığınız zaman nasıl diyoruz? Yani bir gelme olasılığı 1/6. Kuantum mekaniği bunu söyleyebiliyor. Diyor ki bir deney yaptığın zaman bunu gözlemlemek istiyorsan bunun şansı şudur. Ve bu zamanla şu şekilde ilerler. Şimdi bu çok büyük bir fark. Şimdi yalnız şunu söyleyelim. Einstein niye inanmıyor buna? Einstein ikide bir de şunu söylüyor. Bu dediğiniz doğru ama bilgimiz eksik olduğu için. Tabii, doğru. Tabii. Daha fazla bilgi edinebilsek kainatın deterministik olduğunu göreceğiz. Arkada bilmediğimiz gizli bir... Bohr ise diyor ki hayır, tabiatın davranışı bu diyor. Ki özellikle Heisenberg de bunu... Evet. Heisenberg falan diyorlar ki tabiatın davranışı bu. Heisenberg bunu söylediği zaman 20 küsur yaşında, 26 yaşında ordinarius profesör, 30 yaşında Nobel. Göttingen Üniversitesi. Siz hat haliniz 39 muydunuz? Tabii. Teşekkür ederim. Ama ben şimdi kendimi Heisenberg'le ne Einstein'le ne Newton'la karşılaştırmıyorum. Karşılaştıramazsın kardeşim. Sebebini söyleyeyim. Çünkü o ortamda büyümemiş. Yani tabii bu dehadır bilme ama o da var, bu tabii adamların yetiştiği üniversiteler. Düşün ki Göttingen Üniversitesi. Tabii Hilbert var. Gauss var. Hilbert, Frege. Yani babam matematik bölümüne girdiğin zaman Göttingen'de la matematiğin bütün tarihi sanki orada. Olacak iş değil. Tabii belli bir ekolleri, belli bir şeyler üniversite var. Dediğin böyle bir şey. Yani öğrenciye ders ver. Efendime söyleyeyim
rektör baksın disiplin uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Yok efendim üniversite temiz mi, değil mi falan. Bunların tabii yapılması lazım ama bu üniversite değil. Ama bu konuda çabalar da var, onu da kabul ediyoruz herhalde. Yani, ben bu konuda çaba gösteren adamlar arasındayız. Yani bir şeyler yapmaya benim çalışıyoruz. Sayı bunu artıyor yalnız, her geçen gün. Her geçen gün artıyor tabii halkın sayılar. Halkın bunun değerini anlaması lazım. Yani eğer bugün ben hep söylüyorum, el alem GPS kullanıyor. Baba Einstein olmasa kullanamazsın onu. Tabii. Bu kadar basit. Yerini belirleyemezsin çünkü. Yani. Değil mi? Hayır. Çünkü zaman belirli bir endüstrini kullanamazsın. Uçaklar uçmaz. Yani kardeşim değil mi? Neler neler. Eğer bir sanayin olsun istiyorsa, endüstrin olsun istiyorsan, para kazanmak istiyorsan böyle adamların olacak. Bu adamlar fikir üretecekler. Bu adamların rahat oturacakları üniversiteler olacak. Bu adamlar bir sürü garip garip laf edecek, yutacaksın onları. Başka çare yok. Neyse. Devam Newton'a, edelim. Newton'a dönelim. Dediğim gibi Newton'un en büyük katkılarından bir tanesi gözlemlediğimiz, işte Kepler'in gözlemlediği matematiksel olarak bir ilişki olarak yazabildiği şeyi ilk prensiplerden gösterebilmesi ve bu sayede matematiği doğanın dili olarak kullanabileceğimize göstermesi. Bunu şimdi burada müsaade eder misin bir saplama yapayım. Şimdi bu ilk prensiplerle neyi kastediyor bu adam? Tamam mı? Çekim gücü diyor. Kütle çekimi. Yani kuvveti. Kepler'in de fark ettiği işte bir şey birileri çekiyor. Newton diyor ki gayet basit kardeşim. Biri kütle. Bu kütle. Artı. İkinci kütle değil mi? Evet. Bölü. Uzaklık. Dekare. Çarpı. Çarpı. Bir sabit. Bir sabit. Çekim sabiti. Tamam. Şimdi buna karşı gelenler var. Kim? Robert Hooke. Robert Hooke Newton'a diyor ki bu güzel ama bu bir tasvirden ibaret. Peki bir dakika bir şey soracağım. Şimdi kütle çekimi dedik. Gezegen gezegeni çekiyor. Evet. Güneş gezegenleri evet. Çekiyor. Galaksi galaksiyi çekiyor. Bütün hepsi birbirini çekiyorlar ve bir ahenk oluşuyor. 1909'a kadar söyledik bunu. Bravo. Peki, ahenk mahenk oluştuğu yok. Oluştuğu yok. Hayır. Mesela ahenk, mahenk bunun da bir kütlesi var, onun da bir. Bunlar birbirini çekiyor mu? Evet. Tabii. Hesaplayabilir misin? Tabii. Tabii ki. Çok kolay. Gravite yani, anomalileri nasıl hesaplanıyor şey, dünyada? Böyle hesaplanıyor. Fakat Hooke diyor ki, sen diyor bir şey izah etmedin. Sen diyor bize sadece bunu tasvir ettin. İşte Einstein biraz önce dedi ya 1909'a kadar evet. Geliyoruz diye. Einstein burada devreye giriyor. Hatta benim bildiğim kadarıyla Newton kendisi zaten kütle çekiminden çok rahatsız. İki sebepten o dolayı rahatsız. İki sebepten rahatsız. Bir tanesi neden çekiyor? Nasıl çekiyor? Nasıl çekiyor? Soru bir bu. İkincisi mesela dediniz ya bu bardakla bu bardak birbirini çekiyor. Bunu kaldırdığım anda götürdüğüm zaman bunun fark etmesi lazım. Anında fark ediyor. Newton bundan da rahatsız. Yani anında fark ve anında bilgi transferi nasıl oluyor? Bundan da rahatsız. Bunların hepsinin ikisinin de çözümünü Einstein getiriyor. Şimdi Einstein bunu bir kere de mi getiriyor? Bir kere de getirmiyor. Peki Einstein'ın bulduğu ne? Yani Newton'u yanlışlayan buluşu ne Einstein? Adım adım gidelim canım. Peki. Adım adım gidelim. Şimdi tekrar şeyimizi alalım ki İnşallah herhangi de dönmüyoruz. Ha? Hayır. Şimdi bunu geçelim. İşte Einstein. Doğum 1879. Alman bu adam. Ölümü de 1955 Amerika'da. Princeton'da. Tamam mı? İşte bu izafiyet teorisini bulduğu yıllarda. Sol taraftaki gençlik hali. Bu da Princeton'daki hali. Biraz önce size söylüyordum ya. Saçlarına böyle dağınık olması bundan hoşlandığı için değil. Berbere gitmekten sıkılıyor. Elsa Einstein kesiyor saçlarını. Karısı kesiyor saçlarını. Kuzeni olan karısı. Evet, kuzeni olan karısı seçiyor. Onun için bu hale geliyor adamcağız. Neyse, milletimiz görsün Einstein kimdir. Bundan Einstein sonra çok çapkınmış ama değil mi? Hayır. Gençliğinde belki öyleydi ama sonra Elsa'ya çok şey kalmış. Çok kadın meraklısıymış. Yok abi öyle bir şey. Ben duymadım yani. Zaten ben duydum valla. Zaten haliniz gazetecisiniz. Benden iyi biliyorsunuz. Ben duydum valla. Bundan sonrasını alayım. Evet, şimdi devam et. 1905 makalesi. Ha, 1905 makaleleri aslında. 1905 yılında Einstein... Ben sadece ben şeyi de, aldım. Tabii. Ben de zaten görüyorsunuz ben 1905 yazıyorum. 1905'te... Haziran. Evet. Burada Einstein aslında daha bilim insanı değil.
Burada bir tane bende çalışan, bir patent ofisinde bana çalışan. Tabii. Yani babası ve makaleler yazıp sağa sola. Evet, evet. Babası da galiba bayağı bu hani bizim oğlanı iş bulun diye belli profesörlere mektup atan. Daha sonra hani bulamadığı için de ailemizin ailemizin yüz karası şeklinde dediği ve patent bürosunda iyi maaş aldığı için de aile çok memnun. Üniversiteden daha iyi orada falan diye. Ama görmeden de vefat ediyor bildiğim kadarıyla babası. İşte bu makaleleri bununla beraber yazdı. Üç tane makale var. Bunları yayınlaması da çok zor o zaman. Çünkü bu her makale bir anlamda o zamana kadar bilinen fiziği alt üst ediyor. Editör Max Planck. Evet, i̇şte yayınlayan. Çok, evet. Yayınlanan abi, yerde. Büyük adam. Çünkü yayınlayan da büyük adam. Ve çok sahip çıkıyor. Evet. Tabii Max Planck tabii. Hatta Almanya'ya davet edenlerden bir tanesi de Max Planck. Ve tabii buradaki... Ve Prusya Enstitüsü mü? Evet. Prusya Bilimler Akademisi. Ve Berlin Üniversitesi. Haber'le galiba bir kimyagerle beraber. Nernst'le beraber. Hatta gidiyorlar Einstein'ı çağırıyorlar. Hani lütfen gel bizim şeye katıl. Ve hani teklif ettikleri iş hani o zaman... ki böyle hayal işlerden hani iş tamamen kendini araştırmaya verebilirsin iyi maaş filan. Einstein işte bu makaleden bir tanesi demin bahsettiğimiz relativite prensibini Galile'den görecelik prensibini değiştiriyor ve diyor ki eğer diyor ben diyor Maxwell denklemlerini biliyorum. Bu elektrik ve manyetik alanların nasıl dinamiğinin gittiğini biliyorum. Bunları uygun bir şekilde değiştirmem gerekiyorsa o zaman bu diyor Newton'a uymuyor. Bunu diyor nasıl değiştirmem gerekli sorusunu soruyor ve burada bu makaleyi yazıyor. Daha sonra ünlü E=mc² olan makalesini yazıyor. Şimdi yalnız bir dakika. Bu makalede ne yazıyor? Bunu halkımıza basit bir şekilde tren deneyleriyle anlatalım. Evet. Bundan sonrasını alalım. Bir kere makalede iki tane varsayım yapıyor Einstein. Bir, ışık hızı ışık kaynağının hareketinden bağımsız olarak sabittir. Bu ne demek? Şu demek. Yani bir uzay gemisi hızla giderken oradan çıkan ışık uzay gemisinin hızı artı ışığın hızı olmaz. Hayır. Her zaman aynı hızı. Işık aynı. İkincisi fiziksel olaylar hangi başvuru sisteminden bakarsan bak aynıdır. Bak bu Newton'a karşı. Çünkü Newton diyor ki bir tane başvuru sistemi var o da kainattır. Einstein diyor ki böyle bir şey yok. Kainatta mutlak olan tek şey var ışık hızı. Bundan sonrasını alalım. Devam etmek burada, ister misin? Tabii burada mesela iki tane gözlemci var. Bunlardan bir tanesi siz olabilirsiniz, bir tanesi de benim. Ben sen trendesin, ben burada oturuyorum. Oturuyorsunuz ve ışık hızına yakın bir hızda ilerlediğimizi düşünelim. Mesela Cel Hoca'nın seçtiği 3/5 ışık hızı, yani 160 ışık hızıyla giden bir tren. Ve bu tren hızla ilerlerken bir şans eseri iki tane şimşek çakıyor. Şimdi benim referans sisteminden benim baktığım zaman ben bu A ve B diye gösterilen yerdeki şimşeklerin aynı olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki bu ikisi iki diyorum olay aynı anda olmuşlar. Çünkü o trenin dışında şurada oturan ayakta duran adam can. Ye can. Ama, tamam mı? Siz trende giderken çok hızlı bir şekilde A'ya doğru yaklaşıyorsunuz. Işık hızı sizin için de benim için de aynı olduğu için işte bu 2.99 10 üzeri 8 metre bölü saniye yani bir saniyede. Saniyede 300 bin kilometre evet, desem yani millet anlasın. Hatta şöyle diyelim. 299 bin kilometre. Evet yani sadece şöyle de söyleyelim. Hani bir saniye içinde buradan Ay'a gidebiliyor yaklaşık olarak. Bu kadar hızlı olduğu için veya hepimiz aynı ölçtüğümüz için siz diyorsunuz ki bir dakika A'da çakan şimşek B'de çakan şimşekten önceydi. Dolayısıyla uzaklaşıyorum. Evet. Dolayısıyla ikimiz diyoruz ki yani benim için aynı anda olduğunu iddia ettiğim iki olay sizin için farklı anlarda oluyor. Çünkü sen hareket ediyorsun. Hareket ediyorsun. Çok önemli bu. Şimdi bundan sonrasını alalım bak. Bundan sonrası daha da ilginç. Ah ben pardon bunu ben yanlış koymuşum. Araya başka bir şey koymam lazımdı. İki tane tren düşünün. Pardon. Bir tane tren düşün. Şimdi can bu trenin içinde. Tamam mı? Şimdi şurada bir ayna var. Tamam. Burada da bir pardon, yerde bir ayna var. Burada da iki burada da ışık şeyi var. Yukarıda da bir perde var. Şimdi şuradan bir ışık geliyor.
yansıyor, buraya geliyor. Can saatine bakıyor, ışığın kat ettiği mesafe belli. Tabii şu kadar zamanda ışık şu kadar gitti. Şimdi sen dışarıdasın, tren de yol alıyor hızla. Şimdi tren buradayken can ışığı yakıyor, ışık. Tren hızlı gittiği için bu tarafa doğru gidiyor, ışık geliyor buraya. Ondan sonra geliyor buraya. Şimdi ışığın kat ettiği mesafeye bak. Ama ışık hızı aynı, değişmiyor. Şimdi sen dışarıdan bakıyorsun. Şimdi ışığın hızı aynı. Mesafe arttı. Diyorsun ki zaman da artmış olmalı. Sana göre zaman, içeride oturan cana göre olan zamandan daha hızlı geçiyor. Daha hızlı geçiyor. Ve bu deneysel olarak da gözlemlenebiliyor. İşte zaten bu GPS dedik ya, ona bağlı abi. Yani GPS, yani değil mi yani bu time dilation'ı hesap etmezsen yanlış şey. Ama bu yani saat kulesinin dilation... tepesindeki adamla saat kulesinin dibindeki adam için zaman aynı değil. Bunu özel görecek söylemiyor. Bunu genel görecek söylüyor. Yani. Yani burada çünkü Einstein şunu fark ediyor. Özel denmesinin sebebi bunun çok özel bir durum olması. Yani eğer ben ve siz, bir demin onu söyledik, ben platform dedim, siz trende gidiyorsunuz. Eğer ikimizin arasındaki hareket düzgün doğrusal hareketse, yani siz saniyede bana göre aynı mesafeyi kat ediyorsanız, değişmiyorsa bu, o zaman özel görecek çalışıyor. Ama diyorsanız ki, şimdi biliyoruz ki trenler hızlanıyor, yavaşlıyor. Ben trenin hızlanıp yavaşlatmasını da katmak istiyorum hesaplarıma. Bundan doğacak etkileri de hesaplarımda yapmak istiyorsanız, o zaman özel görecek burada size cevap veremiyor. Ve Einstein bu soruyu sormaya devam ediyor. Ve bu çok başka bir yere götürüyor Einstein'ı. Şuna götürüyor, şunu fark ediyor. Diyor ki eğer, diyor burada sağdaki resimde görebiliriz. Eğer diyor ben uzayda, yani etrafımda hiçbir gezegen, hiçbir yıldız yokken bir asansörün içindeysem ve bu asansör ivmeleniyorsa. Düşüyor asansör ya. Düşüyor veya bir yana doğru ivmeleniyor. Belli hızı artıyor yani. Ve ben burada nasıl bir ortamda olduğumu bulmak için deneyler yapıyorum. Mesela ne deney yapabilirim? Newton'dan esinlenerek bir elmayı bırakırım ve bu elmenin hareketine bakarım. Bu belli bir ivmeyle düşecek. Diyor ki, bir dakika. Ben aynı deneyi dünya üzerinde yapsaydım, hiç ivme olmadan nerede olduğumu ayırt edemezdim. Yani hızlanan bir asansörde miyim? Yoksa dünyanın üzerindeki bir kapalı bir odadayım. Etrafımı göremiyorum ama sadece işte elma atarak, işte bir şeyler yaparak anlamaya çalışıyorum. İkisini ayırt edemezdim. Ve böylece anlıyor ki aslında ivmelenmeyi kattığı anda, yani bu özel göreceliğin sınırlarını biraz genişletmeye kattığı zaman yer çekiminin teorisiyle de ilgili bir şey elde edecek. Ve orada Celal Hoca'nın koyduğu slide'da şöyle enteresan başka bir şey görüyor. Diyor ki eğer, diyor mesela bu asansörün bir tarafında da bir tane ikinci birinin ışık koyabileceği, ışık yapabileceği bir delik koyalım. Ve oradan birisi ışık hüzmesi yollasın. Eğer çok hızlı hareket ediyorsam ışık zaman içinde yavaşça eğilecek. Tamam mı? Giderek hızlanıyorsam. Belli bir parabol çizecek veya belli bir yay çizecek. O zaman diyor ki bir dakika, ben asansörün içinde inmeli hareket yaparken yer çekimini ayırt edemiyordum. Yer çekiminde miyim yoksa inmeli bir asansörde mi? O zaman bir ışık hüzmesi eğer bir gezegenin veya bir yıldızın etrafından geçiyorsa düz gidemez. Yörüngesi eğilmeli. Çünkü ya çekimin içine giriyor. İvme, bundan sonrasını alalım. Mesela burada gözlenen bu Hubble teleskobu, ki bu tabii Hubble'ın önce de Einstein zamanında da yaşadığı sırada da kanıtlanıyor. Evet. Yıldızın... Anlatın, ben bir şey soracağım sana size. Buyurunuz. Yıldızdan gelen ışık bu. Ve uzay zaman büküldüğünü söylüyor. Belki de bundan önce şeyi söylememiz gerekiyor. Einstein'ın hani bu yer çekimini tekrar anlamaya çalışırken bulduğu başka bir şey de aslında kütle çekimin olmadı. Yani demin dedik ya bu bardak çekiyor mu diye. Einstein'a sorarsanız, demin orada girmemi sevdi dedi. 1909'a kadar evet birbirinden çekiyor diyorduk. Aslında çekmiyorlar. Bundan sonrasını alalım mı? Evet, bakalım. Einstein dediği buraya şey. Buraya gelmek ister misin? Tamam.
Einstein dediği şey tamamen, daha biraz önce de bahsettik hani Celal Hoca söyleden geometri bilmeyen giremez diye. İşte geometri burada giriyor. Hatta diferansiyel geometri burada giriyor. Newton'un belki başladı, daha sonra geliştirerek Riemann'ın geliştirdiği geometri devreye giriyor. Diyor ki eğer diyor ben çok büyük bir kütleli cisim koyarsam, yani bu güneş olabilir, bir yıldız olabilir, dünya olabilir. Bu karikatür birazcık ama etrafındaki uzay zamanı büküyor. Nasıl büküyor? Bunun bir hani çok standart verilen bir örneği de bir trambolin üzerine konan bowling topu. Belli bir şekilde etrafını çökertiyor. İşte burada görülen. Bu çökertme yani yani dünyanın mesela yarattığı bu eğrilik ayın dünyanın etrafına dönmesini sağlıyor. Sabit olarak dönmesini sağlıyor. Aslında ikisi birbirini çekmiyor ama bu dönüş sadece bunun etrafındaki en kısa mesafeleri takip etmesinden dolayı, o prensipten dolayı yörüngede kalıyor. Peki niye aşağı yani çok hızlı gitmese ay düşecek oraya. Bunun için belli bir hızı var. Hızı var tamam. Yani dönen nedir o? Bidonda dönen motosiklet. Evet, yani eğer iş olmaz zaten. Hani zaten düşme o. Yani benim bunu şu sopayı bırakıp bunu düşmesinin sebebi bunun düz gitmesi. Yani düz yolu takip etmesi. Bu bunun kütlesine bağlı olarak. Evet, yani bu daha ağır bir şey olsaydı bunun çok daha fazla çekecekti. Olacaktı. Efendim? Bu daha kütleli bir şey olsaydı bunun tepkisi ne olacaktı? O zaman aşağı doğru daha aynı hızla daha düşüp yörüngede gidecekti. Veya daha, yavaş, daha hızlı gitmesi gerekecekti. Daha hızlı geri gidecekti. Veya da daha dışarı dönecekti. Bak bundan sonrasını alalım Fatih. Bundan sonrasını alalım. Bir sonraki. Bak ışık ne yapıyor? Anlatır mısın Can? Işık burada yani dediğim gibi. Işık da aynı numarayı yapıyor. Aynı yani güneşin burada bunu güneş kabul edersek. Güneşin uzay zamanı bükmesine göre yörüngesi değişiyor geçerken. Peki erken mi gireceğim bilmiyorum. Bu bir kara delik olup da çok yoğun kütleli olduğu zaman ışık buradan geçemiyor, burada dönmeye mi başlıyor? Şöyle söyleyeyim, kara delik içine girdiği zaman ışık veya herhangi bir madde bir daha çıkma şansı yok. Yok, onu demiyorum yani. Olay ufku dediğimiz yer şurası mı oluyor? Olay ufku herhangi bir ışığın veya parçacığın girip kaçamayacağı yer. Yani demek istediğim şu. Kara delikte bu yoğunluktan ötürü ışık buradan devam ediyor, buradan böyle devam ediyor. Eğer olay ufkunun içine girerse çıkamıyor. Ama yani dışından geçerse böyle yapıyor. Dışından geçebilir. Yani bak burada bütün numara şu. Müsaade eder misin? Tabii ki. Şimdi ışık buradan geliyor. Geliyor. Ama hızı olmasa bunun içine düşecek. Hızlı olduğu için düşmeden her zaman kurtarıyor. Tamam mı? Eğer olay ufkunun içine girerse hızı yetmiyor. Düşüyor. Ve çıkamıyor bir daha. Yani şu yokuştan bir daha yukarı çıkamıyor. Peki şimdi biz aslında burada zannettiğimiz şey, çünkü buradan bir düz gibi görüyoruz. Aslında başka burada. Yerde. Evet. Ve şimdi Einstein sayesinde bunun nerede olduğunu aslında bilebiliyoruz. Evet, yani şu açıyı Einstein hesaplayabiliyor. Hatta ilk başta başarısız bir girişim var. Dünyanın politik durumundan dolayı 1914 yılında o zamanki ilk Rusya'ya hesap, bir gözlem grubu yolluyor galiba değil mi? Bir bakıma o gözlemin gerçekleşememesi Einstein'ın kuramının ciddiye alınmasını devam ettiriyor. Çünkü eğer o gözlemde Einstein'ın tahmin ettiğiyle karşılaştırılsaydı büyük bir ihtimalle yanlış sonuç elde edecekti. Çünkü Einstein daha sonra fark ediyor ki ilk yaptığı hesap yanlış. Daha sonra bunu düzeltmesi gerektiğini söylüyor. Artı burada söylememiz gereken başka bir şey var. Daha belki genel görece gelmeden de söylememiz gereken. Hani Einstein'ın katkılarından bir tanesi fiziğe, en büyük katkılarından özel görecelikli, uzay ve zaman dediğimiz şeyin birbirinden ayrı olmadığını söylüyor. Diyor ki ben, çünkü o zamana kadar uzay ve zaman tamamen birbirinden ayrı. Ve zaman sabit zannediliyor. Evet. Yani demin Celal Hoca'nın verdiği örnek, hani zamanın herkese göre aynı hızda geçmesi mantığı veya aynı kabulü aslında yanlış. Ve eğer ben, yani eğer biz evreni anlamak istiyorsak, uzay ve zamanı birbirinden tamamen kopmuş, birbirinden tamamen bağımsız olarak düşünemeyiz. Beraber düşünmeliyiz ve ilk özel görecelik de bunu ortaya koyuyor. Daha sonra genel görecelikle bu hız ivmelenmiş, yani birbirine göre hızı sabit olmayan hareketli veya referans sistemlerini anlamak için geliştirdiği teoride veya gerçek ilim teorisinde bu uzay zaman denen bütünlüğün, uzay zaman sürekliliğinin geometrisinin değiştiğini söylüyor. Bir bakıma
fiziğin içine iyice geometriyi koyuyor. Tabii bununla da ilgili ünlü bir sözü var. Hani matematikçiler tabii bu sefer ilgilenmeye başlıyorlar, büyük matematikçiler. Hani Einstein çok fiziksel anlamda, fizikle ilgili çok fiziksel ön yargıyı, düşünceye önem veren bir bilim insanı. Matematikçiler gelip teknik olarak sezgi. Zaman sezgi. Entüisyon değil mi? Sezgisi muazzam. Peki Einstein. Hocam bir şey soracağım. Şimdi buraya bakan izleyici diyor ki ya uzay normal insana göre 3 artı 1 boyutlu, evet. Size göre 9 artı 1 boyutlu. Evet. Hayır, yani... dur. Oraya girdin mi? O sicim teorisi çok karıştırıyor. Oraya. Şimdi burada ise tek boyutlu gibi görünüyor. Yani sanki bir halının üstündeymiş gibi. Tabii. Bu mekanik doğru mu? Yani anlaşılır yani, hale gelsin diye. Şöyle söylemek, hiçbir fizikçi yok ki hani 4 boyutu gerçek anlamda, 4 boyutu ciddi olarak hayal edebilsin. Hepimiz 3 boyutlu düşünebiliyoruz. Hani bu birazcık hani gelişimimizle de alakalı. Çünkü ağaç üzerinde hani saklanıp hayvan avlayan insanlardan geliyoruz. Onlar için de bir yükseklik var ve hayvanın ilerleyebildiği 2 boyutlu bir şey var. 4. boyut bizim için çok zor anlaması. İnsanlar için imkansız hatta. Ama hani hesap yaparken tabii burada ki... Burada 3 boyut bile yok da ondan diyorum ben. İşte hani hesap yaparken... Hayır, buradaki o 2 boyut var ya, şöyle düşün. Harita nedir? 3 boyutlu bir nesneyi 2 boyuta indirger. Sen ama anlarsın artık ki bu 3 boyutludur. Bu 3 boyutlu uzayı 2 boyutlu bir harita haline getiriyor. Onu gösteriyor. Burada bir haritaya bakıyorsun sen. Karikatürler bunlar. Yani normal hesap yaparken tabii ki kullandığımız matematiksel formalizm bize hani istediğimiz her boyut hesap yapma izin veriyor. Ama hani bu anlatmak için böyle karikatürler kullandığımız zaman hani bir boyut genelde indiriyoruz. Bir belki boyut. Bundan sonrasını alalım mı? Şimdi Einstein'ın teorisiyle biz inanılmaz bir sıçrama yaptık. Kainatı anlamamızda. Ve şu ortaya çıktı. Newton'a kadar biz gözlemlerimizle hareket edebiliyorduk. Einstein ilk defa görmediğimiz halde kendisinin düşünce deneyleri dediği deneylerle, yani sadece kafamızda hayal ettiklerimizle bize yeni bir alem açtı ve bu alem daha sonra gösterildi ki ancak matematikle ifade edilebiliyor. Şimdi burada tabii büyük bir tehlike işin içine giriyor. Çünkü matematik bir dil. Dil sürçtü ya ne yaparsın? Şimdi onun için ben tekrar sana döneceğim. Şimdi buradan biz Hawking'e geliyoruz. Tamam mı? Hawking... Biraz daha Einstein'ı anlatabiliriz aslında. Tamam. Memnuniyetle. Einstein'ın anlatılmasındaki en önemli şey, tekrar ediyorum, gözlemin ötesine taşıdı bizi ilk defa. Mesela Can'ın biraz önce izah ettiği, zaman herkese göre değişiktir. Eğer herkese göre gidiyor ama keyfi değil bu. Süratli gidiyorsan zaman sana göre yavaşlar. Bunu Feynman çok güzel izah ediyor. Bu boyutlar nasıl karışıyor? Feynman diyor ki, bir küp ele alın diyor. Şimdi bu küpe yandan baktığınız zaman küp nasıl gözükür? İşte bir kare şeklinde gözükür. Değil mi? Burada neyi görürsün? Enini görürsün, yüksekliğini görürsün. Şu şekilde. Değil mi? Şimdi bunu gösterebiliyor muyuz biz? Gösterebiliriz. Şu Jimmy Jeep gelip de gösterebilir mi? Jimmy Jeep operatörümüz hafif kestiriyor da. Aa, özür dilerim. Reklam arasına gideceğiz dedi, kendini dinlenmeye çekmiş. Hayır, burada şimdi biz bir küpe bakacağız. Şöyle bir küpe bakacağız. Bu 3 boyutlu bir nesne. Şimdi Feynman diyor ki buna yandan baktığın zaman ne görüyorsun? Genişliğini görüyorsun, yüksekliğini görüyorsun. Değil mi? Şimdi diyor bu küpe şöyle bakalım. Burada diyor yüksekliğini görüyorsun. Genişliğini, bir de derinliğini görüyorsun. Şimdi diyor burada küpü tarif etmek için 2 boyuttan fazlası lazım. Zaman buna bir de 4. boyut ilave ediyor diyor. Nasıl ki bu boyutlar birbirlerine bağlıysalar küpte, zaman da diyor aynı şekilde bize bağlı. Senin dışında senden bağımsız bir zaman yok. O zaman da senin hızına bağlı. Bunu da mümkün kılan Lorentz'in meşhur transformasyon eşitlikleri var. Einstein bunları kullanıyor.
Einstein'ın yaptığı dahiyane adımlardan bir tanesi, hani Lorentz dediğiniz gibi değişimler, evet, zaten biliniyor. Matematiksel olarak, evet, yazılmış. Einstein onlara yeni bir anlam getiriyor. Onlara fiziksel bir katkı getiriyor. Matematiksel olarak, yani formüllerden anlaşılamamış arkada doğanın ne yaptığını söylüyor yani. Evet. Bu, neden bu yapılamıyor daha önce biliyor musun? Çünkü Lorentz kendi eşitliklerini Newton mekaniğiyle açıklamaya çalışıyor. İlk defa Einstein diyor ki hayır kardeşim, Newton'un yaptığı yanlıştı. Bak bir sürü mühendise falan sonra efendim yanlış değildi, o bir limit haliydi bilmem ne diyorlar. Hayır, yanlıştı. Çünkü Newton'un kainat tasavvuru kainatın gerçeği değil. Ya da şöyle diyebilir miyiz peki, belli bir limitte geçerli. Ha, değil, hiçbir yerde geçerli değil. Belli bir limitte geçerli. Şimdi mesela Aristo'nun da dediği belli bir yerde geçerli. Efendime söyleyeyim, ben şunu Fatih'e doğru atıyorum, duruyor. Niye ama bugün hala pek çok hesap Newton mekaniğine göre yapılıyor ve geçiyor. Doğru. Işte doğru. Al ben bunu, evet, sana doğru atıyorum. Aristo fiziği geçerli, durdu. Yani ışık... Çünkü ben burada sürtünmeyi Aristo hesaba katmıyor. Ama burada sürtünme var, Galileo onu hesaba katıyor. Şimdi Aristo'nun yaptığı yanlış. Halbuki işte gözlem tutuyor. Newton'unki de öyle. Yaptığı yanlış. Ama gözlem belirli bir yere kadar tutuyor. Ama hesap edemediği, yani daha hesap edemediğinden kastım şu. Hesaba dahil etmediği faktörler var. Bu faktörleri koyduğunuz zaman mesela zamanın hıza bağlı olmaz. E Newton'a göre zaman mutlaktır. E belki yarın Einstein'e yanlış çıkacak. Nasıl Newton Einstein yanlış çıkacak? Einstein zaten bunu söylüyor. Einstein diyor ki benim teorim de yanlış. Çünkü atom altına indin mi işte biraz şu önce Can söyledi. Evet. İzah edemiyor. Yer çekiminde, evet. Fizikçe yanlış demektense şöyle düşünüyorlar. Mesela demin bu, ben bu kalemi attığınız zaman. Evet. Aristo'nun dediğini yapıyor. Evet ama hızlar, yani Einstein demin trende örneğinde verdiğiniz gibi ışık hızına yakın bir hızdan bahsediyoruz. Diyoruz ki bu tren eğer ışık hızına %60 veya %70, %80 yani ışık hızıyla. Yani saniyede 180 bin kilometre gidersen. Evet, o kadar hızlı gidersen ben bu şeyi görebiliyorum. Şimdi normalde herhangi bir hızlı tren alın. Dünyadaki en hızlı treni alın. O iki olay tren içindeki yolcular ve perondaki yolcular için aynı anda olacak. Bunun sebebi hızları ışık hızına göre çok düşük. Bir dakika, aynı anda olmayacak ama ölçemeyeceğimiz kadar küçük olacak. Evet. Dolayısıyla Newton'un dediği onlar yanlış. Onlar farkı algılayamayacaklar. Newton'un dediği yanlış. Çünkü kainatın karakterini ortaya koymuyor. Halbuki Einstein diyor ki benim yaptığım kainatı Newton'dan daha iyi tasvir ediyor. E tabii. Ama bu da yanlış diyor. E tabii. Çünkü izah edemediğim bir sürü şey var diyor. Ha mesela ya, o tren örneğinde verdiğimiz, hani tren bir yerde gidiyor değil mi? Evet. Bir gezegen üzerinde gidiyor. Şimdi gezegen üzerinde gidiyorsa özel görecelik de geçerli. Şimdi, tabii. Yani her hesabı yaparken, o sizin sorunuza dönersek, her hesabı yaparken kullanacağımız matematik o şey içinde, o tolerans sınırları içinde uygun olduğu sürece Newton da kullanabilirsiniz. Evet. Tabii. Bazı yere gittiğiniz öyle zaman aynen öyle kullanamayacağız. Mesela doğru, atıyorum eğer hani Ay'a bir roket yolluyorsanız belki genel göreceliği çok kullanmanıza gerek olmayabilir. Yani. Ama eğer mesela demin bahsettik sendeki protonların hızlanmasından bahsediyorsak ışık hızına sadece 20 metre işte daha yavaş gidiyor. Bir başka yıldıza gideceksiniz gerekli. O zaman özel göreceliği katmak zorundasınız. Bir reklam arası vereyim mi? Ben, tabii ki. Değerciler, bu arada bizim burada anlattıklarımızı çok böyle basit bir şekilde görmek istiyoruz. Evrenin kısa tarihi, zamanın kısa tarihi, pardon zamanın çok kısa tarihi adlı kitabı da alıp onun içinde bunların çizimlerini, şuyunu buyunu da görebilirsin. Hmm. Doğru mu? Doğru. Zamanın kısa tarihi. Bir de Einstein'ın İzafiyet Teorisi diye Türkçe bir kitabı vardı. Evet. O da çok o da güzel kitap. Ve lise, tabii yani benim okuduğum yıllardaki liseyi bitirmiş olanların anlayabileceği bir kitaptı o. Şahane bir kitabı. Ben lisede okuduydum onu. Hı. Ve hayran olduydum. Yani adamın düşünce berraklığına hayran oluyorsun.
Başka diyorum ya sana, klervoayan bir hali var adamın yani. Başka yani türlü. İnanılmaz bir şey, inanılmaz bir şey. Ve biliyorsun yani teoremi hayal ediyor. Evet. Matematiğe dökemiyor. Evet hayal. Matematiğini yazamıyor. Can o zaman matematiği dedi ya. Hani kafasında Mozart'ın bir senfoni yazması gibi adam kainatı kafasında yaratıyor ya. Ve bunu şimdi matematik de hesabını arkadaşına yaptırıyor. Evet. Kendi Martin ama. Hayır Martin her zaman değil ama matematikten yardım alıyor. Martin Besso yardım etmiş. Beraber ortada kaldıkları adam bende. Karısı odaya, ilk karısı yardım etti derler. Hayır o mitos dedim ya. Mileva değil mi yani? Hayır o doğru değil. Yani Mileva çok akıllı bir kadın. Müthiş zeki bir kadın. Söyleniyor da. Ama yani. Onun fikirleri olduğu evet o değil yani. Hani Einstein. Yok fikir Einstein'da matematiğe hesabını Besso, sanki Mileva yaptı. Martin Besso. Öyle mi? Esas beraber o bende kaldıkları odada Martin Besso yani. Çünkü Einstein kendisi anlatıyor. Evet, Besso yardım etti diyor. Götürdüm gösterdim diyor. Yardım etti Besso. O toparladı diyor. Evet Besso yardım etti bana. Bir kısa reklam arası devam edeceğiz. Evet yeri geldik. Cenacığım beyefendi, istiyor musun? İstiyorum. Alındım. Beyefendi program başladı. Başladı mı? Aa hayret. Halbuki biz canla sohbet ediyorduk. sohbetinizi böldüm kusura bakmayın. Rica ederim. Arada patron sensin. Arada bir yayın yapmamıza gerekiyor. Rica ederim patron sizsiniz. Peki biraz da Einstein'ın hayatından bahsedelim. Şimdi hayatından bahsederken biraz önce Can bize Freundlichen deneyinin yapılamamış olmasının büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Haklı. Fakat bu deney savaştan sonra İngilizler tarafından yapılıyor. Ne o deney? Sir Arthur Eddington bir güneş tutulması olacağı tespit ediliyor. Bunun da en iyi Güney Hint Okyanusu'ndan gözleneceği. İngilizler diyorlar ki Royal Society hemen bir gemi gönderiyoruz. Acaba güneşin yanından ışık geçerken sapıyor mu sapmıyor mu? Bunu tespit edeceğiz. Şimdi Fatih'ciğim burada çok ilginç bir şey var. Bir Alman teorisinden bahsediyoruz. Evet. İngilizler diyorlar ki bunu hemen test edelim. Bilim dünyası böyle bir şey. Bilim evrensel milletler, bir şey. Milletler yok. Tamam mı? Gidiliyor. Testler yapılıyor. Arthur Eddington geri geliyor, Thames nehrine yanaşırken gemi, bir bakıyorlar bir gazeteciler ordusu. Eddington gemiden iniyor, soruyorlar ne oldu? Eddington'un cevabı, kainatın dokusu bildiğimiz gibi değil. Herr Einstein haklı diyor. Ertesi gün Elsa Einstein apartmanlarında Berlin'de uyanıyor Albert'ten evvel. Sokağa bakıyor. Yıl kaç? 1919. Albert'i uyandırıyor. Albert kalk diyor. Ne oldu diyor Einstein? Sakın sokağa çıkma diyor. Ne oldu diyor Einstein? Sokakta yer yok diyor. Bütün Berlin orada. Einstein'ı görmek istiyorlar. Kainatın dokusunu değiştiren adam. Bu adam kardeşim. Biliyorsun Naziler iktidara geldikten sonra Almanya'dan kaçmak zorunda kalıyor. Bir süre sonra. Bir süre sonra. Geliyor Princeton'a. Bir ev veriliyor. Mercer Street. Bilmem hatırlar mısın? Böyle güzel bir ev veriyorlar kendisine. Bir özel kanunlu Amerikan vatandaşı oluyor. Kendisi, karısı. Ama zor oluyor. Hayır. Komünist de yapmasın. Hayır, o daha sonra. O Herbert Hoover'ın halt etmesi. Kendisi, karısı Elsa ve sekreteri Bayan Dukas. Çünkü Einstein İngilizce bilmiyor. Bunlar şey yapılıyorlar. Amerikan vatandaşı yapılıyorlar. Neyse bir müddet sonra Princeton'un başkanına bir telefon geliyor. Bozuk aksanlı birisi. Einstein'ın adresini soruyor. Adam diyor ki veremem. Güvenlik nedeniyle. Adam yalvarıyor. Mümkün değil diyor. En sonunda telefondaki ses diyor ki ben Einstein diyor. Adresi unuttum diyor. Onun üzerine Princeton'un başkanı diyor ki Profesör Einstein diyor olduğunuz yer neresi diyor. Bilmiyorum. Sokağa bakın diyor. Sokağın adı yok mu diyor. Einstein okuyor sokağı. Orada durun arabayı gönderiyorum diyor. Einstein öldüğü zaman gazetelerde resmi çıkıyor tabii. Otobüs şoförü bak ah diyor. Bu diyor paranın hesabını yapamayan adam ya diyor. Bir de bütün elbise aynı renkmiş değil mi? Onu bilmiyorum. Onu şey için söylerler. Onassis için söylerler. Zannetmiyorum. Çünkü Einstein'ın değişik resimleri var. Değişik elbiseler giyiyor. Bir rivayet var da bütün elbiseler siyahtı. Hayır. O Onassis'tir. Onassis biliyorsun. Dükkana gittiği zaman 40 tane birden alırmış aynısından. Sürekli onları giyermiş. Benim hocam öyleydi. Bir böyle turtleneck'i vardı. Sürekli onu giyerdi. Biz de zannederdik ki adamın bir tane kazağı var. Hayır efendim. Çünkü eliyle tahtayı silerdi. Zavallı karısı malıydı. Buna
mani olamadığı için bir sürü kazak almış John Dewey'e falan. Peki bu Einstein'ın atom bombasını yapmakla suçlanması? Hayır. Şimdi ya gelelim, her şeye hayır diyorsun şimdi, ya. Ama bir dakika. Öyle gelelim, değil oraya, de bari kalbimi değil, kırıyorsun. Şimdi öyle ilginç bir durum var çünkü. Bir kere Einstein'ın o meşhur enerji eşitliği kütle çarpışı karesinden şu ortaya çıkıyor ki şu kadarcık bir uranyumdan inanılmaz bir enerji ortaya çıkıyor. Ve atom bombasını yapmak teorik olarak mümkün. Bunun için Almanlar harekete geçiyorlar. Otto Hahn ilk defa Berlin'de atomu parçalamayı beceriyor. Evet. Fakat Almanların yaptığı hata ağır su kullanmaya çalışıyorlar. Nötronları yavaşlatmak için. Bu yetmiyor. Grafit kullanmak lazım. Akıllarına gelmiyor. Fakat böyle bir yarış var. Şimdi Amerika'ya kaçmış olan Almanlar büyük telaş içinde. Hitler diyorlar atom bombasını yaparsa hapı yuttuk. Onun üzerine Leo Szilard Einstein'ı Long Island'da Einstein'ın bir kulübesi var. Oraya gidiyor çünkü yelkenciliği seviyor Einstein. Yelkencilik yapıyor. Defterini de yanına alırmış. Rüzgar durduğu zaman defterine başlarmış yazmaya. Ama Leo Szilard gidiyor elinde bir mektup. Amerikan başkanına yazılmış bir mektup. Mektup şunu diyor. Sayın Başkan, Reich hükümeti, yani Hitler'in hükümeti, Çekoslovakya'dan uranyum ihracatını durdurdu. Bu şu anlama geliyor. Almanlar bütün atom, atom bombasını yapmak yoluna girdiler. Otto Hahn'ın atomu parçaladığını biliyorlar. Gün meselesi diyorlar bu adamların atom bombasını yapmaları. Dolayısıyla acil harekete geçmemiz lazım. Aksi takdirde Hitler yapacak, o zaman da biz bittik. Hapı yuttuk. Yani zaten adamın elinde inanılmaz bir teknoloji var. Amerikalılarda yok o teknoloji. Ay'a bile onun sayesinde gidildi. Evet. Ya müthiş yani. Roketler yapılıyor, roket tayyareler, jet tayyareleri bilmem neler ama müttefiklerden zaten 50 sene ileride herifler. Leo Szilard diyor ki Albert bunu imzala. Einstein bakıyor imzalamam diyor. Einstein unutmayın pasifist. Pasifist. Harbe karşı, insan öldürülmesine karşı ben bunu imzalamam diyor. Bu diyor çok tehlikeli bir iş. Onun üzerine Leo Szilard diyor ki Albert diyor. Unutma diyor. Arkadaşların yarısı orada kaldı diyor. Onun üzerine Einstein düşünüyor. Haklısın diyor ki ben imzalayayım. İmzalıyor mektup. Manhattan projesi başlatılıyor. Başında kim var? Hans Bethe. Alman. İki tarafta Almanlar çalışıyor. Oppenheimer. Oppenheimer idari başkan. Oppenheimer Göttingen doktoralı zaten. Evet. Yani Almanya'da doktoralarını yapmış bu adamlar. Hatta onlar hakkında çok hoş bir hikaye anlatılır. Bazıları bunu Oppenheimer olduğunu söylerler. O pek belli değil. Bunlar bir deney yapıyorlar odalarında. Çok heyecanlanıyorlar. Terazi lazım. Koşuyor Oppenheimer veya kimse bakkala. Diyor ki Haben Sie eine Waage? Haben Sie eine Wiege? Ich möchte was wagen. Şunu diyecek. Haben Sie eine Waage? Ich möchte etwas wiegen. Bir teraziniz var mı? Bir şey ölçeceğim, bir şey tartacağım. Halbuki Almancayı tam bilemediği için Waage ile Wiege'yi birbirine karıştırıyor. Bir beşiğiniz var mı? Bir şey yapacağım. Bakkal da bakıyor lan ne diyor? Bakkal da kızı varmış ne diyor bu herif diyor. Bu adamların hepsi Almanya'da yetişmişler. Fakat o atom bombası hakkında çok güzel kimdi o herif atom bombasının hikayesini yazan bu kadar bir kitap. Şahane bir kitaptır o. Atom bombasının nasıl yapıldığı hakkında ve bizim hayran olduğumuz Dick Feynman da orada çalışıyor. Dick Feynman hakkındaki hikayeyi bilirsin değil mi? Manhattan ve Cornell'de başına gelenleri o yüzden. Yok. Efendim Dick Feynman Manhattan projesi yapılıyor. Atom bombası atlıyor. Savaş bitiyor. Dick Feynman iş buluyor. Asistan olay yani bizim eski yardımcı doçent seviyesinde Cornell'de profesör oluyor. Zampara. Karısı ölmüş zaten. Veremden. Bu Nobel'den sonra mı önce mi? Önce. Bu Zampara bakıyor işte öğrenciler şey yapıyorlar. Parti veriyorlar. Gidiyor. Ondan sonra işte kızlarla falan daha bir kız tavlayayım diyor. Ondan sonra kızlardan bir tanesini gözüne kestiriyor. Dans ediyor. Kız diyor ki sen ne iş yapıyorsun? Ben burada fizik profesörüyüm diyor. Ha diyor. Herhalde şimdi diyeceksin ki ben Manhattan Projesi'nde de çalıştım diyeceksin. Evet diyor. Öyle deyince kız hadi oradan diyor bırakıyor bunu. Çok üzülüyor Feynman. Bir sene sonra
Gidiyor, gene bir kız tavlıyor. Onunla dans ederken sen de ben de birinci sınıftayım diyor. Falan çok genç bir adam çünkü. Falan neyse kızlar ahbap oluyorlar. İşte kızı çıkarmayı falan düşünüyor bu. O ilk dersine giriyor, fizik dersine. Bir bakıyor kız karşısında oturuyor. Kız buna diyor ki bana niye yalan söyledin? Sen profesördün de niye bana öğrenciyim dedi. Feynman diyor ki lan ne desem yaranamıyordum diyor. Profesörüz dedik inanmadılar diyor. Öğrenciyim dedim yalancı çıktım. O, onun çok güzel bir kitabı vardır. Surely You're Joking Mr. Feynman. Orada var bu hikaye. Peki Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sırasında aslında atom bombasının bulunduğu ama bunu bulan bilim adamlarının Hitler'e bulduklarını söylemedikleri. Doğru değil. Değil mi? Doğru değil. Doğru değil. Otto Hahn dediğim gibi atomu parçalıyor. Yapamadıkları nötronları yavaşlatmak. Yani zincirleme reaksiyonu kontrollü hale getiremiyor. Onun için o Norveç'teki mesela ağır su fabrikaları falan bombalanmıştır. Ama grafit kullanılması lazım. Çünkü çok hızlı gidiyor nötronlar. Ona mani olmaları lazım. Onu yapamıyorlar. Yani yapsalar da yaparlardı. Niye Eisenstein yapmıyor bunu? Kim? Hayır öyle birisi yok zaten. Yanlış söyledim. Otto Hahn. Otto Hahn atomu parçalıyor. Adamını da unuttum bak şimdi. Benim dur. Heisenberg mi diyorsun? Heisenberg. Aa, hayır. Yani Heisenberg'i biliyorsun şey davet ediyor Niels Bohr. Ya diyor işte sizin memlekette diktatörlük var bilmem ne var sen buraya gel. Heisenberg'in cevabı hayır diyor Führer'in bana ihtiyacı var. Alman mentalitesi başka bir şeydir. Yani diyor benim memleketimin bana ihtiyacı vardı. Dolayısıyla Alman harbi kazanmak için her şeyi yapardı. Diyorsun. Kesin. Yaptılar. O V2 roketleri nedir ya? Rahmetli Kevin benim hocam işte 3 gün evvel ölen. O diyor biz çocukken otururduk bir patlama olur. Ertesi gün gazetelerde okurduk işte bilmem ne gaz borusu patladı. Yalan olduğunu biliyorduk diyor. V2 roketleri geliyor. Geldiğini duymuyorsun. Sesten hızlı gidiyor çünkü. Londra'ya. O operation neydi? Operation... onu adını unuttum. Bilmem ne. O Londra yanıyor diye tercüme edildiydi Türkçe'ye. Operation Sunrise'dı galiba. O bunun hikayesini anlatıyor. Londra nasıl bombalanıyor? V1'ler ve V2'lerle. İnanılmaz bir teknoloji o ya. Ve onu yapan adam Wernher von Braun, Ay'a giden roketi yapan adam. Satürn 5'i yapan adam. Ve biliyorsun Wernher von Braun öldükten sonra Amerikalılar bu adamın esir köle çalıştırdığını nasılsa fark ettiler. O zamana kadar çıtları çıkmıyordu çünkü işlerine yarıyordu. Değil mi Wernher von Braun, Hermann Oberth? Yani bütün Amerikan uzay gelişmelerin hepsi Alman. Almanlı. Yani Amerika'da ilk atılan roketler filmleri var V2'ler. V2'ler. Şey Almanya'dan alınan V2'ler. Diyorum Alman teknolojisi 50 sene ilerideydi ya. 50 sene ilerideydi. O Max Planck'ın daha sonra başkanı olmuş meşhur bir fizikçi vardı. Bilmem adını bilir misin? Bu adamcağız esir düşüyor. Bir denizaltı subayıyken esir düşüyor 41'de. İngilizlere esir düşüyor. Daha Amerikalılar harpte değil. Fakat namussuz Amerikalılar İngilizlere yardım ediyorlar. Esirleri götürüyorlar Teksas'a. Teksas'ta bir esir kampında bunlar. Şimdi bunlar Alman oldukları için tabii diyor, boş boş oturmayalım diyorlar. Ne yapalım? Bir üniversite kuralım diyorlar. Çünkü kendi aralarında toplanıyorlar bir bakıyorlar. Bir üniversite kuracak kadar aralarında bilgili adam var. Profesörler var bilmem neler var falan. Ondan sonra Amerikalılara diyorlar ki ya diyorlar biz diyorlar işte Cenevre Anlaşması'na göre ayda 20 dolar maaş alıyoruz. Esir kampında kullanamıyoruz bu parayı. Ama diyorlar biz biliyoruz ki siz korsan olarak Alman kitapları basıyorsunuz Amerika'da. Bunları biz satın alır mısınız diyorlar. Peki diyor Amerikalılar. Bu ders kitapları getiriliyor. Bunlar üniversite kuruyorlar Fatih. Hı hı. Bu üniversitede dersler veriliyor esir kampında. Not tutuluyor. Defterler halinde. Savaştan sonra bu defterler Alman Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ediliyor. Bakanlık bakıyor, kabuldür diyor. Orada alınan diplomaları kabul ediyor Fatih. Esir kampındaki üniversitenin. Şimdi bununla da kalmıyorlar. Şimdi bunlar diyorlar ki işte biz üniversitemizi yaptık, güzel çalışıyoruz falan ama biz askeriz.
Düşmana zarar vermemiz lazım. Şimdi nasıl zarar verirsin Teksas'ta oturup? Düşünüyorlar. Yapabileceğimiz tek şey düşmana moralini bozarız. Etraftaki bütün kaplumbağaları topluyorlar. Kaplumbağaların üzerine çok muntazam gamalı haçlar çiziliyor. Bu kaplumbağaları salıyorlar. Kaplumbağalar çiftliklerin içinde dolaşmaya başlıyor. Cahil Teksaslı köylü üzerinde Alman bayrağı olan kaplumbağalar bulmaya başlıyor. Ve şöyle bir şaia yayılıyor. Almanlar genetik olarak bazı kaplumbağaları değiştirdiler. Amerika'ya saldırı başladı. Hatıralarında yazıyor adam bunu. İşte bu kardeşim yaratıcılıktır. Peki Can Bey, niye Einstein bütün bunlardan, yani bugün hala konuştuğumuz genel görecelik, özel görecelik gibi çok önemli, hı hı, bilimin akışını değiştiren şeylere... Fiziğin temeli fiziğin. Abi, yalan mı? Öyle. Bunlar için niçin Nobel almıyor da alakasız bir konuda Nobel alıyor? Şöyle söyleyeyim, ikisi için alması gerekiyordu bence. Hani hem özel görecelik teorisi için de alması gerekiyordu. Çünkü 1921 yılında Nobel ödülünü kazanıyor. Ki bu genel görecelik de test edilip hani doğruluğu bir şekilde öğrenildikten sonra fotoelektrik efekte, kuantum mekaniğini anlamak açısından ya da oradaki bir mihenk taşı. Hani şimdi o yüzden, hı-hı, hani hak edilmemiş bir Nobel değil ama... Hak edilmiş Nobel. Hak edilmiş. Ama hani esas da... hak ettiği yerden değil, daha başka bir yerden. Bence ikisini de hak ediyor. Hani hak kendi, evet. Kendi kişisel... İki tane alması lazım. İki tane alması lazım. Ki alan var. Hani iki tane Nobel alan aynı dalda da alan... O kimya ve fizik. Mesela Bardeen var, iki fizik. Fredrik Senger var, iki kimya. Bir de Pauli var işte. Bir... Ama o biri barış. Biri barış. Pauli tamam, iki, okay, biri tamam, barış. Tamam. Ama yani iki tane, yani ben hep şey zannediyordum ilk başta, hani iki Nobel yani kural gereği yasak. Halbuki değil. Yok, alanlar var yani. Evet. Ki Einstein almalıydı, benim kendi kişisel görüşüm. Buna... Sanırım bütün fizikçiler seninle aynı görüşte o konuda. Evet. Hatta üç bile alabilirdi. Çünkü mesela o 1905'te paper'lardan bir tanesi, makalelerden bir tanesi daha atom fikrine insanların çok alışamadığı, hani nedir, ne değildir diye sorguladıkları bir zamanda atomun var olması gerektiğini gösteren bir makale. Şimdi o başlı başına bir eser, fotoelektrik efekt diye geçen ışığın maddeyle etkileşmesinde hani Newton'un kısmen haklı olduğunu farklı sebeplerden dolayı, hani parçacık gibi de davranabildiğini gösteren veya deneysel, veya şöyle söyleyeyim, deneyleri açıklamak için gerekli yapıyı sağlayan, fotonların veya işte ışığın nasıl olması gerektiğini gösteren teori ortaya koyuyor. Çok ilginç. Foton fikrini icat eden Max Planck çok bozulmuş. Pek inanmamış, ona kızmış. Ama buna rağmen o makaleyi basan tabii, Max Planck. Yani şimdi belli, Max Planck aslında hani bu kuantum fikrini veya kuanta fikrini ortaya atan Max Planck. Evet. Bu kara cisim ışıması dediğimiz ışımayı açıklayabilen, deneyle gözlemle tutarlı bir teori kuran Max Planck. Einstein'ın buna katkısı sadece kara cisim için yapılan hesaplarda değil. Işık hani herhangi bir yerde boşlukta giderken... Madde. Evet. Yani çünkü belli bir maddeyi ısıttığınız zaman yani her şeyi... Senin dediğin kara madde değil. Değil. Yani. O anlamda değil. Pardon. Hani evet. Bu kara cisimden kastettiğim, üzerine düşen her ışığı emebilen bir madde. Bunu ısıtmaya başladığınız zaman bu o zaman ışık gelmeye başlıyor. Bu şeyden farklı bir elektrik ocağının, hani ısıttığımız zaman işte turuncu, kırmızı böyle renk değiştirmesi, bu işte kara cisim ışıması gibi düşünebilirsiniz. Orada da mesela kastedilen şey, bir tane de küp düşünün, bir tane ufacık bir delik deliğin, hani içine düşen her ışık geri o küp içinde yansıyacak, dışarı çıkma ihtimali çok düşük. Ama o küpü ısıtmaya başladığı, oradan da bir teleskop koyduğunuz zaman bakıp burada ne ışık var diye baktığınız zaman orada belli bir spektrum görüyorsunuz. Onu açıklayabilmek Planck'ın başarısı. Ama orada kullandığı temel prensiplerin aslında ışığın ana karakteri olduğunu gösteren Einstein. Bu çok önemli bir adım ve başlı başına zaten bu Nobel'i hak ediyordu. Ama özel görecelik, hani benim naçizane görüşüm... O konuda... Senin naçizane görüşün abi, genel fizikçilerin de görüşü. Yani. Hayır, şu anlamda söyleyeyim, hani büyük bir ihtimalle biraz çekindiler. Çünkü çok hani fiziği baştan fazla avantgard.
Yani 1600'lerden beri gelen bütün mekaniği değiştiriyorsunuz ve çok cesur değiller büyük ihtimal o zamanki komitedekiler. O yüzden de genel görecelikten dolayı Einstein Nobel'i alamıyor ki 55'te ölüyor Einstein. Hani o zaman 100 defa verebilirlerdi. Tabii çok. Fakat ben sana bir şey, Einstein öyle bir isim oluyor ki abi. Versen ne olur, vermesen ne olur. Dahil. Yani Nobel'in çok üstüne çıkıyor. Hawking Nobel aldı mı? Almadı. Almadı. Ama Hawking Nobel'i almalı mıydı? Bence hayır. Ben de aynı fikirdeyim. Hayır. Yani mesela kendi hatta bir hayatını anlattığı bir anladığım seminer var. Bir seyretmiştim internette. Orada mesela şeyden bahsediyor. Bu galaksilerin ortasında duran, birazdan bahsederiz herhalde. Kara delikler olduğu gibi Hawking'in en önemli bu 70'lerde, 70'ler ortalarında yazdığı makalesi sonucunda çok küçük olabilecek kara deliklerin... Boşlukta gidin. Evet, mikro kara delik dediğim. Yani onlar gözlemlenebilseydi eğer Büyük Hadron çarpıştırırsınızsa evet o zaman alabilirdi. Şimdi Nobel'in en büyük, en temel adımı deneyle gözlemleyebildiniz mi? Hani kurduğunuz kuram eğer doğanın kuramı değilse, doğanın dinamiğini anlatmıyorsa... Nobel komitesi. O fizik değil zaten. Yani doğanın kuramını anlatmıyorsa fizik değil abi, din bir oluyor. Sizin niye canı hakka ediyorsun Dükker'de? Niye canı hakka ediyorsun Dükker'de? Hayır ama senin amacın ya bugün sonunda. Hakaret bugün, hayır abi sonunda can kendi teorisinin doğanın bir özelliği olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Tabii. Yalan mı? Doğru. Yani amacın o senin. Evet. Ama bu sen bir şey yaptın, ispat edildi ki bu doğanın bir parçası değil. O zaman fiziğin parçası değil. Tabii o zaman değil. Değil mi? O zaman hava alır. Tabii aksi ispatlandığı takdirde atıyorum bugün bir gözlem, bir gün sicim teorisinin bir tahmini vardır. Ve bu tahmin kesinlikle bir deney tarafından yanlış oldu. Ya, o zaman tabii ki. Hani o zaman fizik teorisi değil. Evet. Hani, hatta sicim teorisine atfedilen her şeyin teorisi olması o zaman hiç alakası bile olmaz yani hani. Evet. Peki matematiğin teorisi olabilir. Matematiğin her şeyinin teorisi olabilir. O konuda ya, matematik başarılı. Dediğim gibi çok tehlikeli bir silah. Çünkü bir dil. Dille istediğini söylersin. İşte Einstein'ın büyük marifeti matematiğin söylediğini fizikle anlatıyor. Ya, müthiş bir şey. Yani bu arada Einstein Marie Curie'ye hasta değil mi? Çok seviyor. Çok sevdiği muhakkak. Yani insan olarak çok, yani buluşmuşlar defalarca. Çok yakın arkadaşlar. Dertlerini dinliyor Marie Curie'nin. Marie Curie müthiş bir kadın ya. Yani Marie Curie'nin bizim Şevket Şen şeyi hediye etti bana. Marie Curie'nin, Pierre Curie'nin biyografisini yazmış, kocasını yazmış. Ya onu okumanı isterim Fatih. Orada kadının ne büyük bir kadın olduğunu anlıyor. Bakın mesela Nobel'de Marie Curie'de bir haksızlık yapmıyorlar mı? Hayır, iki tane alıyor. Ne haksızlık? Önce kocasına veriyorlar. Başka da var. Ama iki tane almış. Kocası zavallı, bir tane de kalmış. Hayır, kocasına veriyorlar. Marie Curie'ye vermek istemiyorlar. Olay çıkıyor. Diyor ki ya kardeşim bir şey yapmadı. Bu kadın buluyor. Kocası sadece onun aletlerini hazırlıyor diyorlar. Virül topa tırtı falan filan. Sonra ikisini birden ya diyorlar. Sen ne diyorsun? Dünyanın iç çekirdeğini keşfeden Bayan Lehmann Niels Bohr yüzünden Danimarka Akademisi'ne seçilemiyor. Niye biliyor musun? Kadın. Kadın diyor. Ama Niels Bohr gibi büyük bir adam bu kadın olmaz diyor. Ama bu özellikle Nobel ödülüne gelindiği zaman burada kadınlara karşı çok ciddi bir önyargı var. Evet. Çok ciddi. Hem de yani Marie Curie de bahsediyor biliyorsunuz. Mesela karanlık madde diye birçok şekilde deneysel olarak ispatlandığı, yani deneysel olarak gözlemlenmiş ve evrenin %25'ini oluşturduğunu bildiğimiz bir madde var. Hani bunu ilk gözlemleyen Vera Rubin yakın zamanda hayatını kaybetti. Hmm. Mesela bu çok önceden Nobel almalıydı. Evet. Çünkü deneyle gözlemlenen ve bunun üzerine çalışılan hani varlığı birçok şekilde hani farklı şekillerde gözlemlenebilen karanlık maddeyi bulup O olmadan şeyler oluşmuyor ya, ne derler? Galaksiler oluşmuyor. Galaksiler oluşmuyor abi. Ve şu ana kadar 117-118 kere belki Nobel ödülü verildi fizikte. Sadece iki tane kadın Nobel ciddi ödülü. Ciddi mi diyorsun? Evet, sadece fizik Nobel'ini söylüyor. Evet, evet. Ama bakarsanız hani bütün bilimlere bakarsanız yani kimya, tıp, fiziğe bakarsanız hani 20'yi 30'da geçmiyor. Hani çok Nobel anti kadın bir organizasyon. Şimdi o kadar geleneksel konuşmayayım.
Ama tabii yani o zaman mesela Marie Curie zamanında hani onun yaşadığı dönemde mesela Emmy Noether var, matematikçi. Onun da babası akademide olduğu halde, akademisyen olduğu halde ve şu anda kullandığımız kuramsal fizikteki çok önemli fikirlerin ortaya atan matematikçi kolay kolay iş bulamıyor akademide. Çok ciddi kadınlara karşı o zamandan gelen ve şu anda ya devam Cambridge eden... Ya Cambridge Üniversitesi'nde 1920'ye kadar mı ne kadın evet. şey alamıyor, evet. diploma alamıyor ya. Tabii bu çok ciddi bir şey. Avrupa'da öyle galiba. Efendim evet. Cambridge'de bile Almanlar daha önce başlıyorlar vermeye. Bu çok ciddi bir örnek. Günümüzde de bunun hala yani şey örnekleri var yani. Mesela benim bildiğim, şimdi ismini burada söylemeyeyim, bir üniversitede Nobel sahibi, Nobel ödülü, fizik ödülü sahibi birisi yeni başlayan doktor öğrencilerinin olduğu sınıfa giriyor ve şöyle bir cümle kuruyor. Hani bunu burada tekrarlamak bile çok acı verici. Fizik diyor erkek işidir. Ve bu dediğim şey 2002'de oluyor. Ha yeni daha. Yeni tabii 2002'de. Yani bu diyor fizik diyor erkeklerin işidir diyor. Hani o yüzden bıraksın diyor kadın öğrenciler diye. Böyle bir şey yapıyor ve bunu düşünebilir bir insan. Bu çok hani... Ama bunu söylemedin aslında. Hayır. Söyledi çok hani buna katılmaz falan ama beni burada asıl rahatsız eden Nobel ödülü sahibi diye üniversitenin bu hocaya bir şey yapmaması. Ama. Ve bu Amerika'da oluyor. Yani bunu söyleyen kim olursa olsun üniversite yönetiminin ağzına çok ciddi... olması gerekirdi evet. ama Nobel'i var diye hiç. Dokunamıyorlar. Evet. Belki yani yaptıkları maksimum şey öğrencilerle atıyorum ders vermesine geliyorlar falan. Hani veya bak keşke yapmasaydım. Bu dediğim gibi yani bu dediğim gibi 2002'de olmuş bir olay. Olacak iş değil. Evet. Yani. Şimdi arkadaşım Hawking'e gelelim. Gelelim mi Hawking'e? Vaktimiz daraldı. 45 dakikamız var. Yok abi Hawking sığdırabilir misin 45 dakikaya? Konuşuruz. Tamam. Hani konuşabildiğim tabii. Önce şu görsellerimizi alalım. O zaman dur şu Hawking'den önce bir reklam arası vereyim mi? Değerli yönetmenim verebilir miyim? Verebilirim. Bir kısa reklam arası vereyim sonra Broca'yla Hawking konuşalım. Hawking'in şeyini alalım. Resimde işte evlendiği zaman bilmem ne falan. Ondan sonra sen bilimine sonra bir de Big devam Bang teoride çıkan bu. Evet. Hani kendiyle şaka yapabilen ya da o tarafını da görmek evet, açısından. Evet. Tabii. Çok önemli. Bu daha... Bir reklam arası vereyim devam edelim sonra. Evet, kara deliklere gelelim. Ama kara şimdi, deliklere gelmeden önce bir iki tane sual var. Foton nedir diye sorarlar mesela. Beyefendi. Işığın enerjisini taşıyan parçacıklar diyebiliriz. Bu parçacıkların maddesi var mıdır, kütlesi var mıdır? Kütlesi, durağan kütlesi yoktur diye teknik bir cevap vereceğim ama hani bir kütle... varmış gibi düşünebiliriz ama yani durağan kütlesi bizim anladığımız anlamda hani bu fakat şu bardağın kütlesi gibi. Fakat olmasa sapmaz gravitede. Şimdi onu soracağım. Yok ben. Sapar. Nasıl sapar? Sapar. Yani, ha tabii çünkü uzay bükülüyor diyorsun. Uzayın evet, içinden evet, geçiyor yani Newton gibi düşünürseniz yani bir kütle bir kütleyi çekiyor. Yani evet. ışığın da kütlesi var ondan dolayı o yanlış bir bakış açısı ama hani ışık hızıyla gidiyor ve ışık hızı giden hiçbir şeyin durağan kütlesi dediğimiz yani şu bardak duruyor değil mi burada şimdi benim referans sistemime göre buna ben bir kütle verebiliyorum ama ışık durmuyor hiçbir zaman demin bahsettiğimiz evet. gibi ışık her zaman her gözlemci bir ışık hızıyla gidiyor. Şimdi ve bir enerji taşıyor. Eğer diyorsanız ki ben E eşittir MC kareyi kullanarak bu enerjiye bir kütle adetmek istiyorum. Sınırsız tamam. kütlesi olmasa o zaman? Yok hayır belli çünkü frekansından belli olan yani ne kadar hızlı titreşim yaptığına bağlı olarak belli bir enerjisi var. Ve bu derseniz ki ben bu enerjiye karşılığı bir kütle, o zaman bir kütleden bahsedebilirsiniz. Ama hani bizim anladığımız şey, işte ben bu bardağı aldım, işte bu kalemi aldım, bunun kütlesini ölçeceğim, bir teraziye koydum. Ölçüm. Bunu böyle bir ölçüm derseniz böyle bir ölçüm yok. Ya da eğer derseniz ki bir atıyorum ışık, güneşin yanından geçerken eğilmesi, kütlenin kütleyi çekmesinden dolayı kaynaklanıyor. Bu yanlış bir yorum. Bu doğru değil. Uzay büküldüğü için. Uzay büküldüğü için... en kısa yolu takip ediyor diye söyleyeyim hani teknik şey detaya girmeden. Sana şunu sorayım. Bir terazimiz var. Bu terazinin bir kefesine ben bir el lambasıyla ışık tuttum. Hı hı. Bozar mıyım dengeyi? Bozabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yani? Kütlesi var demek. Var demek. Ama, yok, momentum ama taşıyor. Enerji, evet momentum, momentum taşıyor. Momentum taşıdığı için. Yani birinin üzerine yeterince ışık püskürtürseniz itersiniz. Hatta bununla ilgili roket yapmayı bile düşünüyorum. Şu anda lazerle giden bir şey yapmayı düşünüyorum. Ama lazer çok yelkeni. Hızlı, çok yavaş bir şekilde hızlanıyor ama hızlanıyor böyle teknolojiye gelişmeye çalışıyorlar. Bir yelkene lazer tutarak yelkenliği götürecekler uzayda. Evet. Başka soru?
Çok teknik soruları var. Fazla detay. Onları ne kadar güzel bir şey ya. Seyircilerimiz bu düzeyde soru soruyorlarsa ne kadar çok mutlu oluyor. Çok sayıda makale yolluyorlar. Sana diyorlar ki hocam nükleer santrale nükleer bombayı galiba karıştırdı. Nötronların ağır su veya grafit ile yavaşlatılıp tepkiminin kontrol alınması nükleer santrallerdeki doğru kontrollü tepki. Ama Almanlar önce süreci anlamaya çalışıyorlar. Hı. Yavaşlatmaya çalışıyorlar bunları. Bunu yapamıyorlar. Dediği doğru aslında. Bombada ise kontrolsüz zincirleme reaksiyon istedir. Doğru ama Almanlar önce bunu anlamaya çalıştıkları için işte ağır suyla deniyorlar. Mesela Norveç'teki fabrikalar bunu yapmaya çalışıyor. Seyircimizin dediği doğru. Hı. Ama Almanların yapamamalarının sebebi önce bunları yavaşlatıp bir ne oluyor anlayalım diyorlar. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yine sana Almanca bir metin gelmiş Mustafa Bey'den, sıkı takipçimizdir kendileri. Goethe'nin Faust'uyla. Helal olsun. Ne yazıyor Mustafa Bey? Senin az önce söylediğin cümleyi, terazi isteme cümlesini Almanca Faust'tan bir şeyle karşılaştırmış, benzer bir şekilde söylenmiş. Okuyayım mı? Gel oku, çok merak ettim. Abi Faust, yani Mustafa Bey'e helal olsun. Stets das Gute gewollt und das Böse geschaffen. Bu tam böyle değil. Stets das Böse will. Stets das Gute, stets das Böse will, aber Gute schafft. Bu Mephistopheles'in, pardon, Mephistopheles'in Faust'a söylediği. Hocam cılkını çıkarmayalım lütfen, sizi yeriniz alalım. Almanca bilen seyircilerimize Gustav Gründgens'in Faust der Tragödie Erste Teil filmi 1960 Hamburger Schauspielhaus'ta yapılmıştır. Bunu çok tavsiye ederim. Bunu herkes seyretsin kardeşim. Almanca bilen. Yani ben bunu ayda bir defa seyrediyorum. Çünkü Almanca'nın kalitesi, Gustav Gründgens'in Mephisto'yu oynaması abi ilahi bir şey. İnanılmaz bir şey. Sen seyrettin mi onu? Seyrettim. Çok tavsiye ederim. Tamam. Lütfen bul ve seyret. Tamam. İlk fırsatta. Hamburger Schauspielhaus. Linki yolla. Bulur. Faust der Tragödie erste Teil Gustav Gründgens. Tamam. Onu koydun mu şak diye çıkıyor zaten. Peki. Aydınlattın için teşekkür ederim. Abi müthiş ama. Yani Fatih, Faust inanılmaz bir her iki tarafı. Goethe aynı zamanda bir bilim adamı değil mi? Evet. Goethe şeyi yapmıştır. İnsanların şuradaki kemiğini keşfetmiştir ve maymunlarla zannediliyordu ki işte burada ayrılıyor insanlar. Ayrılmadığını ispat etmiştir. Ondan sonra jeoloji hakkında bir sürü yayını vardır. Granit hakkında bilmem ne hakkında falan. Ondan sonra morfoloji hakkında yayınları vardır. Bir de ışık hakkında orada çok fena çuvallamış. Biliyorsun Newton'a karşı bir şey yazmaya kalkmış. Ne demiş Heisenberg? Goethe demiş bir şeyi ihmal etti. Diyecekti ki demiş, bu iş şeytanın işi. Şimdi birisi de şöyle bir şey diyor. Ceren Şengül'ün bilgilerinde eksikler ve hatalar var. Nazi Almanya'sında atom bombası yapılıyor. Rusya topraklarında Tungus'ta bu silah deniliyor, başarılı oluyor. Alman bilim adamı bu durumu Nazi'ye bildiriyor. Onlar da Hitler'e iletiyorlar. Hitler bu silahın önemini anlamıyor. Konvansiyonel silahlarla doğru savaşın kazanacağına inancı olduğunu belirtiyor. Bu doğru değil. Ben de bununla ilgili bir şey görmedim. Doğru değil. Peki ışık hızı yavaşlatılabilir mi diye bir sual var. Yavaşlıyor zaten, suyun içine girdi mi? Yani bizim bahsettiğimiz boşlukta gidiyoruz. Tabii yavaşlıyor. Radyo dalgaları ışık hızı aynı mıdır şunun? Evet. Zaten oradan ışık hızının sabit olduğu radyo dalgaları zaten ışık o spektrumun belli frekans aralığı, evet. Belli bir titreşim. Evet. İşte Maxwell ilk defa şeyi fark ediyor. Onu Maxwell fark ediyor fakat Helmholtz galiba değil mi? İspat ediyor öyle olduğunu. Peki yaklaşan gezegenler, uzaklaşan gezegenler, evrenin kırmızıya dönmesi, kızılötesine geçmesi. O gezegenler değil, yıldızlar. Yıldızlar. Işık saçar. Özür o Hubble'ın keşfi. Hubble'ın keşfi, o tamamen Doppler'den kaynaklanıyor. O Doppler etkisi, yani mesela bunun günlük yaşamda aslında görülebiliyor. Yani mesela bir peronda durun, o peronda durmayacak, bir tren yaklaşıyor size. Sesi farklı gelir, uzaklaşırken farklı gelir. Uyarmak için siren çalar. Der ki yani ben geliyorum, durmayacağım, hani rüzgarıma kapılmayın, çekilin. Onun
size gelirken ki duyduğunuz sesle döndüp gitmek veya bir polis aracının sireni. Aynen. Yani size göre şöyle oluyor bak. Relatif. Bu Doppler. O fark aynı şekilde ışıkta da oluyor. Evet, aynı evet, ışıkta. Yani evet. Ve dolayısıyla evet. Mesela standart mum denen bu süpernova patlamaları var. Oradan onlara bakarak hani onun ışığının kızıla mı kayıyor, maviye mi kayıyor ona göre ne kadar hani uzaklaşıyorlar mı, yakınlaşıyorlar mı diye oradan ölçebiliyorlar ki Hubble'da dediğiniz gibi bu sayede aslında evrenin statik olmadığını, zaman içinde genleştiğini, genişlediğini gözlemliyor. Ve şimdi Hubble'ın göremediği gezegenler için, bu nedenle göremediği gezegenler için yeni bir... Gezegen başka şey. Pardon, gezegen diyor, yıldız, özür dilerim. Yıldızlar. Yıldız için. Yıldızlar. Yıldızlar için. Gezegenleri görmemizin sebebi Kepler. Kepler. Yani güçlü bir teleskobumuz var. Ondan işte güneşin önünden geçerken bunlar ışığı... kendi güneşlerinin önünden geçerken... Kepler de ömrünü doldurmuş zaten galiba değil mi? Bugün yarın yakıtı gidiyor. Bitti deniyor. Evet, yakıtı bitti. Yakıtı bitti deniyor. Ama... Ama şimdi yaptı... yeni bir teleskop yollayacaklar. Ve o proje hala geçerli mi? Geçerli, Amerikaların geçerli. Parası bitti. Geçerli, çünkü. Geçerli. O Wells teleskopu, hı-hı, paramız bitti yapamayacağız falan diyorlardı. Galiba geçerli bildiğim. Aman inşallah yani. Geçerli olsun abi yani. Yani bu... Yani Amerika'da McDonald's'a giden birkaç kişinin parasını kessinler 15 milyar, ve uğruna para versin. 15 milyar ışık yılı öteyi göreceği varsayılıyor bunun. Hı-hı. Abicim 15 milyar ışık yılı öteyi göremez. Çünkü kainatın çapı o kadar. İşte oraya gerçi göre. Bildiğimiz o. Yani hiç belli olmaz. Belli olmaz. Çünkü belli olmaz. Daha fazla genişlemiş olma ihtimali var bir de. Hiç belli olmaz ne yapacak. Bir de büyük patlamaya göre hani belli bir yerden öncesinde zaten göremiyoruz. Çünkü evet. Işık yayılmıyor. O kadar evet. Yoğun bir halde ki atomlar oluşmamış durumda. Evet. O yüzden de ışık ilerleyemiyor. O söylediğin şeyin linki geldi bu arada. Soruyorlar, diyorlar ki 30 yaşından sonra bilimi bıraktığımı ne yaptım? İngiliz darphanesinin başına geçti. Bu arada onun için de sör oldu. Ya yani bilimde yaptığından ötürü sör olmadı. Darphanenin başında olduğu için sör oldu. Ve bu arada kendini ilahiyata verdi. Peygamberlerin yaşını toplayarak dünyanın yaşını hesap etti. Ve bunun yer çekimi hakkında yaptıklarından daha mühim olduğunu iddia ediyordu. Böyle zıvalıkları da var Newton. Şimdi... Ya kafayı çizdi yani sonra. Yani zırhlı işlerle uğraşmaya başladı. Onu diyebiliriz. Evet. Efendim gelelim, Hawking'e geldik. Hawking Oxford yıllarında. Ondan sonra bu Jane'le evlendiği henüz daha, gün. Henüz daha hastalanmadan evvel. Henüz daha hastalanmadan evvel. Jane'le evlendiği gün. Bundan sonrasını alalım. Bu elleri daha bak çalışırken. Evet. Ama vücut ne hale gelmiş? Kaslar gidiyor. Kaç? 20 yaşında mı bu soru? 25 yaşında tutuluyor ama bu kaç yaşında bilmiyorum. Bu daha ya, epey ilerlemiş bir hali bu. Bundan sonrasını alalım. Bak burada çekimsiz ortamı tatmak istemiyor. Peki, uzaya gitmek istiyor herhalde. Evet, tabii, peki, tabii, peki, peki demişler. Konuştum ben. Nedir o uzay yolculukları yapacak Virgin'in sahibi? Benson mı? Richard Benson'la. O dedi ki ilk yolculukta dedi yer ayırttı kendine dedi. Biz de göreceğimizi söyledi dedi. Eğer ömrü vefa ederse gidecek dedi ama etmedi. Etmedi adı ama burada tayyarenin içinde çekimsiz ortamı tadıyor. Yani kütle çekimi profesörü bunu biliyorsun resmi adı. Üniversitede kütle çekimi profesörü. Çekimsiz ortamı tadıyor burada. Bundan sonrasını alalım. Bu da ömrünün son yıllarında. Aşağı yukarı böyleydi ben tanıdığımda. Peki bu adamın büyük buluşu nedir? Ben burada sözü Can'a bırakıyorum. Büyük buluşu kara deliklerin buharlaşabileceği diye özetleyebilirim. Bu şu demek, genel görecelik yazıldığı zaman, o zaman bir bildiğim kadarıyla savaşta subay olan Schwarzschild, Einstein denklemlerinin, Einstein yazdığı zaman denklemlerini hiçbir zaman çözülemeyeceğini düşünüyor. O kadar karmaşık denklemler ki elde ettiği denklemler, bunlar hiçbir zaman çözümü bulunamayacak diye düşünüyor. Ama Schwarzschild bir tane çözüm buluyor. Belli simetrilere sahip. Slide 58'i, benim slide 58'i gösterelim. Evet. Tamam. Evet, burada bir kara delik var. İşte Event Horizon diye bu olay ufku. Olay ufku. Schwarzschild'in bulduğu
genel göreceliğin hani söylediği veya tahmin ettiği bu kara delik dediğimiz objeler vardır. Kara deliğin aslında fikri daha önce. Yani Einstein'ın teorisinden önce var. Onu da şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki yani ben bir topu alıp havaya fırlatırsam geri döner, düşecek. Eğer daha hızlı atarsam daha yukarı gidecek ama yine geri düşecek. Hani eğer yer çekimi alanı o kadar yüksek bir yerde olursam ve yani attığım top ışık hızından atsam bile geri dönecek kadar yüksek bir yer çekimi varsa o zaman ışık bile kaçamaz buradan. Mantık hani Einstein teorisindeki felsefe bu olmasa da veya çözümdeki kastedilen bu olmasa da buna benzer bir şey. Yani her maddenin... Lafını keseyim, Schwarzschild mi bunu? Schwarzschild değil. Schwarzschild Einstein'ın denklemlerini alıp... Einstein'dan sonra. Einstein denklemlerini bir çözüm buluyor. Ve bu çözümde de bu olay ufkunu fark ediyor. Yani belli bir yerde uzay zamanın eğriliğinin çok fazla olduğunu ya da atıyorum aslında merkeze gidildiği zaman orada bir tekillik dediğimiz bir hani sonsuz yoğunlaşma olduğunu fark ediyor. Bu dediğim 1800'lerde galiba, hatta bir rahip tarafından ortaya atılan bir şey bu. Hani yukarı atayım o geri gelecek. Eğer bu attığım ışık hızıyla olursa bile veya ışık olursa bile, çünkü Newton'un inandığı ışığın parçacıklardan oluştuğu. Diyor ki bu ışık da diyor yukarı çıkmaya çalışırsa diyor, eğer gezegen neyse alttaki çok güçlü bir çekimi varsa ışık bile kaçamaz buradan. Aşağı yukarı böyle yani, kara deliğin içine düşen hiçbir şey dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla inanılan, bilinen veya Einstein'ın klasik genel göreceliğini tahmin ettiği şey, bir kara delik içine madde düştükçe, ışık düştükçe, enerji düştükçe gitgide büyüyecek. Bu ama tamamen klasik mekanikle söylenen ve yani kuantum mekaniğini göz ardı eden, hesaba katmayan bir hesap, bir yaklaşım. Hawking'in yaptığı kuantum mekaniğini bir şekilde, hani tam teoriyi bilmesek bile kuantum mekaniğini eklemeye çalışalım diyor ve şunu fark ediyor. Diyor ki kuantum mekaniğine göre boşluk aslında, veya bu aslında Hawking söylemiyor, bu kuantum mekaniği söylüyor. Boşluk dediğimiz şey aslında boşluk değil. Devamlı dinamik olarak parçacıkların, antiparçacıkların oluştuğu, tekrar geri birleştikleri falan, böyle kaynayan bir kazan gibi. Eğer böyle bir arka plana kara delik gibi çok böyle ekstrem bir... Ben lafını bir dakika kesebilir miyim? Tabii ki. Hiç yoktan bir şey yaratılır mı lafı var ya. Evet, yaratılır. Onu söyledi biraz önce. Hatta Hawking'in doktora tezi de bunun üzerine. Hani bir hani evren başladığı zaman, evrenin başlaması için bir şeye ihtiyaç var. Bunu ben kuantum bu şeyleriyle, salınımlarıyla açıklayabilir miyim diye bununla ilgili model oluşturuyor. Penrose'un sonuçlarını kullanarak. Ama burada kastettiğim işte bu arka plandaki, yani arka planı eğer bir kara delik gibi ekstrem bir obje koyarsanız, Hawking'in gördüğü şu denklemlerde, o zaman böyle bir oluşan çiftin bir tanesi kara deliğin içine düşebilir, diğeri de dışa çıkabilir. Yani bu sanal dediğimiz parçacıklar aslında bir anda gerçek parçacık haline gelebiliyorlar. Nasıl çıkabiliyor diğeri? Tesadüf. Tesadüf ya da kuantum mekaniğinde, kuantum mekaniğinin dinamiği bizim normal düşündüğümüzden biraz daha farklı. Şöyle çok kaba bir örnek vermek gerekirse, tabii bu hiçbir zaman olacak bir şey değil, yani olma ihtimali çok 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 düşük, ama mesela dedim ya demin, hani topu atıyoruz, geri geliyor, atıyoruz, geri geliyoruz. Kuantum mekaniği diyor ki öyle bir durum oluşabilir ki topu attınız ve hani attığınız hızda yavaş bir hız, hani yörüngeden çıkaracak bir hız değil, ama bir anda ayda buluyor kendini. Böyle bir olasılıkla tünelleme deniyor. Böyle kuantum mekaniği de bizim günlük yaşamımızda gördüğümüz olaylardan çok daha farklı olaylara imkan tanıyor. Evet. İhtimali çok düşük ama imkansız değil. Yani bir top için evet çok düşük, imkan neredeyse sıfıra yakın. Hani her pratik şey hesap için sıfır, ama bunu bir elektronla yaparsanız o zaman sıfır değil. Hatta bunu kullanarak mikroskop bile yapabiliyorlar. Hani mikroskopla, bir tane iğneyle atom seviyesinde tek tek atomları görebilen, hatta onları böyle bir top gibi oradan oraya iten, onları bir şekilde birleşen, hatta IBM yazıyor atomlarla, tek tek atomlarla. Bu teknoloji de gelişmiş durumda 85'lerden beri. Ve bu hani çok gözlemlenebilen, çok standart bir fenomen. Buna benzer bir şey aynı şekilde
kara deliğin bu olay ufku etrafında da olabilir. O zaman siz dışarıda, yani kara deliğe dışarıdan bakan bir insan olarak göreceğiniz şey, kara delikten parça geldi. Parça geldi. Ve buna Hawking ışıması deniyor. Ve eğer evrende sadece bir kara delik olduğunu düşündüğünüz bir, yine düşünsel deney yaparsak, o zaman zaman içinde bu salınımlar sonucunda bu Hawking ışımasıyla kara delik bir anda küçülür küçülür ve yok olur. Buharlaşır. Şimdi bu insanların hani kabul ettiği, çünkü şu, kabul etmeyi zorlandığı bir şey aslında. Çünkü gerçek, yani o zaman inandıkları prensiplere birazcık aykırı. Ve daha başka şöyle problemler yaratıyorlar. Şimdi eğer ben şimdi bir hidrojen atomu alayım, bir de oksijen atomu alayım ve bunların zaman içindeki gelişmelerine bakayım. Yani hidrojen atomu hidrojen atomu olarak kalıyor. Onun belli, onunla ilgili belli bir bilgi var elimde. Oksijen atomu oksijen atomu olarak kalıyor. Ama Hawking'in dediği şey şu. Eğer diyor bir oksijen atomuyla bir hidrojen atomu düşerlerse kara deliğe ve bu kara delik zaman içinde buharlaşırsa, ikisi arasındaki bilgi farkı yok olacak. Dolayısıyla bilgiyi kaybediyorsunuz. Ve bu kuantum mekaniği için hani tekrar düşünülmesi gereken ya da kuantum mekaniği prensiplerine tamamen aykırı bir. Ama Susskind bu doğru değil diyor. Evet, yani orada beraber işte Susskind'li ve Prescott, galiba yanlış hatırlamıyorsam, onunla Hawking arasında bu kara delik savaşları diye, hatta evet, Susskind'in yazdığı bir kitap var. Buradaki iki prensip, yani Hawking diyor ki kuantum mekaniği değiştirilmeli. Kuantum mekaniğinde eksikler var, özellikle yer çekimi olduğu zaman. Susskind diyor ki tam tersi, hani kuantum mekaniği daha kabul etmemiz gereken, doğruluğu daha muhtemel olan prensiptir. Ama Hawking yanıldığını kabul etmiş. 2004, evet. Hani bilim insanları... Hawking nerede yanılıyor? Neyi yanlış? Ben de onu çok merak ediyorum. Şundan, bize şeyi de anlatsana. Holografik prensip. Abi onu bir, evet, anlat. Ben hiçbir şey anlamadım o işten çünkü. Holografik prensip aslında hologramdan geliyor. Hologram, evet, nedir? Mesela bir fotoğraf çektiğimiz zaman, yani bu herhangi bir fotoğrafa baktığımız zaman, siz nereden bakarsanız bakın aynı şekilde görürüz. Ama mesela şu mikrofona baktığımız zaman, hani bakış açıma göre gördüğüm şey değişiyor. Görüyor. Evet. Ve bunu zamanında işte bir Macar bilim insanı, galiba Deniz Kabo, yanlış hatırlamıyorsam, bütün bu üç boyutu algılayabilen, hani fotoğraflar çekebiliyor diyelim. Ve bu fotoğraflarda nereden baktığınıza göre, aynı bu mikrofonun şeyine göre, hologram dedikleri, evet, şey, hologramı buluyorlar. Bu da bunun gibi bir şey. Orada hologram ki aslında baktığınız zaman iki boyutlu bir görüntü, iki boyutlu bir kayıt ama üç boyutlu bilgi içeriyor. Bu da aşağı yukarı böyle bir şey. Ha, yani onun için kainatın, evet, sınırlarına, evet, yansıyor, hı, diyor. Ve buradaki, evet, şeylerden... Bilgi kainatın sınırları toplanıyor. Evet, yani orada bir de şöyle Beckenstein ve Hawking'in bir tane formülleri var. Bu diyor ki entropi, yani bilginin miktarı, yani düzensizliğin miktarı. Ama bir şekilde bilgi olarak da ölçebilirsiniz bunu. Bu kara deliğin alanı ile orantılıdır. Dolayısıyla hani üç boyutlu diyelim, düşünelim bir objenin içindeki bütün bilgi sınırlı yüzeyinde hapsolmuş durumdadır. Bunu buluyorlar. Ve daha sonra sicim teorisini kullanarak bunun aslında hani ikisi arasında, hani sınırla, hani o kürenin etrafındaki sınırla içinde arasındaki bilginin birbirine denk olduğunu gösteriyorlar sicim teorisinde. Ve kastedilen burada işte bütün o içerideki bilgi sınırına, yüzeyine yansıyor. Yansıyabiliyor, evet. O işte holog ama mantıki de geliyor. Peki şimdi bu bilgiden kasıt nedir? Onu merak ediyoruz. Biraz önce söyledi. Şimdi mesela şu fark. Şu şeye bak. Elimizdeki çay bardağına bakalım. Tamam mı? Şimdi şu çay bardağını ben bakıyorum, iki boyutlu görüyorum. Değil mi? Sen de bakıyorsun, iki boyutlu görüyorsun. Senin baktığımı, benim baktığımı, canım baktığımı bir arada topladığımız zaman üç boyutlu bir şey çıkıyor. Şimdi bu üç boyutlu nesneyi biz alalım, her bir nokta bunun etrafında bir küre düşünelim. Her noktasını bunun kürenin üzerine bir iz düşüm yapalım. Bunun bütün bilgileri o kürenin üzerinde, evet, ama iki boyutlu olarak. Evet. Ama bütün bilgileri var. Bilgi bu çay bardağının ne olduğu. Bu çay bardağının ne olduğu bunun etrafındaki bir küre üzerine yansıyabiliyor. Bu kara deliğin içine girdiği zaman Hawking diyor ki bu kayboldu gitti. Hı hı. O Susskind dedikleri
aslında Süßkind Almanca değil mi? Tatlı çocuk. Kendi Leonard Susskind, bu tabii bir Musevi, New Yorklu bir Musevi. Bu adam şeymiş biliyorsun, gençliğinde 16 yaşında musluk tamircisiymiş, evet, zavallı. Ama şimdi Stanford'da profesör. Evet. Müthiş, koca koca kulaklı bir adam. Değil mi? Şimdi bu adamcağız diyor ki, bu bilgi aslında diyor Karadeniz'in içinde kaybolmuyor, yüzeyinde duruyor bu bilgi diyor. Şimdi bu hakikaten böyle mi, niye böyle? Şimdi okey. Sizin niye teorisi böyle? Nerede işin içine giriyor arkadaşım? Yani bunu sen basite anlatabilir misin bize matematik yazmadan? Matematik yazmadan? Çok basit bir şekilde, hani Einstein diyor ya, bardaki kızı anlatıyorsun. Şimdi ben bardaki kızım, sen bana anlatmaya çalışıyorsun. Bardaki şişman kız. İllaki sokacak bir laf yani, neyse. Sen bardaki şişman kızı anlatmaya çalışma. Hani bu doğanın bir prensibi, hani bir şekilde hani... Nereden biliyoruz prensibi olduğunu? Nereden biliyorum? Hmm. Çünkü bunu Susskind ilk defa iddia ediyor. Tuf'la beraber. Ha, yani beraber. Nereden biliyorlar bunu? Nereden bunu ve bunu neye dayanarak söylüyorlar? Ben bunu bir türlü anlayamadım. Hı-hı. Onun için sana soruyorum yani. Bunu beni aydınlatabilir misin bu konuda? Bunu sicim kuramı içinde hesap yaparak gösterebiliyorlar. Ve bunun da hani örneklerini 90'ların ortasında bir Arjantinli fizikçi, hani çok matematiksel olarak hani buradaki atıyorum sınırdaki sicim teorisi nedir? Sicim teorisi nedir? Ha, bir anladım. De şu, ondan önce şöyle bir şey, başka bir şey daha söyleyeyim. Kara delikle ilgili çok şaşırtıcı başka bir şey var. Kara delik dediğim şey çok komplike bir obje veya gök cismi. Ama sadece 3 tane sayıyla tanımlanabiliyor. Evet. Kütlesi, elektrik yükü ve açısal momentumu diyelim. 3 tane sayı. Şimdi 3 tane sayı verdiğiniz zaman 2 tane farklı cisim, bu 3 sayı tutuyorsa birbirini, bunlar aynı cisimler. Dolayısıyla sorun şu. Hani siz ikisini oluştururken farklı farklı bilgiler attınız, farklı objeler attınız içine. Ama ortaya çıkan şey sadece 3 sayıya bağlı ve bunlar buharlaştığı zaman sizin bildiğiniz, gördüğünüz sadece bu 3 sayı. Bu rahatsız ediyor. Yani kara deliklerle ilgili rahatsız eden paradoks bu ve onun için holografik prensip veya sicim teorisinin getirdiği çözüm önemli. Peki bu arada bir şey söyleyeyim. Biliyoruz ki kara delik fışkırmaları oluyor. Hı hı. Kara delikten dışarı bir şeyler fışkırıyor. Gazlar çıkıyor. Gazlar çıkıyor falan filan. Çıkan nedir? Kara delikten. Kara delik içinden çıkmıyor. Arada dönüş sırasında mesela hani iki tanesi birbiri etrafında dönüyorsa o arada oluşan... Kara delik püskürmeleri deniyor onlara. Hayır, şimdi kara delik... Ben bir şey... Kara delik kendi içerisine malzemeyi topladığı zaman toplarken bazen patlamalar oluyor. Evet. Bu patlamalardan çok müthiş radyasyon çıkışı oluyor. Tamam mı? O kara deliğin enerji fazlasını dışarı atması. Atması, evet. Şimdi ne çıkan ne oradan dışarı? Radyasyon. Radyasyon. Saf enerji çıkıyor. Saf enerji çıkıyor. Saf enerji çıkıyor. O sonra maddeye dönüşüyor. Hayır, o dönüşebilir, dert değil. Ama enerji çıkıyor. Enerji çıkıyor. Muazzam miktarda enerji çıkıyor. İnanılmaz miktarda enerji çıkıyor. Önce çıkan her şeyi yok ediyor zaten. Yani mesela şeyleri düşün sen. O çok büyük yıldızlar çöktükleri zaman bir gama radyasyonu yapıyor. Evrendeki en parlak nesneler, evet. Fatih. Ve mesela Kambriyen'de oradaki faunanın ortadan kalkmasını çok uzakta olmuş bir gama radyasyonu dünyaya çarpması. Müthiş bir şey. Bugün aşağı yukarı galiba 6000 ışık yılı, 6000 ışık yılı yakınımızda olursa bir tane hepimize bay bay. 20 milyon yılda bir dünyaya böyle bir şey geldiği yok iddia abi. Ediliyor. Yani şöyle diyeyim sana. 30 milyon yılda bir. 30 pardon. Milyon yılda bir. Bu akşam beni bozma üzere. Hayır ama 30 milyon yılda, çünkü neden? 30 milyon yılda bir şeyler var. Yok oluşlar var. Bunu bağlamaya çalışıyorlar ama o yok oluşların başka izahları da var. Değil mi? Volkan patlamaları var, yok meteor çarpmaları var, bilmem neler var falan filan yani. Dolayısıyla bu pek daha ispat edilmiş bir şey değil. Kambriyen'deki de ispat edilmiş bir şey değil. Kambriyen'deki için sebep bulamıyorlar başka. Yani niye bütün bu canlılar birdenbire yok oldu? O diyorlar bu mantıklı bir şeydir ama o olduğu zaman kardeşim başka da bir şey bırakmaması lazım ortalıkta yani. İşte diyorlar denizin derinliklerinde falan kurtardı. Peki bunu. Mesela şimdi biliyoruz ki atomların içinde boşluk var. Değil mi? Evet. Rutherford'dan beri biliyoruz. Kara deliğin içerisine düşmüş bir atomda o boşluklar kalıyor mu yoksa o da mı kalmıyor? Kalamaz. Kalamıyor. Ya nötron yıldızlarında kalmıyor onlar. Daha kara deliğe gelmedi. Nötron yıldızına niye nötron yıldızı deniyor?
Çünkü yani işte burada proton var, nötron var, dışarıda da elektron var. Bu elektronlar, şimdi elektron ne kadar uzakta? Bir hidrojen atomu düşün. Bir tenis topunu şeyde, neresi orası? Levent'teki İş Bankası binası var ya. 3,5 iş binası, İş Bankası binası üstte koy. Tenis topu burada. İlk elektron 3,5 şeyin tepesinde. O kadar büyük bir boşluk var. Şimdi düşün ki bu elektronların hepsi çekirdeğin içine giriyor. Evet. Oradaki protonlar da nötron oluyor. Dolayısıyla. Çünkü nötron nedir? Üzerinde elektrik yükü olmayan parçacık. Sen protona elektron da koyarsan elektrik yükü kalkıyor. Dolayısıyla... O zaman kara deliğin içerisinde bütün fizik kuralları değişiyor. Bitiyor. Evet, özellikle, özellikle tekilliğe giderken hani tabii. O zaman, fotonlar da bütün şeyini kaybediyor. Tabii yani o şey geçtikten sonra ne olduğu ile ilgili spekülatif teoriler var. Evet. Hani olay sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi çok güzel bir laf edeceğim. Spekülatif teoriler var dedi. Mesela Big Bang. Değil mi? Biz Big Bang'de ne diyoruz? Büyük bir enerji vardı ve bu zamandan şeye dönüştü. Kısmen maddeye dönüştü. Ya kardeşim eski Yunanlı filozoflara bakıyorsun. Adamlar diyorlar ki ilk başlangıçta madde ve kuvvet vardı. Şimdi şuradan ne geliyor biliyor musun? Gözlem olmadığı zaman bizim düşünce gücümüz işte bu adamlarınki kadar. Tabii. Gözlem, hani sen biraz önce dedin ya Nobel'i o gözlem olmadan vermiyorlar diye. O gözlem Fatih çok mühim bir şey. Peki bir şey soracağım. Şimdi çok konuşuldu sosyal medya ortamlarında sağda solda. Bir gazeteci. Gazeteci ne demek doğru, ne demek doğru onu da bilmiyorum ama Haşmet Babaoğlu şey ölünce, Hawking ölünce muazzam bir sahne oyunu, bir popüler bilim manipülasyonu sona ermiş. Bu ne o ya? Ne demek istiyor? Yani diyor ki yani bu adam soytarı demek istiyor. Yani. Yok canım ya böyle bir şey kesinlikle. Yani bu yani. Bunu yazan, hayır canım yani. Bu normal bir adam mı? Hayır, Haşmet bunu Babaoğlu neye, kim bu ya? Hayır, bunu neye göre dayandırarak söylüyor o ilginç. Bu saçmalık yani hiç abi. Muazzam bir sahne oyunu, bir popüler bilim manipülasyonu sona ermiş. Ya bu saçmalık ya, bu söylenilen zırvalık. Hiç yani konuşmaya bile değmez. Yok yani tabii canım. Ya bu saçmalık ya. Hiç öyle bir şey yok. Ya adamı Westminster Abbey'e gömüyorlar. Peki badem sicinden bahsediyoruz. Son bir şey sorayım. Bir reklam arası vereceğim. Tamam. Sonra biraz daha devam edelim. Yarım saat daha gideriz herhalde. Tamam. Yarın dersin var mı? Yarın dersin yok tamam. Interstellar filmini seyrettiniz mi? Hayır. Aa. Bilim kurgu biraz beni rahatsız edebiliyor. Bu acayip bir film ama. Bunu seyretmeniz lazım. Tamam. Yani bu çok ciddi bilim yani. Bilim kurgu değil aslında. Kuramsal bilgi falan. Bir değişik bir şey o yani. Başka bir şey. Seyretseniz ondan bir soru vardı size. Ne diyorlar? Hemen sorayım. Nerede? Bak şimdi. Ben de bir salak oldum. Her şeyi kaybediyorum. Orada anlatılan Interstellar filmindeki kara delik senaryosunu mantıklı buluyor mu? Orada böyle bir zaman bir delik oluşturuyorlar uzayda ve uzayın oradan başka bir evrene geçiyorlar ve normalde gidemeyecekleri bir yere gidip oradaki yaşanabilir gezegenleri araştırmaya başlıyorlar. Ya böyle çözümler var evet. Hani bu iki tane kara deliğin, burada ama ikinci bir kara delik daha gerekiyor. Hani bir kara deliğin diğer kara deliğin. Birinden girip deneye çıkmak için. Ama yani büyük bir ihtimal hani peki kara deliğin içeri girmek imkansız mümkün yani. Mümkün değil, mümkün değil. Oradaki peki oluşan kuvvetlerle zaten. Bir de şey var sonunda, bir kara deliğin içerisine düşüyorlar ve orada zaman yolculuğu yapıp. O mümkün değil. Spagetifikasyon diye bir şey var. Spageti oluyorsun içine düşerken. Evet. Kara deliğin. Yok işte öyle olmuyor. Giriyor ve zaman içerisinde yolculuk edip kendi zamanına geri dönüyor. Çocuğuna oradan mesaj veriyor. Hayır, o mümkün değil. Bak, yok o imkansız. Yani benim gördüğüm geçmişteki zamanı görebilirsin. Işıktan hızlı gidersen. Ama gidemiyoruz. Geleceğe gidebilirsin. Işık hızına çok yakın gelirsen. Fakat geçmişi yaşayamaz. Geçmişi değiştiremez. Mümkün değil. Benim buna hafıza prensibi dediğim bir şey var. Onu değiştiremiyorsun. O mümkün değil. Yani geçmişi değiştirmiyor, geleceği değiştiriyor. Hayır, işte ışık hızına dönüyor. Mümkün değil. Işık hızıyla geleceğe giderek gelecekten... Mümkün değil. Yok. O mümkün değil. Yok, kendi zamanı mesela. Einstein'ın teorisine yani. Oraya müdahale edemiyorsun. Yok, yani dinozorları görebilirsin ama bir dinozorun elini sıkamaz. Öyle bir anlattın ki. Evet. Yani ışıktan hızlı gidersin, dünyadan beklersin. Dinozorlar zamanında gelen ışığa bakarsın, dinozorları görürsün. Oluyorsun.
Ama o demek değildir ki... Dünyaya ayak basamaz. Dünyaya ayak basamaz. Evet. Dinozorların elini sıkamaz. Ya o doğru değil. Ben o Interstellar'ı gördüm. Güzel film ama. Çok saçma sapan bir filmdi. Aa, şahane filmdi. Ben bayıldım. Güzel bir film tabii yani. Macerası güzel bilmem ne. Yok kızıysa saati buluyor kütüphanenin içinde falan filan ama... Tamamen zırvaydı yani. Ben sevgili meslektaşıma o oranına katılıyorum. Biraz bu filmleri seyretmek garip geliyor. Yani science fiction oldum abi. Jules Verne gibi olmalı. Yani Jules Verne'in science fiction'ı okudun mu... Mutlu oluyorsun. Evet. Bunlar öyle değil. Yani bu biraz, bu biraz Wells'ın science fiction'la benziyor. Yine de güzel. Bir ara veriyorum. Gitti belli ki. Benim her şey hoşuma gidiyor böyle. Anlamadım. Ya böyle şeyler benim hoşuma gidiyor. Ha. Science fiction. Beni tamamen böyle hani realiteyle alakası olmayan bilim kurgu böyle hani olup hani bilimden bir şeyleri alıp manipüle onları edip, manipüle edip şey yapması biraz daha bana rahatsız ediyor. Yani mesela bu geleceğe dönüş hani çok popülerdi. Çocukluğumda lisedeyken falan relativite öğrenmeye başlamıştım. Hiçbir zaman diyor, sevemedim yani. Hiçbir zaman şey gelmedi yani. Birçok insan için bu hani geleceğe dönüşü izledim. Ondan sonra bilim insanı oldum. Yani ben tam tersi. Yok. Ben... Geleceğe dönüşü de bilim insanı yapmaz. Yani evet. Ya bak kardeşim. Ama Interstellar yapabilir. Bilim kurgu yazabilmek ciddi bilim bilmeyi gerektiriyor. Bak Jules Verne'in evinde 50 bin ciltlik kütüphane var. Fakat ilginç olan ne biliyor musun? Sen biliyor musun Jules Verne çat pat İngilizce dışında Fransa'dan başka dil bilmiyor. Bu şunu söylüyor bize. Jules Verne'in yazdığı bilim kardeşim Fransa dilinde var. Her şeyi Fransızca bulmak mümkün. Yani biz Doğan Kuban'la bir gün şeye gittik Doğan Hoca'yla. Gilbert Joseph'e gittik Fatih. Kitapçıya. Kitapçıya. Beş kat. Jules Verne kitapçısı. Hayır hayır. Pardon, o küçük bir dükkan. Bu Gilbert Joseph biliyorsun. Sen Michel üzerinde. Beş kat. Kardeşim millet omuz omuza. Can. Aynen. Beş kat kitapçı. Bitiş kakış. Omuz omuza orada bir tezgahın üzerinde bir baktık. Yemek kitapları satılıyor. Doğan Hoca baktı. Kardeşim Fransız yemekleri, İtalya yemekleri, bu arada Fiji'nin yemekleri, Pasifik okyanusu. Doğan Hoca şuraya baktı. Bunlar hepsi Fransızca kitaplar. Fransa'da bir adam Fiji'nin yemeklerini merak ediyor. Herif öğreniyor, uzman oluyor, bir kitap yazıyor. Fransızca. İşte dedi biz de... O kitabı birisi basıyor. Birisi basıyor ve birisi satın alıyor. Anladım. Bunun pazarı var Fransa'da. İşte eksik olan bu dedi. Yani Arif Çağlar, yani bilmem tanır mısın, benim çok saygı duyduğum Türkiye'nin... Tamam. Büyük entelektüellerinden biridir Arif Çağlar. Arif Çağlar bir gün bana dedi ki yahu dedi etrafımız Slavlarla dolu kuzeyde. Bir adam gibi Slavistik kürsüsü yok Türkiye'de. Olacak iş mi bu ya? Bizim bile de Slavlara bakış gözü farklı biliyorsun. Ama kardeşim yani bu olacak iş değil. Yani ben de hep derdim niye bir Kürt enstitüsü yok, bir Ermeni enstitüsü yok. Yani bu konuda sorunlarımız var. Bunu bilimsel olarak inceleyen adamımız yok. Ya ben bir programda bir arkadaş kendini Kürt tarihçisi olarak takdim etti. Dedim Kürt ismi ilk defa ne zaman görülüyor tarihte? Baktı herhalde 13-14. Yüzyıl hocam deyince 2. yüzyıl dedi. Ptolemaios'un atlasında var dedim. Sen bakmadın mı ona dedim. Tarihçi diye satıyor kendini. Programdan sonra bana ya dedi hocam beni çok fena yaptınız. Dedim kardeşim ben seni fena yapmak için söylemedim. Bu dedim var. Gordionaros. Herif yazmış. Dedim niye bunları okumuyorsunuz? Ama niye okumadığı da belli. Türkiye'de nerede bulsun adam Ptolemaios? Değil mi? Niye biz bunları yayınlamıyoruz? Niye bunların tıpkı basımları yapılmıyor? Niye çocuklarımıza bunları sunmuyoruz? Biz niye reklama gitmiyoruz? Değerli izleyiciler, zaman zaman mailleriniz geliyor. Mesela bir tanesi şöyle diyor. Diyor ki, İmam Maturidi'de sayın hocalarımın bahsettiği birçok konu anlatılıyor. Mesela evrende her madde zıt ile yaratıldığını, karanlık maddeden hatta evrende ayrıyeten kendince bir isim koyduğu, gündüz denen bir madde olduğu, ışık çarptığı zaman göründüğü, eğer bu madde olmasa ışığın ışık saçamayacağını söylüyor. Böyle bir madde yok. Yok yani onların da teoremleri var anlamı söylüyor. Değerli izleyiciler gerçekten doğru söylüyor olabilirsiniz. Yani pek çok İslam aleminde de bazılarını biliyoruz burada bahsettik de dediğiniz gibi çok daha öte bir takım teoremler de olabilir. Pek çok şeyi de bulmuş veya önermiş olabilirler. Bunlara hiçbir itirazımız yok. Ancak bunları araştırmanın, bunları gün yüzüne çıkarmanın, bunları güncel bilimle karşılaştırmanın önünde hiçbir engel yok. Eğer bunları söylüyorsa birileri, bunlarla ilgili
İslam dünyasından veya başka doğu aleminden de bir takım ilim adamlarının, felsefe adamlarının bunlarla ilgili fikirler olduğunu söylüyorsa, bunları araştırıp yayınlamaların önünde ne ben engelim ne Sayın Celal Şengör engel ne de başka bir engel var. Yani bunlar yapılabilir. Eğer böyle düşünüyorsanız gerçekten araştırın. Bunlarla ilgili bir yere varıyorsanız gelin buyurun burada konuşun, anlatın. Biz de size aracılık edelim. Hayır. Makale yazın. Bunları yayınlatın. Makale bak. Cezeri'nin Nature'ın kapağına çıkmışlığı vardı. Evet. Ciddi bir şey bulunduğu zaman herkes bunu yayınlar. Ama şu söylenilenlerin bugünkü fizikle alakası yok. Onu da söyleyeyim. Yok yani şey, sen Batı filozoflarından örnek veriyorsun, Yunan filozoflarından. Evet ama o Yunan filozoflarının bugünkü fizikle direkt ilişkileri var. Direkt ilişkileri. Hayır, onların da var olduğunu iddia ediyorlarsa araştırıp çıkarsınlar diyorum. Ama yani şimdi söylediği, işte ışık vurdu mu var, o öyle şeyler yok. Onu söylemek lazım. Hayır, yani belki de bilim, biz bilmiyoruz. Bilim, şimdi arkadaşım, bilim diye bir şey var. Bunun içerisinde bulunan şeyleri Fuat Sezgin Hoca sürekli olarak söylemiştir. Bu konudaki en büyük hizmet Batılı oryantalistlerindir. Yani bizim müsteşrik dediğimiz kişilerindir. Bu adamlar İslam aleminin bilim dünyasına yaptığı katkıları cilt cilt yayınlamışlardır. Bunun gibi buluşları olan herkes lütfen yayın yapsın. Bunun için dergiler var dünyada. Buralarda yayınlayabilirler bunu. Ama ciddi bir yayın haline getiremiyorlarsa, bunun arkasında duramıyorlarsa bu safsatadan ibarettir. Bunu söylemek lazım. Bilim ciddi bir iştir. Tekrar ediyorum. Palavraya gelmez. Ya bunun dışında ek olarak hani demin bahsediyorduk işte Einstein teorisini ortaya koyduğu zaman, kuramını ortaya koyduğu zaman gidip deneysel çalışan insanlara diyebiliyor ki gidin şunu ölçün. Evet. Ölçtüğünüz zaman benim kuramım şunu bulmanız gerektiğini söylüyor. Diyor. Ondan sonra ve Einstein'ın en büyük korkularından veya en büyük streslerinden bir tanesi bu. Hani benim koyduğum kuram çok güzel. Matematiksel olarak çok güzel olabilir. Demin de konuştuk bunu sicim teorisiyle ilgili. Matematiksel olarak hani şimdiye kadar tarihte görülmemiş bir güzelliğe sahiptir. Estetiğe sahiptir. Ama önemli olan gidip bunun bir tahmin yapması ve bu tahminin gidip deneyle ölçülmesi. Evet. Eğer böyle insanların şey yaptığı, bununla ilgili o zaman bir kuram oluşturulur. Denir ki eğer şöyle şöyle bir deney, şimdiye kadar yapılmamış bir deney yapılırsa bu sonuç elde edilmeli. Evet. O zaman o deney yapılır. Birileri mutlaka yapar öyle bir tahmin oldu, ciddi bir tahmin olduğu zaman. O zaman görülür, denir ki tamam burada bir gerçeklik payı var. O zaman bilim olur. Evet. Bizim sıkıntımız ciddi bir bilim kamuoyunu oluşturamamış olmamızdır. Bunu oluşturduğumuz zaman safsatadan kurtulacağız. Fakat bu ciddi bilim kamuoyunu oluşturmak mecburiyetindeyiz. Yok ben başka bir şey söylüyorum. Yani eğer böyle katkılar... Senin söylediğin bu. Öyle katkılar olduğunu iddia edenler var ise, bunlarla ilgili ellerinde kaynak var ise, bu kaynakları derlerler, toparlarlar, karşılaştırırlar ve yaparlar. Burnum çok parlıyormuş, onu da söylemişler. Abi bir laf vardır biliyorsun. Halep oradaysa arşın burada. Yazılır. Bu kadar basit. Makalene getirir, yayınlanır. Evet. Kitaphane getirir falan filan. Varmışla, mışla bilim olmaz. Olmaz. O çok çok mühim. Hakikaten çok mühim. Yani Türkiye'nin hem bilim üretimi az hem bilim tarihi üretimi az. Yani ben neler okuyorum? İşte Osmanlı'da o bilim vardı, bu bilim vardı. Yani yeni bir kitap çıktı Osmanlı bilimi tarihi diye. Ben içinde bilim bulamadım onu. Hikmetettin İhsanoğlu'nun. Bilim yok. Hani... Nakli bilim var, işte aldı oradan tercüme etti, buradan bilmem ne yaptı falan filan. Hoca İshak Efendi, benim üniversitemin rektörü 1830'da. Yazdığı Maymulum Riyaziye'ye bakıyorsun, çağ dışı bir kitap zamanında. Neyse geçelim işte, evet. Başka konuya geçelim de sen yine yarın başına iş alma. Hayır abi ama ben sana... Tiki var hocanın diyorlar ya da gözünde evet. Bir şeyin var. Hayır, söyle. Göz yaşım çok azalmış... Onun için damla atmam lazım. Burada atamadığım için öyle oluyor. Kusura bakmasınlar, haklılar. Ben evde damla atıyorum. O sürekli göz kırpma ihtiyacı kalkıyor. Şimdi gözümü kırparken mesela acıyor. Çünkü gözyaşı yok. Gözyaşı yok. Yani lübrikasyon yok. Şimdi Hawking'in yaptığı bize bir sürü konuda
yeni sorular getirdi. Hawking'in en önemli marifetlerinden bir tanesi, biliyorsun genç arkadaşlarıyla sürekli bahsi tutuşurmuş. Evet. Maksat bu gençleri dürtmek. Çünkü Hawking'in yanlışını bulmak da bir ilerleme. Yani dehanın hatası dahi faydalı oluyor. Ya da sorduğu sorular. Sorular faydalı oluyor. Aradığı cevaplar. Evet. Bu bilimde ben öğrencilerime hep can şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın diyorum. Bir problemi teşhis etmek o problemi çözmekten zordur. Hı hı. Problemi teşhis edeceksin. Peki Can, Hawking'in kendini ben yanıldım deyip de yeniden başladığı yer neresi? Bu demin bahsettiğimiz hani bilgi kaybı problemi. Yani dediğim gibi bir kara deliği tanımlamak için 3 tane maksimum sayıya ihtiyacımız var. Ama hani içine atılabilecek bilgi çok fazla ve bunları kara delik bir şekilde bilgiyi yok ediyor, sıfırlıyor. Bu kuantum mekaniğine diyor ki kuantum mekaniğin değiştirilmesi lazım. Hani genel Einstein'ın kuramı doğru. Buna bağlı olarak da bu benim koyduğum paradoksla burada çünkü iki tane prensip var. Bir genel göreceliğin veya Einstein'ın teorisinin koyduğu prensipler var. Bir taraftan da kuantum mekaniğinin koyduğu prensipler var. Ve bunları seyircilerimiz bilmeyebilir. Bu iki teori hala birleştirilemedi. Birleştirilemedi. Şöyle çok önemli. Şöyle birleştir. Evet. Sicim teorisi birleştirilebildiğini iddia ediyor. Aday teori diyorum hala. Evet. Çünkü deneyle gözlemlenemedi. Ve mesela bu demin bahsettiğimiz hani bir kara deliğin düzensizlik miktarını belirleyen entropisiyle ilgili bir formül var. Mesela sicim teorisi kullanılarak bu hesap yani bu olması gereken hani ufuk alanıyla entropisin arasındaki ilişki sicim kuramı içinde temel prensiplerden gösterebilmiş bir şey. Hani bu tabii deneysel bir kanıt değil. Bu sadece teorik olarak hani sicim teorisi doğruysa bu da doğru. Veya hani bu teoriye niye insanlar hani deneysel gözlemlenemiyorsa hani bu 30-40 yıllık bir teori niye hala insanlar bununla ilgili çalışıyor diye bir soru sorulacaksa bu tip şeylerden oluyor. Çünkü kuramsal olarak çok ciddi başarıları var. Daha hiçbir teorinin, hiçbir kuramın başaramadığı hesapları yapabiliyor. Ve bildiğimiz fizikle bir şekilde bunlar uyumlu. Şimdi ben sana bir soru sorayım. O zaman seyircilerimiz için Lee Smolin bir kitap yazdı. Fiziğin Derdi diye. Evet. Ve sicim teorisine varyansın ediyor. Bunu bize biraz açıklar mısın? Lee Smolin'in şu açıdan katılmak mümkün. Evet hani sicim teorisinin bu kadar yıl üzerinde çalışıldığı halde deneysel olarak gözlemlenebilen bir tahmini yok. O yüzden hatta bir Peter Voigt diye başka biri daha var. Bu bilim değil. Yaptığınız bilim değil. O yüzden niye bu böyle bir kalt haline geldi? Buna inananlar var. Hatta bununla ilgili konuşan Nobel'li bir bilim insanı da var. Hani kendi aralarında konuşup hani kimsenin anlamadığı bir dil kullanıp hiçbir şey yapmıyorlar diye. Ama buradaki hep temel motivasyon hani bunun deneysel olarak gözlemlenemiyor olması ve böyle bir o yüzden de bilim olmadığı. Peki Einstein Tanrı zaratma sözünü niye söylüyor? İşte o şeye inanmıyor. Kuantum mekaniğine. Evet. Yani kuantum mekaniği zaratmak mı yani? Hayır, olasılıkları söylüyorsunuz. Yani olasılıkların bir deney yaptığınız zaman olabilecek, ölçülebilecek değerlerle ilgili diyorsunuz ki %10 ihtimalle şöyle bir sonuç elde edebilirim. %20 olarak böyle elde edebilirim. Bunları söylüyor. Einstein diyor ki bu yüzde söylememiz aslında bizim teoriyi tam olarak bilmememizden kaynaklanıyor. Bu bizim hesaba katmadığımız arkada gerçekleşen veya arkada giden başka bir dinamik var. Ve bu dinamiği bilsek o zaman %10'u söylemeyeceğiz. Deneyin ne sonuç vermesi gerektiğini de söyleyebileceğiz. Ve buradaki hani doğa böyle hani şans üzerine, tahminler, olasılıklar üzerine olmamıştır diye bunu kastetmek için söylediği bir laf. Peki Schrödinger'in kedisi nedir? Ne anladın? Schrödinger kedisi işte biraz önce şeyi söylediği, bu kutunun içindeki kedi canlı da olabilir, ölü de olabilir ancak baktığın zaman bilirsin. Bakmadan bir şey bilmen mümkün değil. Ya burada iki tane deney sonucu var. Evet. Ya kediye yedi kedi ölü ya değil. Orada bir zehir koyuyorsunuz kutunun yanına, yine kapatıyorsunuz. Kuantum mekaniği diyor ki ben o kutuyu açıp da hani içinde ne olduğunu bakana kadar
ikisinden biri olabilir. Evet. Ve ikisinin beraber düşünmeliyim. İkisi de hani gerçekliğin bir parçası diye. Şöyle düşün. Bir A deneyi yapıyorsun. Einstein diyor ki bu A deneyinin B sonucu olmalı. Kuantum mekaniği diyor ki B de olabilir, C de olabilir. Einstein diyor ki böyle olmaz. A deneyi yapıldı mı B çıkması lazım. Ve onun için Popper'le bunlar oturuyorlar Princeton'da. Popper diyor ki sen diyor Parmenides gibi düşünüyorsun diyor. Ve o tartışma esnasında Einstein'a Parmenides diye hitap ediyor. Çünkü Parmenides'in evreni değişmeyen bir evren. Kutu evren. Hiçbir şey değişmiyor Parmenides'in evriminde. Hareket falan mümkün değil. Einstein'a diyor ki Popper sen aslında böyle bir evren düşünüyorsun diyor. Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü diyor sen A yaptın mı B'ye çıkacağını bilmek istiyorsun. Halbuki kuantum böyle değil. Fakat Popper diyor ki Schrödinger de şurada yanılıyor diyor. O kediye bakmadan hiçbir şey bilemem ben diyor Schrödinger. Popper diyor ki biz bakmadan da yani gözlemci olmadan da kuantum teorisini yapabiliriz. Burada anlaşamıyorlar. Peki bir şeyin ya hızını bilebilirsin ya o Heisenberg. O ne? O Heisenberg. Çok basit bir şey bu. Şurada bir elektron var. Can anlatsın mı? O tabii nasıl şimdi? Hani çok basit yani, bir şey oldu. Fizikçi anlatsın diyelim. Tabii. Bizim hani günlük yaşamda gördüğümüz şey, şimdi ben bu bardaktan örnek verirsem, bu bardağın nerede olduğunu ve hızını olabilecek en mükemmel bir şekilde ölçebilirim. Yani bunun kütlesini veya hızını ölçmeniz ya da nerede olduğunu ölçmeniz sizin ölçebilmek becerinizle alakalı. Ama kuantum mekaniği diyor ki eğer diyor böyle hani klasik yani günlük yaşamda gördüğümüz parçacıklar maddelerden bahsetmiyorsak, atom altı veya elektron gibi parçacıklardan bahsediyorsak aynı anda hem nerede olduğunu hem de onun sahip olduğu momentumu mükemmel olarak ölçemeyebilirim. Eğer ben yerini bilmek istiyorsam o zaman hızıyla ilgili bilgim kaybolacak. Ya da ben eğer hızını ölçmek istiyorsam o zaman nerede olduğuyla ilgili bilmiyorum. Ama sebebini söylememiz lazım. Ve bu bir ölçümden kaynaklanan bir sebep değil. Yani sizin ölçememenizden kaynaklanan bir sebep değil bu. Bu doğanın işleyiş şekli. Yalnız şöyle bir şey doğru değil mi? Ne diyor Heisenberg? Bunu ölçebilmek için ışık tutman lazım. Işık o biraz karikatür, evet. Yani diyorsunuz ki, hani bunu yerini hesaplayabilmem için çok kısa dalga boylu bir ışıkla bakmam gerekiyor. Çok kısa dalga boyu demek yüksek frekans demek ve biliyoruz ki kuantum mekaniğine göre yüksek frekans yüksek enerji demek. Evet. Dolayısıyla ben bunun ne kadar pozisyonunu ölçmeye çalışırsam detaylı olarak kullanmam gereken ışık o kadar güçlü. Ve o kadar enerji farklı. Dolayısıyla o parçacıkla etkileşmeye başladığı anda bu parçacığın o zaman enerjisi veya hızı değişecek. Değişik. Hani ben yerini çok iyi biliyorum ama hızı değişecek. Bu biraz daha böyle hani karikatür veya biraz daha şey. Asıl bu temel prensip olarak yani ikisinin aynı anda ölçülememesi kuantum mekaniğin daha böyle temel prensiplerinden bir tanesi. Veya doğanın kendi özelliklerinden bir tanesi. Zaten Bohr'la Einstein burada anlaşamıyorlar. Peki ben çok alakasız bir tekrar Kaledi'ye dönmek istiyorum. Şimdi biliyoruz ki evrenin büyük bölümü siyah enerji ve siyah madde oluşuyor değil mi? Evet. 94.6'sı kadar. Evet. Korkunç bir şey yani. Bilinen, bizim görebildiğimiz evren %5'i geri kalanı evet, göremediğimiz. Evet. Ama ya da bildiğimiz madde diyelim. Bildiğimiz madde enerji. Evet. Peki kara delik bu kara maddeyi de çekiyor mu içine? Evet. Abicim kara maddeyi her şey çekiyor. Evet. Yani, bak, kara madde zaten tanımı gereği. Evet yani çekim gücüyle tanınabiliyor. Hayır, kara deliğin içerisine bu siyah madde de giriyor mu? Girebilir. Evet. Tabii. Çünkü siyah maddeyi bir şey etkiliyor. Bak ışık mışık falan etkilemiyor. Çekim etkiliyor. Evet. Ve o kara madde yüzünden biz şeylerin ne derler? Nebulaların neydi onun Türkçesi? Galaksilerin bir oluşmasını sağlıyor kara madde. Çünkü kara madde olmazsa yıldızları bir arada tutabilecek yeteri kadar çekim gücü yok. Bunu sağlıyor. Kara enerji de tam tersini yapıyor. Evreni dağıtıyor. Hızlanarak uzaklaşmasını sağlıyor. Peki evrenin genişleme hızı nedir?
Giderek artıyor. Ne o şu anda biliyor muyuz? Onu bir bilmiyorum. Sen ölçülüyor biliyor muyuz? Sayı olarak bilmiyorum ama tamam. Ölçülüyor, ölçülebiliyor. Tabii, tabii. Yani. Işık hızından yavaş mı? Hayır, yavaş. Ve evren sonunda biliyorsun. Dağılıyor, dağılıyor. Atomlar da parçalanıyor. Hiçbir şey kalmıyor tamam. Geriye. Ama burada önemli olan evrenin genişlemesi dışında hani evren genişliyor. Ama eğer diyorsanız ki yani burada siyah enerji, kara enerji yok ama sadece kütle var. Kütle kütleyi çekiyor. Yani iki kütle arasındaki şimdi kuvvet diyeceğim de demin kuvvet yok dedin diyecekler. Neyse. Çekim gücü ya. Çekim işte, gücü neyse. Veya geometriğin bozulması. Bunları birbirlerine doğru yakınlaştırmak istiyor. Şimdi eğer genişliyor olsa bile bu genişlemenin yavaşlayarak olması gerektiğini düşünürsünüz ilk başta. Demek ki top gibi. Topu havaya fırlattığın zaman. Ama öyle olmadı kanıtlandı. Evet. Tam tersi hızlanarak gidiyor. Ve bu korkunç bir enerji gerektiriyor tabii ki. O zaman oradan çıkartabiliyorsunuz. Yani bu gözlemlenebilen genişlemenin sağlanabilmesi için ne kadar enerjiye ihtiyacınız var. Ve bunu gösterenler de bu Doppler etkisini kullanarak da evet. Yakın zaman içinde Nobel aldılar onlar. Evet. Bir de geçenlerde bir gözlem yapıldı ve gerçekim dalgaları. Evet. Evet o da 2017'de. Onu biraz doğru. Anlat seyircilerimize. O inanılmaz bir şey yani. Evet. Teknolojik olarak müthiş bir mühendislik aynı zamanda. Evet. Teknolojik olarak ilginç. Yani inanılmaz bir dediğiniz gibi başarı. Maxwell denklemden yani elektrik ve manyetik alanları yöneten denklemlere baktığınız zaman orada bir dalga çözümü olması gerektiği yani bir dalga gibi davranması gerektiğini görebiliyorsunuz. Einstein'ın denklemlerine yani genel göreceliği yazdığı zaman ki o dinamiği tarif eden denklemlere baktığınız zaman da uzay zaman içinde de belli dalgaların yayılabileceğini görebiliyorsunuz. Bu yayılmana kastedilen yani uzay zaman genleşebiliyor. Örnek vermek, analoji kurmak açısından şöyle düşünebiliriz. Eğer uzay zaman dediğimiz ve uzay bir göl olsun. Taş attığın zaman. Taş attım. O zaman o taş da dalgalar oluşturacak ve o dalgalar da yayılacak. Bilim insanları ve bu dalgaların güçleri veya hani ölçülebilmeleri çok çok zor. Çünkü uzay zamanda yarattıkları etki çok düşük. Genel olarak herhangi bir obje için. Ama bunun yerine güneşin veya dünyanın değil de mesela iki tane kara deliği düşünelim. İki tane kara delik birbiri etrafında, bir merkez etrafında dönebiliyorlar. Ve bu dönüş sırasında ikisi bir anda birleşebiliyorlar. Bu çok ciddi bir dalgalanma yaratıyor. Yani bu resmen yani taş suya, atmak gibi taş geminin atmak, suya düşmesi gibi. Ya da taş atmanız gibi yani o yayılmaya başlıyor. Ya geminin düşmesi. Mesela bununla ilgili eğer gösterdiğim görsellerden 9'a bakabilirsek. 9'uncu görsel arkadaşlar. Canın 9'u. Ya bu bir biraz karikatür tabii. Ama burada iki tane görüyorsunuz kara delik tasvir edilmiş birazcık artistik olarak. Bunlar birbirleri etrafında dönüyorlar ve dalgalar yayıyorlar. Daha sonra bu birleşme gerçekleştikten sonra şu göstereyim. Bunlar yavaş yavaş dünyaya yaklaşmaya başlıyorlar. Veya ışık hızı pardon yavaş yavaş yanlış olur. Işık hızıyla dünyaya yaklaşıyorlar. Ve LIGO denen iki tane dedektör var. Bunlar Amerika'nın biri Washington eyaletinde diğeri Louisiana eyaletinde konumlanmış dedektörler. Hatta bu dedektörlerine birazdan bakabiliriz. Nasıl ölçtüklerini. Bu dalgalar bu dedektörlerin ilk önce birinin diğer tarafı diğer daha sonra da belli bir süre sonra da diğerinden geçiyorlar. Niye? Çünkü ikisi arasında 3000 kilometre mesafe var. Işık hızı 300 bin. Senin bir haritan var. Onu göstersinler istersen. Evet evet. O birinci galiba Birinci görsel. Evet. Bir tanesi işte Hanford'da, diğeri diğer eyalette. Aralarında da yaklaşık 3000 kilometre mesafe var. Bu mesafeyi gerçekim bir dalgaları ya da ışık sadece 10 milisaniyede geçebiliyorlar. Dolayısıyla eğer bir gözlem yaptıysak ilk önce herhangi bir dedektörde görünen olayın 10 milisaniye sonra diğer dedektör tarafından gözlemlenmesi gerekiyor. Eğer dalga geçiyorsa içinden yani bunu şöyle düşünebiliriz. Taş atıldı, dalgalar geliyor. Biz de onlara uzaktan bakıyoruz. Bizim yapabildiğimiz ölçüm o dalgaların üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklığın nasıl değiştiğini ölçebilmek. Şimdi siz öndesiniz, ben arkadayım. İlk önce siz görüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu iki nokta arasındaki mesafe şöyle oynamaya başladı. Burada bir titreşim var. Eğer aynı şeyi ben ölçemezsem
belli bir süre sonra o zaman sizin ölçtüğünüzde belki bir deney hatası, belli bir hani istatistiksel hata olmuş olabilir. Sizin gözlemlediğiniz şeyi benim de gözlemlemem gerekiyor. Aynısını gözlemleyince 10 milisaniye sonra aynısını görüyorsam. Evet. Ve yapabildikleri şey bu. Yani ikisi arasındaki yani birinde gözlenen bu dalgalanmayı diğerinde de gözlemleyebiliyorlar. Aynı şeyle, aynı beklenen zaman farkıyla. Bunu nasıl ölçüyorlar diye sorarsanız, bir şuradan şeye bakayım, hangisi? İkinci görsele bakabilirsek. İnterferometreden bir düzenek kullanıyorlar. Burada yaptıkları şey şu, çok kuvvetli bir lazer ışık kaynakları var. Bu ışık kaynağıyla bir ışık hüzmesini yolluyorlar ve burada bir tane ışık ayıran bir yani %50'sini bir tarafa geçiriyor. Yok prizma değil. %50'sini düz geçiren, %50'sini de yansıtan bir mekanizma, bir yarı ayna var. Yarı saydam ayna var. Bu ışığın yarısını başka bir aynaya gönderiyor, diğeri de başka bir aynaya gidiyor. Şimdi eğer bu dedektörün içinden bir yer çekimi dalgası geçerse, o zaman bu kollar arasındaki uzunlukların değişmesi gerekiyor uzunlukların. Ve interferometrenin özelliği bu iki ışık tekrar bu aynaya yansıyıp bu geri geliyor. Bu da aynı şekilde diğer aynaya yansıyıp geri geliyor. Burada üst üste biniyorlar. Eğer kollardaki uzunluklar birbirlerine göre biraz değişirlerse, o zaman mükemmel üst üste gelme biraz kayıyor. Ve bu kayma buradaki de ışık algıcının, dedektörün üzerinde gösterilebiliyor. Şimdi bu belki böyle anlattığım zaman çok kolaymış gibi gözüküyor. Ama sorun şu. Yok pek gözükmüyor, merak etme. Ha, peki iyi o zaman. Hayır, boyutlarını seyircilerimiz bilmiyor. Evet, yani boyutlarını buradaki söyleyecek. Bir algıcın kolu yanlış hatırlamıyorsam 4 kilometre uzunluğunda. Ve ölçmeleri gereken şu aynalar arasındaki uzunluk farkı bir protonun çapının 1/10 kadar. Yani 4 kilometre uzunluktaki bir hatta sizin ölçmeniz gereken yer çekimi dalgalarının yarattığı etki, bir atom çekirdeği, hidrojen atomunun için çekirdeğinde bulunan bir protonun yarı çapının 1/10 kadar. Şimdi bunu ölçebiliyorlar mı? Evet. İşte mükemmel de, yani mühendislik harikası burada geliyor. Bunu ölçecek aleti hangi acayip insan yapmış? Bir takım şey. Bir mühendis takımı. Mühendis takımı. Yani çünkü en basitinden şunu düşünün. Bu aynalar belli bir sıcaklığı olabilir. Sıcaklık dediğiniz şey hareket. Hareket tabii. Ya da hocam biliyor, bunun oturduğu düzenek sismik dalgalara maruz kalıyor. Yani sismik dalga dediği ne biliyor musun? Hani birinin yürümesi. Yani şu hareket bile, ama burada yapabildikleri şey çok güçlü lazerler kullanıyorlar. Bu ışığı defalarca iki ayna arasında gönderip getiriyorlar. Dolayısıyla kat ettikleri mesafeyi iyice 4 kilometreden daha da büyük hale getiriyorlar. Ve kullandıkları inanılmaz, benim anlamadığım açıkçası itiraf edeyim, düzeneklerle bunu ölçebiliyorlar. Allah yani Allah. Buradaki şey ve gözlemledikleri şey. Yani bunlar ikisi birbirinden bağımsız deneyler. Birinde gözlenen olay diğerinde de gözleniyor. Ve işin daha da güzel tarafı, mesela üçüncü görsele bakarsak, genel göreceliği kullanarak bilgisayar yardımıyla nümerik olarak böyle bir olay sonucunda, yani iki tane kara deliğin etrafında dönüşüp birleşmesi sonucunda nasıl bir hareket görmeleri gerektiğini hesaplayabiliyorlar. Ve gördükleri, yani şurada şu gösterilen şekiller, şu asıl şuradaki dalgalanmalar aynen Einstein'ın genel görecelik kuramında nümerik olarak hesaplanan Değerle tamamen örtüşüyor. Yani bu yıldızın sapması olayı gibi. Hı hı, evet. Tam doğruluyor. Evet. Einstein'ın yaptığı. Ve bu şimdi, inanılmaz bir şey bu Fatih. İlk önce kara delikle bunu gözlemlediler. Daha sonra nötron yıldızlarıyla gözlemlediler. Onun şöyle başka bir avantajı da var. Kara delik olduğu zaman kara delik başka gerçekim dışında hiçbir şey ışık yollamıyor. Tamamen kara. Nötron yıldızlarının farkı başka şekilde o olayı da bağımsız olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Ve daha sonra yapabildikleri, hem bu dedektörle şeyi görüp, yani böyle bir yer çekimi dalgasının geçtiğini görüp, üzerine bir de oradaki o olayla ilgili başka verileri de toplayıp ikisini üst üste bakıp kontrol edebiliyorlar. Peki hocam, geçen gün bir şey okudum. Biliyorsunuz pulsarların çok dakik bir
zamanlaması var. Dört 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 diye ötüyorlar. fakat sapıtan ve ritmi bozulan pulsarlar varmış. Farklı ritimde. Bu nasıl olabiliyor? Bilmiyorum. Açık söyleyeyim, itiraf edeyim. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani siz bilmiyorum da ben bilsin de çok komik. Olabilir abi yani. Bilmenin sınırı yok. Olabilir abi. Olamaz abi, o kadar ben olamaz. Bu gezegeni bile daha anlayamadım ya. O kardeşim, bırak bütün kainatı. Dünyayı. Gezegenle uğraşıyoruz daha. Bir taraftan Venüs'le, bir tarafta Merkür'le bilmem neyle uğraşıyoruz ama. Yani bilimin güzelliği bu Fatih, sınırı yok. Hocam nebula dediğim bulutsuymuş. Ama sen nebulayı kastetmiyordun galiba. Galaksi kastetmiyordun. Galaksi, galaksi kastetmiyordun. Nebula bulutsu, yani o patlayan yıldızlardan geriye kalan gaz ve tozlara nebula deniyor. Evrende bol miktar var. Peki evren dediğimiz şey, kaotik bir yer mi, düzenli bir yer mi? Kaotik. Devamlı düzensizlik artıyor. Evet. Kaotik. Entropi nedir peki tam olarak? Entropi düzensizliğin ölçüsü diyebiliriz. Ve her zaman artıyor. Entropi artar. Evet. Her zaman. İstatistiksel olarak azalma ihtimali yok mudur? Anlık olarak belki. Yani bu odadaki bütün gazların bir anda bir köşede toplanma ihtimali çok 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 düşük olsa da var. Ama hani genişlemeye devam edecekler. Zaten zamanın okunu entropi veriyor. Biliyorsun bazı sivri akıllılar entropi evrene, evrime karşı diyorlar, tam tersi. Çok güzel bir kitap yazıldı biliyorsun. Evrim, entropi olayı olarak evrim teorisi diye. Peki kaldı mı konuşacağımız bir şey? Abi biraz gece bitti. Peki paralel evren nedir? Var mıdır? Doğru mudur? Doğru değil midir? Paralel evrenler içerisinde şu anda başka bir evrende olasılık hesabına göre bizim yaptığımız programın aynısını yapan üç insanın olması ve bizim de bunların aynı olması olasılığı vardır denir. Bu geçerli bir teori midir? İmkansız değil. Bana yine çok spekülatif. Spekülatif ama imkansız değil. Yani burada iki paralel evren var. Bir, kuantum mekaniğini anlamak için ortaya atılan evren var. Bu demin söyledik yani olasılıklar söylenebiliyor diye. Şöyle teoriler atabiliyorlar. Hani aslında her olasılık gerçekleşiyor ve her seferinde evren sayısı artıyor. Her olasılık gerçekleşiyor ve hepsi farklı evrenler. Yani bu konuşmayı yapıyoruz. Daha sonra bu konuşmayı yapmadığımız başka bir evren daha. Bunların hepsi devam ederek gidiyor. Bir de mesela sicim teorisi içinde 10 boyutlu diye demin bahsetmiştik. Olabilecek şöyle bir senaryo var. Farklı 3 boyutlu uzaylar, 4 boyutlu uzaylar durabilirler yan yana. Çünkü mesela 3 boyut için düşünürsek işte bir evren, bir tanesi bu olsun, işte diğeri de bu olur. Yani bunlar paralel evrenler olarak geçebilirler. Yani bir de o şekilde yani bu Big Bang'den dolayı oluşan... Ve bunlar birbirlerini mesela çekimsel olarak etkileyebilirler. Değil mi? Şey, evren içindeki madde dağılımındaki asimetriyi bazıları böyle izah etmeye kalkıyor. Ya da bir tane Big Bang değil, birçok Big Bang var ve onlardan farklı farklı yeni evrenler oluşuyor. Yani o birçok Big Bang hikayesi bir yerde bizi Anaximandros'un Apeiron'una getiriyor. Gene. Peki mesela ben hep hayal ederim mi diyeyim, ne diyeyim, lafını da bulamadım doğru düzgün. Evreni biz çok büyük zannediyoruz. Abiciğim 13,5 milyar ışık yılı. Bir dene saymayı. Bu aslında bir atom çekirdeğinin içinde olabilir miyiz biz evimiz? Şimdi ya biz kendimizi oranla çünkü her şeyi. Hayır kardeşim, bunun cevabı yok. Yani biraz önce Can'ın dediğine geliyoruz. Her şey olabilir. Ama bilmiyoruz. Bizim yapabileceğimiz teoriyi ortaya atıp gözlemsel neticelerine bakmaktır. İşte biraz önce anlattık. Gravitasyonel dalgalar Einstein'in teorisine göre var olması lazım da bulundu. Hı hı. Tamam. Gözlem mühim. Gözlem yapman lazım. Özellikle gözle. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz gözleme yapabiliriz. Gözleme. Ama şöyle de düzelteyim dedim. Hani bu direkt gözlem. Hı. Yer çekimi yani pardon, yer çekimsel dalgaların, gravitational dalgaların indirekt olarak da gözlemlenmiş de aslında daha önce. Hı. Hani bunların bu dönen pulsarların enerji kaybının nasıl olması gerektiği yerçekimsel dalgalar yayılarak o daha önce gözlemlenmişti. Bununla da ilgili haber verilmişti. Peki son sorumu sorayım ve kapatalım. Maddenin bir ömrü var mıdır?
maddenin bir ömrü. Olan var, olmayan var. Hani protonun yarılanma ömrü 10 üzeri 30 civarında diyebiliyorum. 10 üzeri 30 yıl mı? Evet. Ama yani, onun yerine mesela Higgs bozonunu ürettiğiniz zaman 10 üzeri eksi 24 saniye içinde diğer başka parçacıklar... Higgs bozonu madde mi? Parçacık, temel bir parçacık. Evet, maddeye ağırlığını mı yani? Ha şimdi madde dediğiniz zaman hani eğer buradaki kalem, o 3 tane parçacıktan oluşuyor. Proton... Yani bir hidrojen atomunun bir ömrü var mıdır? Hidrojen atomunun diyor, devam ediyor, kalacak. Ne zamana kadar? Evren tamamen açılıp hidrojen atomunun içindeki proton da parçalanana kadar. Şu an ne kadar yıl? 10 üzeri 30 yarılanma ömrü ya. Yani ölçülen yani ve ondan da daha uzun. Muazzam olur. Ya çok trilyon yıl çıkıyor. Trilyonlar çıkıyor. Peki Karadeniz içine girdiği zaman hidrojen atomu olma özelliğini koruyor mu? Yok. Karadeniz içine girdiği zaman düzülüyor. Ama bilgi kaybı olmuyor. Yani o yine hidrojen atomu oluyor. O hidrojen atomu olduğunu bilecek birileri var ortalıkta. Yüzeyinde bilgi kalıyor. En azından Şaşkin'in söylediğine bakarsan. Beynim yandı. Yani bu iş kolay değil. Ben niye jeolog oldum? Şimdi bir sürü şey geliyor. Işık evrenin genişlemesinden daha yavaştır diyenler var. Evrenin genişleme hızını kilometre saat olarak verenler var. Ne kadar güzel. Enteresan şeyler var. Neyse. Bak, seyircilerimiz ne kadar şeyi takip ediyorlar. Helal olsun evet. Ya. Yani bu programlar hele böyle şeylere vesile oluyorsa son derece başarılı demek. Peki kapatalım mı? Yani iyi olur ve sabaha kadar oturmak... Ben otururum vallahi şimdi. Ben de otururum da seyirciler şikayet ediyor. Evet. En azından cumartesi günü yapın şu programı diyorlar. Bir cumartesimiz orada kalsın mı? Yani abi... Cumartesi günü böyle faydalı bir şey kullanmak fena mı? Ben cumartesi günü bütün gün çalışıyorum burada. Ha, I'm sorry about that. Haftada 7 gün çalışıyorum hocam. Hadi şimdi kusura bakma. Biz öğretim üyesiyiz. İşimiz gücümüz yok. Değil mi canım? Öyle, ben profesörüm bir şey bilmiyorum diye ona. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşım. Sayın Şengör, her zaman olduğu gibi bu programın sahiplerinden biri olarak sizi tekrar aramızda görmek çok güzel. İnşallah yeni bir harekat olmazsa yakın zamanda... Devam edeceğiz. Değerli İlber hocamız Nisan'ın ortasına kadar yok. Ben de yokum. Sen de yoksun. Ben Viyana'dayım. Sen Viyana'ya gidiyorsun. Haftaya yoksun. Ben ondan sonra Belçika'ya gidiyorum. 20'si ile 26'sı arası ben de yokum. Allah Allah. Bunlar şöyle geziyorlar. Ne yapayım abi yani? Bilim de onu gerektiriyor. Gideceksin, bakacaksın, toplantılara gideceksin, meslektaşlarınla konuşacaksın. Kitapçıları gezeceksin. Tabii. 50 kilo kitap getireceksin. Evet. Ama başka türlü olmuyor bu işler. Oturduğun yerde bilim yapılmıyor abi. Niye Hawking yaptın? Onun kafasının içinde o. Ben o tip bilimi yapabilecek bir tip değil. Değilsin. Yani onu anlamıyorum da zaten. Ben diyorum onun için jeolog oldum ben. Ben gözümle gördüklerimle uğraşıyorum. He ben bunlar kadar akıllı değilim. Estağfurullah. Yok sen çok akıllısın. Benim gördüğüm en akıllı ikinci kişisin. Ah ona bir inanabilsem. Birinci benim ama. Evet. Değerli izleyiciler, bugün de yine fizikten bahsettik. Bilimin gelişmesine, fiziğin gelişmesine katkıda bulunanlardan bahsettik. Tabii bu büyük katkı da bulunanları kastediyoruz. Çünkü herkes, burada gördüğünüz herkes konuklarımızın hepsi o bilime küçük küçük de olsa belki yarın büyük de olabilir bilmiyoruz. Katkıda bunlar. Bilim böyle bir şey değil. Büyük bir duvarın örülmesi gibi bir şey. Üstelik de ne dil sınırı var, ne din sınırı var, ne etnik sınırı var. Böyle sınırsız bir duvar örülüyor. Herkes üstüne bir tuğla koyuyor kendince. Kimisi harcını koyuyor. Bu büyük duvarın örülmesine, medeniyet duvarının örülmesine katkıda bulunan herkese saygılar sunuyoruz. Bunu izleyen ve belki bir gün kendisi sunacak olan herkese de saygılar sunarak noktalıyoruz. Salı akşamı tekrar teke tekte görüşmek üzere. Çok meraklısınız. Yarın da Bloomberg'de, HT Bloomberg'de spor mevzunda konuşacağız. Bunda ben dediğim anda Celal Şengör suratını buruşturuyor. Aziz Yıldırım'ın yaptıklarını biliyor musun haberin var mı? Hayır. Aziz Yıldırım kim biliyor musun? Hayır. Aziz Yıldırım'ı tanımıyor musun? Hayır. Kim abi bu adam? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20 yıllık başkanı. Aha futbolcu falan değil yani. Yok kulüp başkanı. Kulüp başkanı. Tanımıyorsun. Ne iş yapar? Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Yani ne iş yapar? Müteahhit olduğu söyleniyor. Ha bilmiyorum.
Tanımıyorum. Bilmiyorum. Siz tanıyorsun ama değil mi? Biliyorum evet. Sen nereden biliyorsun? Duydum. Ha. Yani, ama 20 yıldır hani bayağı uzun 20 süre. Mesela Galatasaray'ın başkanını bilmiyorum mesela. Hani. Mustafa Cengiz şimdi ama ha. O çok sık değişiyor son zamanlarda o yüzden. Yani. Ya bu İsviçre'nin Cumhurbaşkanı gibi onu da bilmiyorum ben. Sen hiç bilmiyorsun. Hiç abi. Bu konuyla ilgili. Zır cahil bir adam. Bu konularla ilgili zır cahil bir adam. Evet. Ama geçen gün bahçende top gördüm. Evin evet bahçesinde. O Kaan'ındı benim değil. Kaan var evde muazzam. 8 yaşında. 8 yaşında. Kütüphanenin bir numaralı sorumlusu. Evet. Kütüphane müdürü diyor. Müdürü. Bizim enstitü başkanımız Atilla. Kütüphane müdürü diyor Kaan'a. Kaan kütüphanede doğdu büyüdü. Bütün kitapları bilir, bilmem neleri bilir, mineralleri bilir sorma. Bilim adamı olacak herhalde inşallah. İnşallah bakalım. Süper. Kaan'la Viyana'ya gidiyoruz. Tabiat Tarihi Müzesi'ni falan. Ve Kaan'ın anne babası gelmiyor öyle. Benimle. Cihal amcasıyla el ele evet, gidiyorlar. Geziyor Kaan benimle. Harika. Evet o Kaan'la biz nerelere gittik? Volkanları gittik gördük. Kula'da. Bayıldı. Sınıfında şey yaptı. Kaan ikinci sınıfta. Hı hı. Prezentasyon yaptı. Sınıfına anlattı volkanları. Son eserinde Kaan galiba. Son büyük eser. İnşallah. Bakalım, olursa. Bakalım abi. Evet gençler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.